Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzında çok değerli konuklarımızla birlikteyiz bu akşam. Dış politika ağırlıklı konuşacağız fakat o dış politikanın içeriye yansımalarını da mercek altına alacağız. Anlamaya çalışacağız neler olduğunu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hep FETÖ'ye desteğini konuşuyoruz ama Almanya'yı konuşmadan olmaz. Fakat İngiltere'yi de biraz konuşarak başlayacağız aslında yayına. Geçen hafta İngiltere'yi, İngiliz istihbaratını ne yapmaya çalıştığını, bölgede nasıl oyunlar kurduğunu anlamaya çalışmıştık. Bu kez biraz Almanya'yı da konuşacağız ama İngiltere'yi konuşurken de biraz İngiltere'yi konuşarak başlayacağız aslında. FETÖ sanığı Akın İpek hakkında Akın İpek'in iadesi gerçekleşmedi biliyorsunuz. Bir bilgi notu hazırladı. Adli müşavir Abdullah Murat görevden alındı. O bilgi notunda çok ilginç ayrıntılar var. Arkasından da biraz onu konuştuktan sonra Almanya'nın ne yapmaya çalıştığını konuşacağız. Çünkü sadece Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere değil Almanya'da da FETÖ firarisi onlarca binlerce kişi var. Neden Almanya onlara kucak açıyor? Neyi ne yapmaya çalışıyor? Alman istihbaratı nasıl bir oyun kuruyor? Biraz da Alman istihbaratını bu akşam anlamaya çalışacağız. Öte yandan Türkiye'de de FETÖ operasyonları bütün hızıyla devam ediyor. Neden bir türlü Türkiye'deki FETÖ operasyonları sona ermiyor? Her gün farklı bir operasyonla karşı karşıya kalıyoruz çünkü. Kayseri merkezli bir FETÖ operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı. Daha sonra Diyarbakır merkezli operasyonda da bu kez yine 16 civarında kişi gözaltına alındı. Örgüte dönük operasyonlar daha ne kadar devam edecek? Örgüt tamamen çökertilmedi mi? Bunu biraz da işte Almanya, İngiltere, biraz Amerika'yı da konuşarak anlamaya çalışacağız. Öte yandan Cemal Kaşıkçı olayında farklı gelişmeler söz konusu. Onun iki yakın adamıyla ilgili olarak bir yakalama kararı çıkartıldı. Fakat asıl mesele Prens galiba. Prens'le ilgili olarak bir yakalama kararı çıkartılabilir mi? Çıkartılırsa ne olur? Onu da konuşacağız. Cemal Kaşıkçı olayının biraz da bunu bütün yönleriyle konuşmuştuk ama biraz Suriye boyutunu birkaç haftadır aslında çok biraz da eksik bıraktık. Çünkü Cemal Kaşıkçı olayının biraz sahaya Suriye yansıması da olacak kuşkusuz. İlerleyen günlerde nasıl yansıması olacak onu da bir anlamaya çalışacağız. Değerli konuklarımın analizlerini ben de merak ediyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın bölgeye olan desteğini, PYD'ye, PKK'ya olan desteğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 12 gözlem noktası kuruyor. 12 gözlem noktası İdlib'deki Türkiye'nin 12 gözlem noktası bir karşılık mı? İdlib'de ne oluyor? Bir sorun var mı? Rusya'dan yapılan açıklamalar, Türkiye'den yapılan açıklamalar mutabakatın devam ettiğini söylüyor. Fakat orada bir provokasyon olduğu, dolayısıyla bir sorun olabileceği iddiaları da var. İdlib mutabakatının bitmesi nasıl sonuçlar doğurur? Bitmemesi için neler yapmak lazım? Ve de Fırat'ın doğusu. Şimdi ben bunları anlatırken şöyle bir nefes nefese kaldım ama hepsini bir yetiştirmeye çalışacağız. Çok değerli konuklarım var. Kimlerle birlikteyiz bu akşam? Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor. Eski rektör. Ay evet hocam. Eski rektör ama özür dilerim. Hep ağız alışkanlığı ama çok teşekkürler. Ama öğretim görevlisi şu evet, an hocamız tabii. Orada. Yine hala Kadir Has Üniversitesi'nde. Doğrudur. Çok teşekkürler. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ramazan Kurdoğlu. Yeni Şafak gazetesi dış politika yazarı Nedret Ersenel. Ünvanlarda bir karışıklık olmasın da ünvanlar önemli. Eski güvenlik uzmanı Mete Yarar. Evet, bu akşam İstanbul'da bizimle birlikteler. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Ankara'da da değerli bir konuğum beni bekliyor. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı İsmail Hakkı Pekinpaşa da Ankara'dan yayına katılıyor. Sayın Pekin, Ankara'ya da selamlar. Hoş geldiniz. Teşekkürler geldiğiniz için. İyi yayınlar efendim. Sağ olun. Efendim. Çok teşekkür ederim. Hemen hızlıca başlayalım. Konuları yetiştirmeye çalışalım. Anlamaya çalışalım. Başlıyoruz. Yayına başlayalım. Ankara'dan başlayalım. İsmail Hakkı Pekinpaşa'yı dinleyerek başlayalım. Sayın Pekin, şöyle başlayalım izninizle. Biraz Türkiye'den dışarıya hızlıca gidelim. Şimdi açılışta da söyledim Sayın Pekin. Yani FETÖ operasyonunda hala birçok gözaltılar olmaya devam ediyor. Neden bitmiyor? Neden hala devam ediyor bu operasyonlar sorusunun yanıtını Türkiye ayağını bir konuşalım. Sonra hemen İngiltere'ye geçeceğim. Akın İpek meselesini bir konuşacağım ama Türkiye'de operasyonlar niçin bitmiyor, bitemiyor sorusunun bir yanıtı var mı sizde Sayın Pekin?
Yani Türkiye'deki operasyonların bitmemesinin ya da devam etmesinin nedeni özür dilerim. Terör örgütünün Sayın Pekin, hem Türk Silahlı Kuvvetleri. Sesim geliyor mu? Sayın Pekin'e nasıl duyuyorsunuz? Bizi... Yükseltelim evet. Arkadaşlar. Her hafta aynı sorunu yaşıyoruz ama özür diliyorum sizlerden. Yükseltelim evet. Sesi. Çünkü öncesinde bir yayın olduğu için prova yapma şansımız da çok fazla olmuyor. Az bir evet. zaman kalıyor. Buyurun rahat duyuyoruz sizi değil mi? Herkes duyuyor. Buyurun lütfen. Yani şöyle söyleyebilirim. Niye devam ediyor? Çünkü bu örgüt FETÖ terör örgütü şeyin içerisine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk evet. Emniyetine, daha doğrusu Türkiye'nin devlet kurumlarına girmiş. Geçen defalarda aynı şey söyleniyor. Aslında bu terör örgütü mü devlete sızdı yoksa devlet mi bu terör örgütlerine sızdı diye. Evet. O derece büyük bir 40-50 senelik bir geçmişi var terör örgütünün. Ve bundan dolayı da temizlemek zor. Yani Fethullah Gülen'in söylediği gibi işte kılcal damarlarına kadar gireceğiz ibaresi doğru çıkıyor. Ama tabii bu kadar çok, bu kadar kısa zamanda bile çok büyük temizlik yapıldı. Çok önemli bir mehale kaydedildi. Dikkat ederseniz bundan sonra da yani bunları ağabeyler aslında yurt dışında teşkilatı tamamen çözmek gerekiyor. Teşkilatın çözülmesi için yapılan bana göre bir karargah kurulma, hep aynı şeyi söylüyorum. Bir karargah kurulması gerekiyordu ve bu teşkilatın çökertilmesi gerekiyordu. Bu teşkilatın en azından Türkiye ayağının, yani çünkü bu teşkilatın başka ayaklarının Afrika'daki, Orta Doğu'daki, Çin'in işte Moğolistan, Türkistan bölgesindeki, Balkanlardaki ayaklarını Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, yani Almanya ve İngiltere dahil kullanacaklar ve kullanmaya da devam ediyorlar. Bölgedeki şey savaşına baktığımız zaman öne geçme ya da bölgede küresel lider olma savaşına baktığımız zaman. Amerika'nın dünya çapında bu örgütü kullanmaya çalıştığını, Almanya'nın Avrupa çapında ve en azından petrol bölgelerinde, Orta Asya'da bunu kullanmaya çalıştığını ve yine Amerika'nın Çin'in önünü kesmek için, şeyin önünü kesmek için, Rusya'nın önünü kesmek için bu örgütü kullanmaya çalıştığını görüyoruz. Böyle olduğu sürece bu örgüt devam eder. Yani bu örgüte ihtiyaç var Amerika tarafından ve Almanya, İngiltere tarafından. Bu örgütü kullanacaklar ve bu ihtiyaç olduğu sürece de bu örgütün sempatizanları veya da bu örgüte duyul etmiş kişiler mutlaka çıkacaktır. Ama Türkiye'nin yapması gereken, biraz evvel hep söyledim, bir karargah kurulmalı. Bu karargah her şeyiyle bu teşkilatı belirlemeli ve kritik noktalarına, sinir uçlarına dokunmak suretiyle bu teşkilatı çökertmeli diye değerlendiriyorum. Çünkü evet. bu teşkilat yeni değil. Aslında çok da Osmanlı'ya kadar giden bir teşkilat. Yani her ne kadar 1960'lı yıllarda falan ortaya çıktıysa da Osmanlı'ya kadar nasıl FETÖ, gidiyor? Fethullah Gülen örgütü Osmanlı'ya kadar giden bir örgüt. Yani Said Nursi'yi de belki daha sonra orada değerli hocalarım var. Onlarla konuşuyoruz. Yani onun da Protestanların etkisi altında. Yani dünyanın devamlı şunu söyleniyor. Katolikler şunu yapıyor, bunu yapıyor falan diye. Evet. Ama bunların dışında Protestanların, Martin Luther King'in de yapmış olduğu, Türkleri öcü gibi gösterip İslam'ı Protestanlaştırmak amacını güttüğünü ve bunun için de BND'nin, o zamanki İstihbarat Teşkilatı, işte Almanya İstihbarat Teşkilatı'nın şeyi Said Nursi'yi hapisten kaçarak onu bu konuda devşirdiği ve Said Nursi vasıtasıyla İsmail Hekimoğlu bu Minyeli Abdullah'ın yazarı, onun vasıtasıyla bu nemaların, mektupların Osmanlı Tumturaklı, Osmanlı Türkçesi yazılmış o Tumturaklı mektupların şeye gönderildiği, Amerika'ya gönderildiği, oradan birçok yere sipariş edildiği. Yani bu işler çok önceden beri devam ediyor. Hatta daha evveline gittiğimiz zaman da işte 13. yüzyılda, 17. yüzyılda bile işte misyonerlik faaliyetleri var. Yani o zamanlarda Cizvitler, Dominikenler, Fransiskenler var. Yani Türkiye devamlı bu şey altında, Haçlı Seferleri de bu örgütlerin düzenlediği, bu örgütlerin yaptığı şeyler ve amaç hem İslam'ı protestanlaştırarak
Güya Mehdi Mesih Deccal üçgeninden faydalanmak suretiyle bir şey meydana getirmek. Ortak saf bir Hristiyanlık ve o saf Hristiyanlığın Müslümanlığa dönüşü ve dünyada tek din olması, dünya dini olması ve arkasından da şeyin bütün bu şey sahaların gücün ve paranın, petrolün dünyanın yönetilmesi ve kendilerine devletlerle egemenlik yarışına girilmesi gibi çok büyük şeyleri var. Yani evet, örgütler, kurulan örgütler böyle kuruluyor. Yani kendilerine devletlerle egemenlik yarışına giriyorlar ve girdikleri bu devletlerle rekabet halindeler. Anladım. Ama daha büyük devletler, bölgesel güçler veya da küresel kıtasal güçler bu örgütleri kullanıyor ve bu örgütleri bir şekilde devşiriyor. Yani onun için Türkiye'deki olaylara, bu olaya biraz öyle bakmamız lazım. Bu olay çok çetrefilli bir olay. Yani çok basit bir olay değil. Sadece iktidar partisinin tek başına altından kalkacağı bir olay değil. Yani çok daha farklı mücadele yapmak gerekiyor. Çok daha derin mücadele yapmak gerekiyor. Şimdi onların hepsini konuşacağız. Ve bu... İzninizle biraz daha, zaten ilerleyen dakikalarda ben bu lütfen başlıkların hepsini açacaktım ama siz biraz konuya hızlı bir, tam kitabın biraz tabii ortasından meseleye tabii yaklaştınız. Ben zaten Almanya ne yapmaya tabii çalışıyor başlığı adı altında bu meseleyi biraz daha geniş olarak açmak istiyorum. Ama siz az önce dediniz ya, yani işte bu örgütler, cemaatler daha doğrusu önce bir bazı işte masum şeylerle mi kuruluyor? Arkasından Said Nursi Alman istihbaratının, BND'nin etkisine nasıl girdi? O meseleyi biraz daha yeri gelmişken çok hafif böyle açar mısınız? Daha sonra daha ayrıntılı konuşuruz ama bu çok önemli bir yani biliyorsunuz, başlık. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yani Birinci Dünya Savaşı, yani Almanya'nın ana, yani şöyle söyleyeyim. Hı hı. İngilizlerin Vahabileri nasıl kullandığını, Vahabi zihniyetini nasıl meydana getirdi? O şeyi Vahabilerin, tarikat demeyelim de yani Vahabiliği nasıl kurduğunu ve bunu kurarken amacının bölgeyi sömürmek, Osmanlı'yı parçalamak olduğu açık ve net. Yani aynı şekilde Almanlar da İngilizlerle, çünkü Almanlara şeyde sömürgeye bırakmamışlar. Yani daha evvelden şöyle söylendi. İşte, Fransızlar, İngilizler sömürgeci imparatorluklar. Onlar şu andaki olaylardan daha çok etkileniyorlar. Almanlar reel üretim yapıyor. Almanlar da bu hayat sahası dediğimiz bir yere ihtiyaçları var. Yani enerjiye ihtiyaçları var, ham maddeye ihtiyaçları var ve yine bu ürettiklerini de satmaya ihtiyaçları var, pazara ihtiyaçları var. Öyle olduğu için bu dünyayı etkilemek amacıyla, bölgeyi etkilemek amacıyla şeyi kullanmışlar. Yani onlar da Said Nursi'yi kullanmışlar. Yani Said Nursi nasıl kullanmışlar? Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarla nasıl kullanmışlar Said? Evet, Ruslarla savaşırken, iki düşüyor. Yani bir anlatım böyle. Başka bir anlatım daha var ama orada farklı bir yerde olduğu söyleniyor. Savaşa katılmadı ama bir anlatıma göre esir düşüyor ve hapishaneden kaçıyor ve Almanların, BND'nin, Almanların eline düşüyor. Çünkü Almanya oraya daha yakın ve BND ya da o zamanki adıyla Alman istihbaratı bunu yönlendiriyor, devşiriyor ve destekliyor. Desteklemesinin amacı bölgede, o bölgede yani Dicle Fırat havzalarında, petrol bölgelerinde kendine özgü bir şey meydana getirmek. Bir toplum meydana, bir yönetim meydana getirmek. Kendine bağlı bir ne diyelim, devlet meydana getirmek diye söylüyorum. Yani amaçları bu adamların. Hı hı. Ve bunu kullanıyorlar. Bunu daha sonra Amerikalılar da kullanmaya çalışıyorlar. Ve şeye baktığınız zaman şu meşhur İşte biraz evvel söyledim, Mehdi Mesih Deccal olayına baktığınız zaman bunlar şeyin o tumturaklı Osmanlıcısıyla Said Nursi'nin o mektuplarında, nemalarında geçer. Yani Hristiyanlığın ya da diğer dinlerin, Katoliklerin nasıl saf hale geleceğini, saf hale geldikten sonra İslam'a dönüşeceğini, İslam'a dönüştükten sonra dünyada tek bir din olacağını, dolayısıyla Mehdi ve Mesih'in geleceğini, yani burada Mesih'i kabul etmiştir. Kendisi de Mehdi gibi değerlendirilmiştir. Mehdi olmamasına rağmen ya da
böyle bir şey belirtmemesine ama Mehdi olarak değerlendirilmiştir şey. Evet. Böyle bir şey var. Yani amaç bölgede bir şey meydana getirmek. Bir sempatizan grup meydana getirmek ve onları istediği gibi yönetmek. Yani İngilizlerin Suudi Arabistan'da yaptığını Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da yapmaya çalışıyorlar Almanlar. Bakü'de yapmaya çalışıyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Almanlara baktığımız zaman ya biz ortak savaşıyoruz. Almanlar Türkiye'nin yani Osmanlı'nın ordularıyla Bakü'ye girmesini istememişlerdir. Yani Osmanlı'yı geciktirip İngilizlerin Bakü'ye girmesini sağlamışlardır. İngilizlerin Bakü'ye girmelerini istemişlerdir. Yani böylesine büyük bir rekabet var. Onun için Türkiye'nin bu konunun altından bu konuyu böyle çok çabuk halletmesi mümkün değil. Yani uğraştığımız konu çok çetrefilli ve çok zor bir konu. Evet. Onun için Türkiye'nin ana teşkilatı çıkartıp onunla baştan itibaren mücadele etmesi gerekiyor. Yani bu işin evet bir bölümü inanç özgürlüğü, inanç hürriyeti bunlara bir şey demiyorum. Çünkü bazı şeyler de var. Onlar da ruhani temizlik anlamını taşıyan şeyler de var. Tarikatlar da var, cemaatler de var. Onlar ayrı bir konu ama genel olarak baktığımız zaman büyük bir bölümü maalesef hem güçleri tarafından hem de dünya güçleri tarafından kullanılıyor. Peki onu biraz daha ilerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı olarak açarız. Evet. Ramazan Hocam, peki siz hala bu örgütün bu kadar Türkiye'de faal olmasını nasıl adlandırıyorsunuz? Daha önce bazı farklı ezoterik örgütlere benzetiyordunuz siz. Opus Dei'ye örneğin benzettiğini de hep konuşmuştuk başka yayınlarda. O zaman bu örgüt o zaman kendi varlığını nasıl ayakta tutuyor? Operasyonlarla farklı, biraz da Mete Bey'e soracağım. Anladığım kadarıyla farklı bilgiler, istihbaratlar geliyor ki o istihbaratlara göre de operasyonlar yapılıyor anladığım kadarıyla. Ama siz bu örgütlerin yapısına bakarak neler söylersiniz? Önce bir iki başlık vereyim efendim, sonra örgüte geleyim. Lütfen. Dünyada bugün ne olup bittiğini anlayabilmek için milattan önce 8. yüzyıldan başlayıp milattan sonra 2. yüzyılda biten modern felsefi inançlar ile Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarına bakmak lazım. Çünkü bu bir senkretik bağdaştırılmış inanç oluşturdu. Bu bir. İkincisi, baktığımızda paşam güzel bir laf etti. Bu Osmanlı'dan başlıyor dedi. Ben onu biraz daha geriye götüreyim. Tıpkı milattan önce 8. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl sürecinde Yahudilik ve Hristiyanlık felsefi dinler ile senkretik bir paganizm merkezinde harmanlanırken bunun içine İslam da konulmak istendi. Ne zaman? İslam 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar muhteşem bir medeniyettir. Ama 13. yüzyıldan bu tarafa 700 yıldır İslam bilimde ve ilimde yetimdir. Nitekim baktığımızda küresel çapta İbn Haldun deriz, sonra mı deriz. Yani maalesef böyle bir sıkıntımız var. İşte bu noktada yakın döneme dönelim. 1906 yılında bu meselelerde İngiltere'yi anlamadan Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli, en fazla memur bulunduran birimi Dünya İnançlar Dairesi'dir. Çok enteresandır bu. İngiltere Dünya 1900... İnançlar Dairesi. Evet, Dünya İnançlar Dairesi. İngiltere 1906'da daha önceki Hindistan operasyonlarında çok ilginç bir şey çıktı Hindistan'da. Yani şaka gibi gelecek size de, belki ilk defa duyan sevgili seyircilerimize de. Kur'ancılar ve hadisçiler diye Müslümanları ikiye böldüler. Bir kısmı Kur'ancı, bir kısmı hadisçi diye. Böyle bir tartışma hala devam ediyor biliyorsunuz yani. Evet. Hala var o tartışma. Evet. Ve bunun kökenleri 1906'da Hindistan'da başladı. Bunun sonucu nihayetinde bu iş Pakistan'ı çıkardı, doğurdu. Arkasından Pakistan'da bu işi yoğunlaştırdılar. Bengaldeş'i çıkardı ama o arada da bu yapı özellikle İhvan'ın bazı kollarında. İhvan amalgam bir örgüttür. Yani içinde samimi Müslüman olanlar da vardır, Osmanlı Türk aleyhtarı olanlardan da vardır, Masonlar da vardır, var oğlu var yani, amalgam bir yapıdır. İşte bu yapı Mısır'a taşındı. Bu yapıyı Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı Türkiye'sine ve Cumhuriyet döneminde özellikle Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'ye taşımak istediler. Ancak burada devletimizin kurucusu Atatürk'ün çok uzak bir öngörüsüyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuş olması, ki Diyanet İşleri Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nı rahmetli Atatürk aynı günde kurmuştur. Orada Diyanet İşleri Başkanlığımızın olması, ilahiyat fakültelerinin olması
bu Kur'ancılar ve hadisçiler meselesinin Anadolu'ya taşınmasını engelledi, bloke etti. Ancak hemen bir başka yere dönelim. 1929'da Münih'te bir cami operasyonu vardır. Bu cami operasyonu, başlıklarını vereceğim ileride detaylı. Sonra lütfen. 1942 yılında aslında Amerikalı bir protestan olan ama Oxford Üniversitesi'ne gelen Frank Buchman, Doktor Frank Buchman İngiltere'de bir evangelist yapı oluşturdu. Bu evangelist yapı daha İkinci Dünya Harbi bitmeden 1942'de Türkiye'ye el attı. Özellikle İsviçre üzerinden Türkiye'de bir kısım dini cemaat ve tarikatlara el attılar. İşte bu birkaç cemaat ve tarikat. Tabii birkaçlar. Yani bugün devletimiz çok doğru bir şekilde FETÖ terör örgütünün üzerine gidiyor ama FETÖ terör örgütü mensuplarının ki daha büyükelçiliğimizde bir kepazelik ortaya çıktı İngiltere'de. Şimdi birazdan ona geçeceğiz. Önce bu Türkiye'yi biraz anlayalım. Bu FETÖ terör örgütü meselesi o kadar derindir ki, çünkü hemen bir başka meseleyi başlığını vereyim. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda 2006 yılında QDDR, Q Denizli Denizli R, yani bu örgüt 2010 yılında da bir rapor yayınladı, 1500 sayfalık. Nasıl bir örgüt bu? Kim onlar? Yani QDDR işte demokrasi ve insan haklarını savunma gibi çevirebileceğimiz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir birim. Önce QDDR. Çok, evet. Mısır'dan ve Arap ülkelerinden Amerika'ya da yeşil kart almış, Amerikan vatandaşı olmuş bir kısım muhafazakar unsurlardan 1500 kişi devşirdiler. Şu anda bu örgüt 10.000 kişiden fazla bir Müslüman çalıştırıyor. Ve bu yapı içinde baktığımızda Moon tarikatı, Yeşil Kuşak, Kur'an yolu, Falun Gong, mesela bu hadise Türkiye'de FETÖ var ama Pakistan'da da Kur'an yolu, Çin'de de Falun Gong. Yani hem bir taraftan seküler yapı üzerinden gidiyorlar hem bir taraftan dini yapı üzerinden gidiyorlar ki kendilerine uygun o ülkede her dinde tarikatçı ve cemaat vardır. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da vardır. Bir kısmı bunun hak çizgidedir. Bir kısmı ise ki şey vardır, WikiLeaks belgeleri yayınlandı biliyorsunuz. WikiLeaks belgelerinin orijinal İngilizce metninde Mossad'ın bir raporu var. Mossad diyor ki İslam ülkelerinde 70 cemaat ve tarikatı finanse ediyoruz diyor. Yani bunu anlamadan İslam dünyasının içinde bulunduğu tehlikeyi, devletimize yönelik tehlikeyi anlamak mümkün değil. O zaman ben sizin çizdiğiniz bu genel resimden anladığım kadarıyla bu örgüt Türkiye'de yine kullanılmaya devam edecek. Yani efendim, o yüzden operasyon... Bu örgüt 1942 ile 1966 yılları arasında Rearmament, manevi Türkçesi, manevi cihazlanma derneği adıyla Anadolu'nun her şehrinde Antalya'yı güzelleştirme, Üsküdar'ı güzelleştirme, bilmem nereyi güzelleştirme adı altında binlerce anti-komünist çizgi içinde güya bu örgüt öyledir yayıldı ki onun için devlet söktükçe gerisi geliyor. Ayrı i̇şte, kutu. Ben de şu anda onu anlamaya çalışıyorum. Devlet söküyor, hala operasyon ayrı kutu. Devam edecek. Evet, evet, evet. Çünkü bu özellikle biliyoruz ki 1962'lerde bu FETÖ denen çete reisi Kırklar elinde bir camiye vaiz olarak yerleştirilmiş bir siyasi tarafından, ismini söylemeyeyim yanlış anlaşılır şimdi. Söylemeyelim çünkü. Evet. Bu siyasi tarafından daha sonra bu yapıyla birlikte Türkiye'de her kesime, her partiye sızmaya çalıştılar. Şimdi izleyicilerimiz yanlış anlamasın. O siyasiyle ilgili daha önce birçok kez konuşmuştuk ama bu kez cevap hakkı olacak ya kızı. O zaman evet telefona bağlanmak haklı olarak evet, evet onun için söylemiyorum. Cevap hakkı. Yani bir eski Adana senatörü Kırklar eline bunu yerleştirdi. Bu noktaları yani günümüzün Türkiye'nin içinde bulunduğu yakın tarihi iyi anlayamak için 1978 İran olayını, 1978 Afganistan olayını, 1978 efendim Çin'de bir iktidar değişikliğini, 1978 efendim Papa hadisesi vesaire vesaire bunları anlamadan, peki, bunları anlamayız. Çünkü bu hadise bütünün bir parçası. Fethullah hadisesi de Türkiye'de Fethullah Gülen'le başlamadı. Şimdi yine cevap hakkı doğmaması için isim vermiyorum. Fethullah'tan önce Fethullah'ın bu ülkede ağababaları var. Efendim
Athenagoras'ın elini öpenler var. Vatikan'a ilk mektup yazan şey falan değil, Fethullah Gülen değil. Fethullah Gülen'den önce Atina'ya bu ülkede mektup yazanlar... Kim onlar? Siyasetçi mi? Hayır, dini cemaat. Dini cemaat. Bazıları, evet. Dini cemaat. Evet, evet. Onun için şunu bilmek zorundayız. Ben samimi bir dindarım, pür Müslümanım, vatanımı seviyorum. Ama İslam dünyasını yıkmak için 13. yüzyıldan defaatle, hatta Bujuvara'nın Türk İmparatorluğunu parçalamak için 100 proje diye İş Bankası tarafından yeniden basıldı bu kitap. Herkes bu kitabı okumalı. Bir daha söyleyelim kitabı. Bujuvara diye bir adamın Türk İmparatorluğunu parçalamak için 100 proje diye bir kitap. Çok eski baskısı vardı. Yeni baskısını da İş Bankası basmış. Her seyircimiz bunu alsınlar. Çünkü Müslüman dünyasını, İslam dünyasını özellikle peygambersiz bir İslam tezgahlayarak yıkmak istiyorlar. Çünkü senkretik, bağdaştırılmış bir din ortaya çıkarabilmek için İslam'ı peygamberinden kurtarmak. Bir taraftan da sürekli hadisçilik. Elbette peygamberin sünneti Kur'an'ın yanında esastır. Ama mensubu olduğumuz Hanefi, Maturidi, Sünni İslam'ın kurucusu olan Ebu Hanife'nin kabul ettiği hadis sayısı 25'e kadar falan düşüyor. Ayetlerle oynayamadıkları için Talmud'dan, Tevrat'tan alıp Müslümanlığa hadis diye uyduruk hadisler çakıyorlar. Şimdi orada da başka bir tartışma başlayacak. Burada hadisçi kimse de... Vallahi bu gerçek. Yok, bildi anladığım kadarıyla. Bu konuları en iyi bilen insanlardan birisi bundan önceki Diyanet İşleri Başkanı'dır. Zannediyorum siz de program yaptınız. Sayın Görmez Bey. Evet, evet. Peki. Mete Bey, şimdi farklı iki perspektife anlamaya çalıştık. Farklı istihbaratlar, bilgiler geldikçe bu operasyonlar böyle devam edecek mi? Çünkü her seferinde örgütün işte Baylok, sonra şu ankesörlü telefon, bu haberleşme sistemleri hala devam ediyor mu? Kendi içinde haberleşiyorlar mı? Yani devlet bu anlamda yeni bilgilere ulaştıkça bu operasyonları derinleştiriyor mu? Bu operasyonlar hala neden devam ediyor sorusunu sizde kendisine. Şu anda hani siz oraya kripto FETÖ'cüler demişsiniz. Açıkçası bunların hiçbiri kripto değil artık devlet için. Hı hı. Çünkü çok uzun zamandan beri Baylok arkasından da ankesörlü telefon operasyonlarıyla beraber zaten devletin elinde bir arşiv var. Evet. Ve bu arşivdeki olan kişiler üzerinde Milli İstihbarat Teşkilatı, daha sonra savcılıklar ve savcılıklardan da polis teşkilatı ile beraber yapılan operasyonla en son aşamada gözaltına alıyorlar. Ama o aradaki bölümde bunun delillendirme kısmı yapılıyor. Yani kim kimdir, ne bağlantısı yapılıyor diye araştırma. Ankesörlü telefon operasyonu dediğimiz operasyon bundan aylar öncesi yapılmıştı. Hı hı. Ve o zamanki benim bildiğim rakamlar, 8000'in üzerinde ankesörlü telefon üzerinden mesajlaşan kişi vardı. Yani bunların bir kısmı silahlı kuvvetlerde, bir kısmı diğer bakanlıklarda, bir kısmı da normal işte sivil hayatın içerisinde olan FETÖ'cülerdi. Onun üzerinden bir planlama yapıldı. Bir öncelik sırasına konuldu ve öncelik sırasında şu anda devlet o almış olduğu bilgiyi delillendirerek savcılıklara sevk etmeye başladı. Yani bugün gördüğünüz tablo aslında devlet için bir kripto FETÖ operasyonu değil. Onu söyleyeyim ben size. Peki. Ama asıl sorun, hala devlet için sorun olan şey, ta başından beri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ısrarla yazdığı, daha sonra Nedim Şener'in kitaplaştırdığı, polis istihbaratının da sunduğu raporda söylediği gibi başka grupların içerisine sızmış ve sızdırılmış. FETÖ'yle daha önce çok da fazlasıyla direkt bağlantı içerisinde bulundurulmamış olan mahrem gruptan hala endişeli. Ve devletin şu anda peşinde olduğu asıl grupta aslında şu anda mahrem grubun peşinde. Mahrem grubun peşinde. Yani bunlar açıkçası diğer örgüt unsurları gibi direkt birbiriyle bağlantısı veya birbiriyle ilişkiye girmiyorlar. Bunların o katman içerisinde, sıralama içerisinde... Matruşka yani, modeli. Neredeler mahrem imamlar? Hangi şeyde yani katmanda duruyorlar? Yani mahrem imam değil bunlar. Mahrem dediğimiz bir grup var. O grup nerede duruyor katmanda? Yani onlar daha üst seviyedeler. Daha üst seviyedeler. Ve o çekirdek kadroya örgüt de yakın bunu, isimler. Örgüt de bunu elinden geldiği kadar tecrit etmiş. Yani grupların içine almamış. Öğrenci olurken de çok da faal anlamda kullanmamış. İşte telefon kullandırmamış. Bunlara baylok yükletmemiş. Ne diyeyim size, şey zamanında bankaya para yatırmamış gibi bir grup var. Ve bu grubu da
Yani şey olarak söyleyebilirsiniz, hani zaman zaman konuşulur, uyuyan hücreler denir. Bu uyuyan hücreler açıkçası hiç deşifre edilmemiş. Ne zaman ve nerede kullanılacağı da açıkçası en büyük sorunlardan bir tanesi. Hala şu devletinde anda uyuyan hücreler var yani, ve devlet işte, onlara ulaşmaya mı çalışıyor? Asıl sorun şu anda devletin mücadele söyleyeyim. Ettiği konu o. Dediğim gibi bugün hani size yansıyan bu şeyler, kişiler devlet için bir kez daha söylüyorum, kripto değil. Devlet biliyor ve bunu delillendiriyor. Uyuyan hücrelere peki nasıl ulaşacak? Uyuyan hücreler dediğiniz işte hiç kimseyle bağlantısı olmaması adına uyuyan hücreler diyorum. Yani bunları hücre olarak tabir ettim, yanlış anlamayın. Öyle bir hücre yapısı değil. Yani daha anlaşılsın diye. Hiç kimseden emir almayan, bir gün muhtemelen bir görev verilecek belki. Belki hiç görev verilmeyecek ve saklanacak ve başka bir partinin içerisinde veya başka bir cemaatin içerisinde veya devletin başka bir organ içerisinde tepeye kadar getirtilmek için uğraşılacak olan bir gruptan bahsediyoruz. Buna devlet şu anda angaje olmuş durumda. Bunun bağlantılarını ve bunların irtibatlarını bulmaya çalışıyor. Bunlar peki kendi aralarında haberleşiyorlar mı? Yani bir haberleşme sistemleri var mı acaba? Var tabii ki. Yani daha şöyle söyleyeyim. Ama. Onlarca, yani bizim de bildiğimiz onlarca yöntem ve hangi özellikle telefon üzerinden bakın bu örgüt bir defa bir cemaat diye tabir ediyoruz ama bu örgüt bir cemaat kisvesi altında bir istihbarat örgütü. Yani başından beri söylediğimiz şey şu, bir cemaat mensubunun kod ismi olmaz. Bir cemaat mensubu bir örgüt içerisinde birbirinden bağlantısı olmayan ve bağlantısı birbirinden kesilmiş hücre yapısında olmaz. Başından sonuna kadar eğitilmez. Dışarı çıkmaması adına babasıyla ve ailesiyle irtibatı kesilmez. Yani baktığınızda bu yapıyı tanımlarsanız daha çok bir istihbarat örgütüdür. Yani hani bunun adını herkesin bilmesi adına söyleyelim. Hani ne dersiniz bu örgüte dersiniz? Bu örgüte Gladio dersiniz. Gladio. Gladio dersiniz. Yani hani daha anlaşılması anlamında söylüyorum. Çünkü bu yapı gerçekten bütün organizasyon şemasıyla baktığınızda normal bir cemaate uymuyor. Yani Türkiye'de bir sürü cemaat var. Bu cemaatteki insanların evet kendileri arasında problemler olabilir. İşte devletin içine girmeye çalışabilirler. Devlette pozisyon almaya çalışabilirler. Ama hiçbirinin yapısı bu yapıyla benzeşmez ve örtüşmez. Bir kez daha söylüyorum. Bakın bu yapıyı herhangi bir sıradan adamın, herhangi bir sıradan kişinin ben yarın sabahleyin böyle bir yapı kurmak istiyorum diye kurabileceği bir yapıdan bahsetmiyoruz. Bu yapının 40 yıllık emekle kurulabilmesi için birincisi üstünün örtülebileceği kadar bir koruma altına alınması gerekir. Yani bütün terör örgütleri yok olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi belli bir ölçüye ulaşamamasındandır. Bu 40 yıllık koruma kalkanı kimler tarafından sarıldı, sağlandı sorusu da bu örgütün masum bir tarikat olmadığını veya cemaat olmadığını da en önemli göstergelerinden bir tanesi. Demin hocam anlattı, sayın komutanım da anlattı, bazı ibareler de verdi. Ben tabii o kadar geçmişe götürmeyeceğim ama daha yakın limitte aldığım için söyleyeyim size. Bakın bu teşkilat yapısını örnek vereyim. Türkiye'de silahlı kuvvetlerde kurmaya çalışsanız bu eğitimi almış olan adam sayısı veya kişi sayısı, asker sayısı 500 kişidir. Türk Silahlı Kuvvetleri 220 bin kişi. 500 kişi bilir bu tür eğitimin nasıl yapılacağını. O da yalnızca bir yerde eğitim verilir. Ve o eğitime girmeniz için de muazzam bir istihbarat sorgusundan geçmeniz gerekir. Ondan sonra eğitime girebilirsiniz. Bakın bu örgütün içerisinde yalnızca mahrem imam dediğimiz yapının içerisindeki olan adam sayısı yaklaşık 1000'in üzerinde. Örgüt mensubu dediğiniz... Bunlar hepsi belli yerlerde mi eğitilip Türkiye'ye geldiler? O eğitimler Türkiye'de mi yapıldı sizce? Burada muhtemelen Nedret Bey burada yapıldı diyor bu eğitimler. Şöyle söyleyeyim. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Küçük bir virgül tabii, buyurun. İsmail Pekin. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de o Gladio, yani Gladio dediğimiz ya da özel harp dediğimiz örgütün örgütlediği binlerce insan var. Belki çok daha fazla. Hı hı. Yani yerinde kal prensibi, işte şeyde geride kalma vesaire falan. Ben onu da kastetmedim komutanım. Bu var. O Gladio Gladio değil. Hı hı. Hayır, dinle bak şimdi. Bu şu anlaşılıyor. Türkiye resmi olarak bu işi yaparken NATO kapsamında bir taraftan da
başka bir ülke şeyi ya da Amerika ve diğer ülkeler bilmiyorum başka bir ülkede Fethullah Gülen tarzı yani bu cemaat tarzı veya da buna benzer bir istihbarat örgütünü örgütlemiş. Ve bu konuda biz çok yaya kalmışız. Yani kastettiğim konu bu. Yani olay sadece düşündüğümüz o özel harple ilgili özel harple ilgili adamlar değil. Benim sadece kastettiğim zaten o değil. Şimdi komutanla ayrıldığımız, ayrıştığımız konu şu. Evet. Zaten buralarda kopuyor sorun. Sanki aslında herkes ayrı, aynı yolda paralel yürüyor. Yani paralel kaldırıyorum, yan yana yürüyor. ayrıştığı yerlerde sanki fikir farklılık. Hayır öyle değil. Bu bir bütün kesmiyor. Şimdi birlikte gidiyorlar. Şimdi NATO'nun çok sizi edecek bir şey söyleyeceğim de onun için. NATO'nun Gladio yapısıyla Türkiye'deki özel harp dairesinin yapısı birbirine değildir. Arada büyük bir keskinlik vardır. İki tane keskinlik var. Birincisi NATO'daki Gladio yapısı oradaki istihbarat teşkilatları tarafından kurulmuştur. Türkiye'deki seferberlik için kurulan yapı Türkiye'de Genelkurmay tarafından kurulmuştur. Birincisi bu. İkincisi seferberlik için mi kurulmuştur o yapı yoksa? Evet öyle kurulmuştur ve teşkilatı odur. Yani anlatırım ben size ayrıntılısını. Seferberlik tetkik kurulu. Ayrıntısını anlatırım. Evet. İkinci fark şudur. Avrupa'daki Gladio aktiftir. Avrupa'daki Gladio aktiftir. Yani şahısların tamamı görevlidir ve görev almaya devam ederler. Görev almaya devam ederler. Türkiye'deki yapı ise seferberlik ağında aktif hale getirilmek üzere söndürülmüştür. Hiçbir şekilde fiili öyle anlamda biliyoruz. Aktif bir görevle görevlendirilemezler. Üçüncüsü öyle biliyor mu? Öyle mi biliyoruz yoksa faal ya, sorusu tabii çok büyük komutanım bu konuya tartışmayacağım. Yani 1970 ile 1980 arasındaki olayları nasıl söyleyeceğiz? 1970 ile 80 arasındaki olayları mı paşam? Ben bir şey anlatayım müsaade edersin. Bütünlük bozulmasın. Sayın komutanım daha sonra itirazlarını yapabilir. Ama soru önemli bir soru. O zaman ben hiçbir şey anlatamıyorum ki. Anlatın canım. Ya ben komutanıma itiraz ederken 10 dakika önce de itiraz edebilirdim. Ama ben sustum. Niye sustum? Tamam peki anladım. Bütünlüğü bozulmasın dedim. Tamam. Yani bütünlüğü bozulduktan sonra bir anlamı kaldı. Bozmayalım ama arada sorular alalım. Ama bir şey söylüyorum. Söyleyin. Bakın lütfen sözümü kesmesinler. Tamam peki. Çünkü anlattığımın bir mantığı var. İtiraz ederse edebilir. Hiç sorun yok. O geleceğiniz yere gelin. Daha iyi anlayalım sizi. Bakın. Türkiye'de Seferberlik Teknik Kurulu'nun seçtiği birimdeki tamamı hepsi Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla görevlendirirler. Yani bu şahısların hiçbiri gizli şahıs değildir. Birincisi bu. Hı. Ama Avrupa'dakilerin hepsi gizli şahıstır. Çünkü istihbarat örgütü tarafından seçilirler ve hiçbir birime tarafından bilgilendirilmezler. Türkiye'deki Seferberlik Teknik Kurulu'nun seçtiği adamlar, ben 1970 öncesi 80 öncesinin hesabını verecek halim yok. Ben son özel kuvvetlerden sonraki döneminkini söyleyebilirim. Yaşım müsait değil, şeyim müsait değil. Türkiye'de Seferberlik Teknik Kurulu'na da bir kişinin seçildiğinde, askerliği yaparken veya diğer şeyde, şahsın seçilmesinden sonraki sistem tamamen devletin kontrol altındadır. Kimler? Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu'nun altındadır. Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla gelinir ve o hisselerin tamamı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elinde de vardır. Yani bu şahısların gizliliği yalnızca ilgili birimler tarafından bilinmesidir. Ama Gladio diye söylediğimiz ekibin şeyi yalnızca istihbarat birimleri tarafından bilinir ve tamamı aktiftir. Bunların bir kısmı siyasetçidir. Bunların bir kısmı başka pozisyondadır. Türkiye'dekinin başka bir özelliği daha vardır. Onu da söyleyeyim. Ama şunu da söyleyin. Türkiye'de hiçbir zaman öyle aktif olmamış mıdır diyorsunuz? Bakın ben 1970 ve 1980'in hesabını veremem çünkü... Hesap değil de biz hesap sormuyoruz canım. Niye hayır şunu söylüyorum. İyi de bunu söyleyenin bir belgesini koyması, bununla ilgili bir suçlama varsa onu yapması lazım. Ben hani hayatım boyunca hiç şöyle konuşmadım. Hiçbir zaman da konuşmayacağım. Yani şu programı gazeteciyiz. Bunlar olmuştur diyemem. Benim söylediğim şeyler, hani aradaki fark anlamında söylüyorum. Aradaki yaşam anlamında söylüyorum. 1990'lar öncesinde yani ilk kurulan teşkilat bu komünizmle mücadele anlamında değil, hı hı. Herhangi bir işgal anında Rusya'ya direnemeyeceğini Avrupa kabul ettiği için asıl direnişin bu teşkilatlar tarafında olmasını kabul ettiğinde NATO'da tartışıldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir itirazda bulunmuştur. Tek itiraz eden ülke de Türkiye'dir NATO'da. Demişlerdir ki biz böyle bir teşkilatı kurmak zorundayız. Türkiye'nin itirazı aynen şudur. Hayır, bu teşkilatı biz bu şekilde kurmayız.
Sormuşlardır, neden kurmazsınız bu teşkilatı? Niye aktif olarak hayatta tutmuyorsunuz? Biz kontrol edemeyiz. Türkiye'de böyle bir şey olduğunda siyasete müdahale edebilir. Ve bunların yaptıklarını da engelleyemeyiz deyip bunu NATO'da istisnai olarak bir tek Türkiye için istisnai durum tespit edilmiştir. Ve Türkiye'deki grup pasif halde tutulmak üzere anlaşma yapılmıştır. Bununla ilgili arşiv belgeleri NATO'nun kendi arşivinde vardır. Araştırmak isteyenler gidip araştırabilir. Şunu söyleyeceğim. Bunu neden anlatmaya ihtiyacı duydunuz? Bunu niye anlattım? Şimdi neden, benim söylediğim Gladio, Avrupa'daki Gladio ile aynı. O tarihten itibaren şu ortaya çıkmıştır. Alternatif, hani biz bugün paralel devlet diye söylediğimiz tabirin içerisinde acaba paralelliği Türkiye'nin içerisindeki bir grup mu paralel devlet yapmaya çalıştı? Yoksa yurt dışından bir grup bu devlete içine koyamadıkları bir paralelliği kendi himayelerinde kullanabilecekleri bir teşkilatla mı yaptı? Hangisi benim peki? Söylemeye çalıştığım şey... Hangisi o zaman? İkincisi işte. Yani benim söylediğim şey aslında ki bu yapı, dedim de bugünlerde yazılarına çok biraz güzel yazıyor. Biraz orada Necdet Bey'le ayrışıyorsunuz. Çok da katılıyorum, zaten. Çok evet. Da katılıyorum. Bakın, bu teşkilat Türkiye'nin ta başından beri itiraz ettiği ve kabul etmediği teşkilatın kurulmasıyla tarihiyle aynı tarihe geliyor. Türkiye'deki kurulan teşkilat Türkiye'ye hizmet etmediğini biz zaman zaman her türlü olayda gördük. Anladım. O yüzden söyledim. Avrupa'daki Gladio teşkilatıyla birebir benziyor. Çünkü eğitimleri, tarzları, yapıları, teşkilatlanmaları ve diğerine baktığınızda peki. Eğitim tarzı olarak ve yapılanma tarzı olarak birebir böyle bir teşkilata benziyor. Anladım. Bütün görüntüsü budur. Zaten eğer şöyle olmuş diğer olsaydı... Diğer konuklarıma da geçeceğim. Diğer konuklarıma geçmek istiyorum ama toparlarsanız şey yaparsınız. Ben bitirdim. Yani benim söylemeye çalıştığım anladım. Şey şu. Kaynayıp gitmesin bir şey ilave etmek buradaki istiyorum. Konu, geleceğim bakın efendim. Buradaki tartışılması gereken konulardan bir tanesi. İstihbarat teşkilatına 5000 tane adam alırsınız. 5000 adam alırsınız. 5000 adamı eğitmek için yıllarca uğraşırsınız. İçerisinden 30 tane 40 tane köstebek çıkar. 100 tane köstebek çıkar. Olabilir. Dünyanın her tarafında bu şekildedir. Bu örgütün yaklaşık 200 bin kişilik bir örgüt üyesi olduğunu söylüyoruz değil mi? 200 evet. bine yakın evet. örgüt üyesi olduğunu evet. söylüyoruz. Bu 200 bin kişilik örgütün üstünün örtülmesinin sağlayan yapının ne olduğunu tartışmadan, konuşmadan demin Ramazan Hoca'nın da Sayın Komutanım'ın da söylediği sonuca asla ulaşamayız. Nasıl işte onu anlamaya çalışıyorum. İşte kim o yapı nasıl bir yapı? Bakın, kim koruyor onu? Üstünü örten bir şey yok. Kendimiz oyuz. Yani mesele burada. Hayır kendimiz şöyle ama bak. Bir tek tarihte ayrılıyoruz sende. Bakın aynı şeyi yıllar boyunca söylüyorum. Aynı örneği veriyorum. O siyasi bir yapı bakın, mıdır? Aynı örneği veriyorum. O bir askeri bakın, yapı 1980, mıdır? Nedir yani? Bakın 1980'li peki. yıllar özellikle Türkiye'deki bu tür yapılara karşı kurulduğunu ve konuşlandığını söyleyen bir askeri darbe dönemidir. Doğru mu? Yani gerginlikteki en büyük mücadelesi buydu. Anladım. Orduya sızmaların ve günün... ilk soruların çarıldığı tarih de ordudan ilk soruların çarıldığı tarih de o tarihtir. Bakın o tarihtir. Örneğini hep veriyorum. Biz harp okulunda olduğumuz yıllarda, 1980'lerin başıdır. Aramızdan onlarca öğrenci bu teşkilatın içerisinde oldukları için alınıp götürüldüler. Sorgulandılar ve tekrar geri getirildiler. Sayın Komutanım Genelkurmay İstihbarat Dairesi'nin başkanlığını yaptı. Herkesin arşivinin nasıl tutulduğunu benden 10 kat daha biliyor. Yanındaki bir evrağın, yanındaki bir soruşturmanın, yanındaki bir kaydın silinmesi silahlı kuvvetlerde dünyanın en zor işlerinden bir tanesi çünkü hep kayıtlara dayanır. Bu 13 tane gönderilen adamdan 12 tanesi general oldu. Ve 12 tanesi de darbeye karıştı. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyanın hiçbir yerinde bakın anladım. Dünyanın hiçbir yerinde bu koruma olmadan birileri bu makamlara ve bu pozisyonlara gelemez. Tamam anlaşıldı. Okay. Sayın Pekin kim korudu onları sorusunu bir yanıt verelim. Tabii tartışma başka yerlere gidiyor. Aslında yok, gidebilir. Özür yani biraz aslında ana şeyini konuşuyoruz. Bakın, bir de 70 benim, ile 80 arasındaki o hatırlatmayı bakın, neler benim, yaptınız? Benim yaşım 70 ile 80 bilmez. Komutanım 70-80 o söylesin ama o söylesin. Bilebilir. Ha. O cevaplayabilir. O söylesin. Benim söylediğim tarih yani benim söylediğim tarih 90'lı yıllardan beri olan tarihi bahsediyorum. Ankara biraz bizi geçiriyor ya. Doğru değil. Tamam Sayın Pekin dinleyeyim efendim sizi. Buyurun neden hatırlatmayı yaptınız? Fethullah Gülen. Onları koruyanlar kimler? Fethullah Gülen'le beraber TSK'da. Sanırım
Belki şey olur, Mehmet Şevki Eygi, birkaç böyle, bu insanların hepsi Özel Harp'te Serbel Tetkik Kurulu kapsamında alınan adamlar. Bir dakika, Fethullah Gülen yani, ve Mehmet Şevki Eygi. 1980 yılında, bakın 1979-80 yılında Özel Harp Dairesi kaldırılıp yerine Özel Kuvvetler kuruldu. Amaç bu yapıdan kurtulmaktı. Ve o zaman bu işi yaparlarken işte ilk defa timlerin kurulduğu zaman kulakları şınlasın Korkut Eken vesaireler falan onlar 92 yılı komutanım. Özel dedim, kuvvetlerin yani, kurulduğu tarih 92 yılı. Korkut Ekenler 80 yılı değil komutanım. 80 tamam. Yani timlerden bahsediyorum ben. Bakın timlerden bahsediyorum. Hı-hı. Timlerin kuruluşu önemli mi onu? Önemli ama. Bir dakika tam duyalım, tam anlayalım 1980 79-80. 79-80. Adı Korkut Özel Paşa, Kuvvetler değil ama. Korkut Eken o zamanlar adam aradı. Özel kuvvetlerin kurulduğu tarih. Bu Özel Harp Dairesi. Özel Harp Dairesi'nden bahsediyorsunuz 92 yıldır Özel Kuvvetlerin kurulduğu tarih. Komutanımın söylediği evet, Özel Harp Dairesi'nden bahsediyor. Özel Kuvvetler 92. Özel Harp Dairesi çok evvelden kurulmuş. Bakın Özel Harp Dairesi 60'lı yıllarda kurulan bir daire. Yani 59'da kurulan da bir daire. Yani eski bir şey. Aha. Özel Harp Dairesi bizde askerler oldu ama NATO'da senede bir veya iki defa NATO karargahında bunlar toplanır. Bizden bu toplantıya Genelkurmay Harekat Başkanı iştirak eder. Çünkü Genelkurmay Harekat Başkanı'na bağlıdır Özel Harp Dairesi o zamanlar. Tamam peki. Ve orada diğer ülkelerin de ilgili istihbarat başkanları gelir toplanır ve konuşurlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı bunların neler yaptığı belli, neler yapacakları da belli. Ama tim kuruluşuna geçirmesi, özel kuvvet bu timlerin 10 time çıkartılması, büyütülmesi falan bu 1980 yılındadır. Ve 1970 ile 80 arasında o zamanlar Serbel Tetkik Kurulu'na dahil olanların bir kısmının bir şekilde devşirildiği ve bunların şeyde kullanıldığı açıktır. Yani nerede kullanıldı? Keşke isimleri olsa, isimleri karşılaştırsak. Nerede kim, kullanıldı? Hangisi girmiş? Fethullah Gülen de bunlardan birisi. Fethullah Gülen de çok önemli şeyler söylüyor. Çok önemli. Aynen. Ben de anlamaya çalışıyorum, kesmeye çalışıyorum. Çok önemli ama bir daha altını Özel Harp Dairesi'nde Haber Tetkik Kurulu tarafından. Sayın Pekin, sizi bölmek istemiyorum ama bir daha altını çizmek için söylüyorum. Diyorsunuz ki Fethullah Gülen ve Mehmet parça oturuyor. Mehmet Şevket Eygi Seferberlik Tetkik Kurulu'nun elemanlarıydı. Daha bir sürü insan var. Yıl kaç efendim? Ne zamandan itibaren öyleydi? Yani kaç yılından itibaren ne zamanlardı? Tarih biraz da tarih paylaşır mısınız? Ya bunların büyük ihtimalle 59 falan olması lazım. O yıllar yani. O yıllarda olması lazım. Peki sonra devşirildiler mi bunlar? Türkiye'de o zaman Türkiye'de o zaman GES komutanlığı kurulmuş. GES komutanlığı Amerikalılar tarafından işletiliyor. Ve bu GES komutanlığının 13 tane şubesi var. İskenderun dahil. Muhabir okulunda gerekli görev yaptıktan sonra bunların ikisi de şeye gönderiliyor. İskenderun'daki istasyona gönderiliyor. Evet. Daha sonra da terörist olurken de bunlara işte Mete iyi bilir, Serbel Tetkik Kurulu'nda çalıştığı için Genelkurmay Başkanı'nın imzasıyla mektup gönderilmek suretiyle bunların seferde kullanılacak kişiler olduğu şeklinde isimlendiriliyor. Ama ondan sonra bu adamlara kim çengel attı, nasıl çengel attı, bunların üzeri nasıl örtüldü, kim korudu? Yani kim örttü Fethullah sizce? Gülen'i, Sayın Pekin. İzmir'de 40'larında başka yerde koruyanların içinde askerler de var, siyasiler de var. Yani baktığımız zaman askerler de var, siyasiler de var. Neden yani, koruyorlar? Asker neden koruyor peki? Asker niçin koruyor? Siyasileri bir anlamda belki anlayabiliriz ama yani şey büyük ihtimalle Fethullah Gülen'le askerdeyken büyük ihtimalle komünizmle mücadele konusuyla ilgili. Bir daha özür dilerim Sayın Pekin. Ankara bizi birkaç saniye geç duyuyor. Evet. Bir şey söylediniz. Bir daha tekrarlar mısınız? Onu anlayalım. Sonra Sayın Nedret Ersener size bir soru soruyor. Bir şey söyleyeyim. Yani komünizmle mücadele nen dolayı bu tip adamlar korunmuş. Bu adamlar kullanılmak üzere bir tarafa ayrılmış. Ama bunlara Amerika veyahut da işte İngiltere çengel atmış zamanında. Siz bunun farkında değilsiniz. Yani şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı diyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı o zaman yani o yıllarda Ankara'da Amerikan istasyon şefliğiyle altı üstü çalışıyor. Ve bizim İstihbarat Teşkilatı'nın parası oradan geliyor. Bunların parası oradan geliyor ödenekleri. Peki yani, asker şimdi bunların hepsine baktığınız zaman
Asker neden Fethullah Gülen'i koruyor o dönemde sizce? Biraz önce söylediğimiz soru. Bunu soruyoruz. Tamam, ben de onu sorayım. Birazdan açayım o zaman. Cevabı da var esasında. Bunun bir cevabı var mı sizde? Fethullah Gülen'i neden korur ve bu koruma ne kadar devam ediyor? Ne zaman başlıyor? Nereye kadar devam ediyor askerin Fethullah Gülen'i koruması? Büyük ihtimalle 90'lara kadar devam ediyor. Hatta 28 Şubat'a kadar devam ediyor. Yani önümüzdeki tarihe baktığımız zaman bunları görüyoruz. Yani peki hangi amaçla? Arka arkaya getirin. Yani amacı ne askerin Fethullah Amaç belli efendim. Amaç söyleyelim. Amaç Türkiye'nin sola kaymasını önlemek. Yani o zamanlar başlangıçta. Daha sonra da Türkiye'nin milli politik üretmesini engellemek. Bütün sorun bu. O zaman bir şey söyleyeceğim. Hayır, anladım. Teşekkür ederim. Komutanım, şöyle söyleyeyim. 90'lı yıllar Türkiye'de en fazla FETÖ'yle mücadele edildiği söylenen yıllardan bahsediyoruz değil mi? 90'lı yıllar. Tabii 90'lı yıllar ilk raporlar hazırlanıyor, gönderiliyor. Bir mücadele yok ki, raporlar vardı, bir mücadele var mı? Ne söylüyorsunuz? Neydi ismi söylesene. Ben devletten bahsediyorum, 28 Şubat sürecinden bahsediyorum. 28 Şubat sürecinin en büyük timsallerden bir tanesi neydi? FETÖ'de IŞİD evleri, şunlar bunlardı. En çok konuşulan dönemlerdi. İrtica anlamında konuşuyoruz. Ve o zamanki en çok konuşulan grup da bu gruptu. Bakın, 1990'lı yıllar şeyin söylediği, özellikle Ahmet Zeki Uçoğ'un söylediği, topluca girişin yapıldığı yıllardır şeye. Silahlı kuvvetlerin harp okullarına giriş yapıldığı yıllardır. 90'lı yıllar. 90'ların başı. O gece 86'da başlamış. Katılanların listesine bakarsanız oradan hani o gece kaç kişi katılmış, hangi yıllarda girmiş, Ahmet Zeki uçaklar falan çok güzel açıklıyorlar bunlara. Ben çok girmeyeceğim ama şunu söyleyeceğim. Yine aynı yere geliyoruz. Sorguyu atlıyoruz, yine atladık bak sorguyu. Ya arkadaşlar, 90'lı yıllarda hangi güç, 80'li yıllarda hangi güç, bununla mücadele ettiğini söyleyen hangi güç? Anladım. Peki. Bu kadar her şeyi, herkesin gözü onunda, yaşananları nasıl görmezden geldiler? Sorusu yine yok bak. Cevabı yok. Teşekkürler. Herkes iki dakika çok kısa olduğunu söyledi. Sorunuzu dinleyeceğim. Bu arada 90'lı yıllar artık tek kutupludan çıkıp, İki kutuptan çıkıp tek kutupluya. Artık Sovyet tehdidinin olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Reklama gitmeden önce bir cümle hocam. Mahrem yapı niye iyi saklandı? Bir, bu yapı kabuk değiştirerek gelir. Bu noktada da özellikle devletin seküler kadroları öyle bir çuvalladı ki, niye biliyor musunuz? Burada bu olayda seküler kadroları. Tabii seküler kadro öyle bir çuvalladı ki. Bu da önemli bu mahrem yapıyı ya karısı başörtülerde aradılar. Hocam önemli bir detaydayız. Evet. Gradyo temizliğimi söylüyorsun. İzniniz aranızda konuşmamanızı bir dinleyeceğim, merak ediyorum ne söylediğinizi. Bu mahrem seküler yapı çuvalladı. Neden çuvalladı? Ya bu adamları karısı eşi başörtülü olanlarda aradı ya da başörtülerde. Halbuki bu mahrem yapı derinliğe indikçe bu adamlar çok modern giyinen, alkol alan, eğlencenin her türlüsünü yapan ki bir ismi öyle biliyorum ki, sadece tenkit babından söylemiyorum. Bir hanımefendi bikinisiyle denize girer, şarabını içerken bu hadiseler patlattıktan sonra bu yapının tam göbeğinde çıktı. Bu bir. İki. Bir ara vereyim. İkiyi aradan sonra alayım. Konuklarımı da dinleyeyim. Onlar da beklediler, sağ olsunlar. Bir ara, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkiyi öğreneceğim sizden hocam. Evet, devam ediyoruz. Ramazan hocam, siz dediniz ki bir işte sekülerler bu yapıyla ilgili bir anlamda işte onların tezleri çökmüştür dediniz. Çünkü işte başörtü taktığı için. Buyurun. Bu yapı bir de misal vereyim ben. Mesela FED Amerikan Merkez Bankası 1913 yılında kurulmuştur. Anladım. Kuruluş tarihindeki ortaklara bakıp bugüne geldiğinizde sürekli kabuk değiştirdiğini görürsünüz. Tamam. Bu tür örgütlerde FETÖ ve benzerleri sürekli kabuk değiştirir ve matruşka modelini, vakıfları kullanır, NGO'ları, sivil toplum örgütlerini kullanır ve bu yapıyı maalesef devletimiz mücadele ederken ya ararken ben ya eşi başörtülü ya kardeşi burada aradılar. Halbuki bir dakika adamlar, Sayın Pekin. Efendim? Sayın Pekin söz istedi de bir dakika efendim. Öte taraftan Fethullah Gülen'i elbette her devlet bunu yapar. Milli İstihbarat Teşkilatı içinde Fethullah Gülen'in de olduğu 10 kişiyi zamanında devşirdi.
Bunlar içinde bir tanesi var ki Allah rahmet eylesin, öldü, vatanseverdi. Ama diğerleri bu vatana ihanet ettiler. Peki Sayın Aydın Hocam, soracağım. Sizi dinleyeyim. Çünkü şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili yani bu yapının nasıl kurulduğu, nasıl devam ettiği bir gladyoya kadar geldik ama ne biraz çok dağıldık galiba. Biraz ben dağıldık bunu ama, toparlamak buyurun. İstedim aslında. O Sayın Tekin, buradaki konuklarımdan sonra hemen geleceğim size efendim. Merak etmeyin. Yani aslında söylenenler her şey aşağı yukarı doğru fakat parça parça olunca bir bütünlüğü olmuyor ve sanki izleyiciler dağılıyor ve kayboluyor gibi geliyor bana. En azından ben kayboluyorum. Şimdi bu hani Gladio diye konuştuğumuz yapı NATO'nun içerisinde, aslında daha önce NATO'dan önce Batı Birliği denen bir yapı vardı. Bu yapının içerisinde komutanım da söyledi Ankara'dan, bir o zamanki Varşova Paktı ülkeleri tarafından bir işgal gerçekleşilirse Batı Avrupa'ya, bunun arkasında kalıp, işgalin arkasında kalıp sivil yapılanma buna bir direniş oluşturacak. İkinci Dünya Savaşı'nda da görmüştük bunun modellerini. Örneğin sonradan Yugoslavya olan yapı içerisindeki partizan grupları veya Yunanistan'daki iç savaştaki partizan grupları. Hı hı. Bir işgalde arkada kalıp direniş operasyonlarını örgütlemek. Bu çok basit bir fikir. Geçmişten beri gelen bir fikir. NATO bunu 1950'li yıllarda kendi içine alıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu alanda fikri geliştirdiği için Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle pek çok Avrupa ülkesinde bu kuruluyor. Türkiye dahil olmak üzere. Biz Türkiye'de bu işi çok geç öğrendik. Avrupa'da bu işin ortaya çıkması aslında İtalya'da patladı. Örgütün merkezi Gladio denmesinin nedeni de o. Roma kılıcı. Roma merkezi, kılıç. Kısa Roma kılıcı. O anlama geliyor ve merkezi de burada patladı ilk önce Avrupa'daki. Ve ta 90'lı yıllara kadar gelen, onu konuşuyorduk biraz önce, Di Pietro'ydu. Siz bize kızdığınızda. Di Pietro, savcının evet. Adını hatırlamaya çalışıyordu. Beyaz Eller Operasyonu vardı İtalya'da meşhur. En son orada evet. Gladio tamamen, İtalya'daki Gladio tamamen ortaya çıkarıldı. Bu yapılar aslında bütün bu ülkelerde yasal olarak kurulmuştu. Mete Bey'in söylediği gibi hiçbirisi gayri yasal değildi. Hepsinin yasal çerçevesi vardı. Fakat sorun şuydu ki hepsi gizli örgüttü. Gizli örgütlerde olduğu gibi, tüm gizli örgütlerde olduğu gibi yasal yapılanmalar zaman zaman gayri yasal işler yapmaya başlayabiliyorlar. İnsandır, doğası gereği. Türkiye'de de öyle oldu mu peki? Evet. Şimdi Türkiye'de ne olduğunu tam bilmiyoruz. Bu iş ilk defa nerede öğrendik? 1970'li yıllarda Ecevit Başbakan olduğunda kontr gerilla diye Türkiye'de çok tartışılan bir konu vardı. Bunu Genelkurmay Başkanı'nı çağırıp nedir bu kontr gerilla dedi. Genelkurmay Başkanı da bizde öyle bir şey yok, bizdeki bunun adı Seferberlik Tetkik Kurulu'dur kendisine deyip bunun yasal çerçevesini anlatarak Türkiye'nin en karanlık yıllarından biridir o yıllarda yani. Elbette. 80 ama o zamana kadar bu örgüt var ve Türkiye'deki deşifre olmamıştı. O zaman da tam deşifre olamadı çünkü hiçbir zaman üzerine gidilmedi. Bu arada herkesin söylediği Komünizmle Mücadele Dernekleri Türkiye'de kurulduğu zaman bunun da söylenen şu ki bunun da bu örgüt tarafından kurulduğu. Çünkü o zaman açık soralım. Yani biraz etrafında yani konuşuyoruz tabii ama. Yok etrafından ben konuşacağım. Hocam zorca. Evet, tam ortasından konuşuyorsun. Bütün Avrupa'da. O zaman Türkiye'deki Gladio denen o yapı mı bu örgütü kurdurdu, besledi ve bu noktaya şimdi kadar Fethullah mı getirdi? Fethullah Gülen'den bahsediyorum. Cemaati ve sonra örgütünden bahsediyorsak onu bilmiyorum. Evet. Ama Fethullah Gülen'in Komünizmle Mücadele Derneklerinin içinden yetiştiği ve onun bir parçası olduğunu biliyoruz. Ta Erzurum günlerinden. Hı hı. Bu yapılanmanın da yani komünizm analizi yan yana derneklerin... koyduğumuzda peki ne? İki analizi yan yana koyduğumuzda nereye çıkıyoruz? Yani muhtemelen bir bağlantı, hani bir omuz sürtme, bir ilişki olduğu ortada. Dolayısıyla bu ilişkileri kullanarak korunmuş ve başka bir yapıya kaymış da olabilir. Ve onu söyleyeceğim aslında. Avrupa'daki ortaya çıkartılmış örnekler özellikle İtalya'daki vesaire bize gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri kendi istihbarat örgütü vasıtasıyla, CIA vasıtasıyla bu yapıların içini kuruluşlarında da bulunduğu için içlerine sızarak aslında Avrupa'da bu örgütlerin yasal çerçevede yapmaması gereken şeyleri bunlara yaptırdığını görüyoruz. O zaman hocam yani bu örgütlerin içerisine hem işte biz diyoruz ya bir istihbarat örgütleri hem CIA ya da diğer örgütler altında bir irtibat ne kadar varsa Türkiye'deki bazı işte yapılanmaların da içine sızmış ve bu örgütü bir anlamda ne yaptığını gözlemlemediğini şimdi düşünmemek imkansız. O yüzden Avrupa'yı anlatıyorum. Peki, Avrupa'daki yüzden, ortaya çıktığına geliyorum. Göre Türkiye'de de benzer bir şey vardır. Ne yaptı o zaman Avrupa'da? Nereye doğru gidiyoruz? Biraz tehlikeli. Bakın Avrupa'da ne yaptı?
burada bir itiraz edebilirim. Avrupa'da ne yaptığını... Bir yanlış bilgi var yalnız. Yanlış bilgi mi var itirazda? Yanlış bilgi var. Beyaz Eller Operasyonu Galadi Operasyonu değildir. Mafya bağlantısı olarak en azından değildir. Beyaz Eller Operasyonu siyasetçi, iş adamı ve mafyanın beraber ortak operasyonudur. Galadi Operasyonu ile ilgili bir tek operasyon için düğmeye basılmıştır. Bir savcı bununla ilgili soruşturma açmak istemiştir. Dönemin İtalya Başkanı zaten ben Gladio'nun başıyım diye ortaya çıkmıştır. Evet, ve müsaade ederseniz hani yok, ya doğru söylediğiniz, ama o başkan ama işte Beyaz Eller hiç alakası yok. Kaldı. Bakın iki şeyi birbirine karıştırmazsanız benden düzelteyim diye söylüyorum. Beyaz Eller Operasyonu başka bir operasyondur. Diğeri başka bir operasyondur. Savcı bununla ilgili talepte bulunmuştur. Savcının böyle bir yetkisi olmadığı söylenerek bir hakimin yalnızca evrakları incelemesine müsaade edilmiştir. Talep de şundan gelmiştir. Hatırlarsanız daha önce öldürülen başbakan vardır şeyde İtalya'da. Onunla ilgili bir soruşturma yapmak üzere bir hakim bununla ilgili evraklar istemiştir. Evraklar incelenmiştir ve daha sonra hakim bununla ilgili herhangi bir araştırma yapılmamasıyla ilgili soruşturma kapanmıştır. Temiz Eller oradan bu çıkmadı mı? Çıkmadı. Ha, Temiz Eller operasyonu orada değildir. Olur. Şunu söyleyeyim. Temiz Eller operasyonu bir soru. Temiz Eller olarak şimdi ikisi yani Beyaz Eller bir soru bakın, sormama izin verin. Bu Temiz Eller operasyonu Gladiator'un tasfiyesiyle sonuçlanmadı mı? Hayır, hiçbir bakın Avrupa'da tasfiye edilen tasfiye edilen bir süreç yoktur. Yok. Gladio hala NATO'da devam ediyor. Ha, Gladio devam ediyor diyorsun. Avrupa'da bu örgütlenme yapısı hepsini örtbas etti. Bakın bu yapılanma tasfiye edilmemiştir ve hala Avrupa'da fiili anlamda devam etmektedir. Birazdan Avrupa'yı konuştuğumuzda da anlamaya çalışacağız. Buyurun hocam. İfade ettiğim gibi bu bir yasal yapılanmadır. Mete Bey'in dediği gibi devam etmektedir. Bizim gördüğüm yasal olmayan çerçevesi şudur. Nedir? Yok ben bir ek bilgi sorayım. Avrupa'da İtalya örneğinde biliyoruz, komünistlerin iktidara gelmemesi için Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan seçimlerde komünistler çok yüksek oy aldılar Yunanistan'da, İtalya'da. Bu ülkelerde iktidara gelmemesi için CIA bu yapıları kullanarak operasyonlar yürüttü. Ve bütün Avrupa'da Soğuk Savaş döneminde daha çok merkez sağ iktidarların zaman zaman da ılımlı sol iktidarların kalması konusunda bir çaba sarf etti. Burada ne kadar başarılı oldu olmadı ayrı bir tartışma. Gizli operasyonlar çok bilmiyoruz ama İtalya'ya baktığımızda çok ciddi bir başarı olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan şuna çık geliyoruz. Türkiye'de bu şekilde bir yargı süreciyle ortaya dökülmediği için tam olarak ne yapıldığını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bölük pörçük şeyler var. Sayın Komutanımın söylediği gibi ilk kurulduğu aşamada içine Amerika tarafından maaşları ödendiğini biliyoruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu faaliyetlerin örgütlenmesinin altyapısının, fikri yapısının verildiğini biliyoruz. İtalya'da yapılanları biliyoruz. Türkiye'de 1970'li ve 60'lı ve 70'li yıllarda yaşananları biliyoruz. Dolayısıyla üst üste oturunca İtalya'da bu yapılıyorsa niye Türkiye'de yapılmamış olabileceğini düşünmememiz gerekir. Muhtemelen benzer operasyonlar Türkiye'de de yapıldı ve Türkiye'de de komünizmin veya solun iktidara gelmemesi için, yasal yapıyla yönetime gelmemesi için bu çalışmalar yapıldı. Bu NATO'nun zaten gizli de değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordu manuellerinde vardır. NATO kayıtlarında vardır. Şimdi bunun sorun olan tarafı bu gizli yapılan operasyonlar bir, iki, kendilerine, şimdi bu operasyonlar yapılırken bu insanlar devşirildi, ne yapıyor bu insanlar? Hani tamam bir işgal olana kadar sessiz bulundukları yerlerde duracaklar. Peki işgal olunca ne olacak? Kendileri sokağa çıkıp gösteremeyecek? Hayır. İşgal olmadan önce yerleştirilmiş, çeşitli noktalara yerleştirilmiş silah depolarını açacaklar, silahları alacaklar ve operasyonlar yapacaklar. Özellikle de sabotajlar vesaire gerçekleşecekler işgal kuvvetlerine karşı. Peki bu kadar çok insanın, mesela Türkiye gibi bir ülkede, Türkiye'nin çok çeşitli bölgelerine yayılmış çok sayıda insanın, çok sayıda silah deposunun, örneğin 1970'li yıllardaki çatışma ortamında kesinlikle kullanılmadığını, yani devletin kontrolünde demiyorum, devletin kontrolünün dışında çıkartılıp kullanılmadığını garanti edebilecek kimse var mı? Bence yok Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün mesele aslında bu. 70'li yıllardaki çatışma ortamını besleyen yapılardan bir tanesinde bu oldu. Hani Türkiye'de çok fazla tartışılmış konu.
Bu illaki Fethullah Gülen örgütüne evrildi. O bağlantıyı tam bilmiyoruz. Ama Fethullah Gülen'in komünizmle mücadele derneği için olduğunu biliyoruz. Peki. Dolayısıyla o yapıyla birlikte korunmuş, belli bir süre korunmuş olması da doğaldır. Çünkü o yapıyı zaten devlet, neyse o devlet zaman zaman Türkiye'de derin devlet denilen yapı zaten koruyordu. Var mı hala derin devlet? Evet, yani NATO ülkelerinde var. Niye olmasın? Yani, Türkiye'yi soruyorum canım. Türkiye'de. Tabii ki var. Esasında doğru dürüst olduğunda bulunmasında da bir sakınca yok. İyi, benim görüşüm budur yani. Hani doğru dürüst olduğunda. Size geleceğim. Kirli devlet ayırmak lazım. Ama önemli bir detay. Türkiye'de bir de kirli devlet. Kirli devlet var. Tabii. Çünkü bu ülkenin çocuklarını akşam solcuları vurup öldürdüler. Sabah ülkücüleri veyahut da muhafazakar dindar çocukları vurup öldürdüler. Dediler ki vallahi solcular, ülkücüler, muhafazakarlar birbirini öldürülüyor. Ama 12 Eylül bir gecede şak diye kesilince, ki darbeyi yapan generallerden bir tanesi dedi ki vallahi darbenin şartlarda olgunlaşması için bekledik dedi. Onun için bir de kirli devlet var bu ülkede. O hala varlığını koruyor mu? Tabii, şüpheniz olmasın. O tabii devlet değil. Devletin içerisinde oluşturulmuş yapılarda kendilerine güç vehmeden bu fırsat bilip kullanan ve bunu kötü yönlerde kullanan insanlar var. Evet, ikiniz hiç konuşmadınız biliyorum hemen, ama İsmail Hakkı Pekinpaşa bir şey daha ilave etmek istiyor. Buyurun Sayın Pekin, sizi dinliyorum. Sonra efendim, hemen diğer konuklarım hiç konuşmadı, onlara gideceğim. 12 Eylül. Evet, buyurun. Tamam efendim, 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin iş denemeklerinden kaynaklanan bir darbe değil. 1979 yılında İran'da Hümeyni'nin gelmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulması ve yine 1979 yılında Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgaline karşı Amerika'nın ılımlı İslam modelini ortaya koyduğu bir darbedir. Ve Türkiye'deki iş dinamikleri biraz evvel Sayın Hocam'ın söylediği gibi tamamen sağcıların, solcuların birbirlerini boğazlamasıyla yapılan bir şey, ortaya çıkan bir şeydir. Ve bakın bir misal vereyim size Fethullah Gülen'le ilgili. Yani Ege'de sıkı yönetim komutanı amiral Ege civarında Fethullah Gülen'i tutukluyor 1980 yılında. Evet. Ve tutukladıktan sonra önce zamanın deniz kuvvetleri komutanı arıyor, bırakın bu adamı diye. Bırakmıyor. Arkadan kara kuvvetleri komutanı arıyor, bırakın diye bırakmıyor. Arkadan Kenan Evren arıyor, ondan sonra adamı bırakıyorlar. Kenan Evren arıyor. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet. Ama bunu söyleyip burada bitirmeyin yani. Kenan Evren'in araması çok şey anlatıyor. Hayır, ama bu böyle yani. Hani dediniz ya kimler tarafından korunuyor diye. İşte niye korunuyor? Çünkü o zamanki şartlar altında dış dinamikler açısından Türkiye'de bir ılımlı İslam gerekiyor. Ilımlı İslam modeli gerekiyor. Ilımlı İslam modeli için de Fethullah Gülen uygun bir yetiştirilmiş, edilmiş, çevresi olan uygun bir adam. Ve bu anlamda kullanıyorlar. Mesela biraz evvel Mete temizleyiciler operasyonunu anlattı. Evet, mafya siyasetçi operasyonudur. Ama dikkat ederseniz rüşvet verilen orada da sosyal demokratlar iktidardadır. Başbakan sosyal demokrattır. Başbakana işaretlenmiş paralar rüşvet verilmek suretiyle sosyal demokratlar halkın gözünden düşürülmek istenmiştir. Yoksa İtalya'da hala mafya devam ediyor. Daha yeni işte Kosovo'da diye bir adam başları yakalandı şeyde, Sicilya'da. Hala devam ediyor. Ama oradaki operasyon da böyle bir operasyondur. Yani özellikle yapılmış ve oradaki sosyal demokrat başbakanı düşürmek amacını taşıyan. Peki. Ve halkın gözünde komünizmi, sosyalizmi kötü göstermek için yapılan bir operasyondur. Şimdi az önce Sayın oradaki. Peki diğer konuklarıma gideceğim ama biliyorum bu tartışma lütfen söyleyin ama. Söz verin. Tamam. Biz konuşalım. Yani ben ikinci dönemde hakkımı çünkü kullanmayabilirim. Çünkü 1 saat 15 dakika oldu. Ben kullanmayacağım dedi. Ben ikinci şeyde evet. Hakkımı kullanmak istemiyorum. Şunun için söylüyorum. Yani bu yapıyı ve bu yapıları yalnızca Türkiye'de kurulduğunu ve Türkiye'de yapıldığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz ve gücünün ne olduğunu anlatmak adına şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bununla ilgili o İtalyan Cumhurbaşkanı, yani Gladio'yun başıyım diyen Cumhurbaşkanı'yla Sabah gazetesinden yanlış hatırlamıyorsam Leyla Umar diye hatırlıyorum ama bir röportaja gitmişti. Özellikle bu röportajı hala internette var, okuyabilirler. Adam çok net olarak açık açık konuşuyor. Biz diyor 1940'larda şeye geldiğimizde, yani işte bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar önümüzdeki dönemde lider
pozisyonda olan 5-6 tane kişiyi alıp Amerika'ya eğitime götürdülerdi. Bu 5-6 kişi daha sonra döndükten sonra bir tanesi İtalya Cumhurbaşkanı, bir tanesi İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, bir tanesi Almanya Şansölyesi, bir tanesi de Fransız Cumhurbaşkanı oldu. Yani bu yapılanma öyle sıradan bir yapılanma, herhangi bir yani ucu açılmış, bırakılmış bir yapıdan bahsetmiyoruz. Anladım. Yani ne kadar kritik takip yapıldığını ve ne kadar üst koruma sağlandığının ve ne kadar ön açıldığını söylemek. Bunu İtalyan Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla hitap ediyor. Ben şahsım adına söylemiyorum. Açsınlar baksınlar, röportajda çok net olarak söylüyor. Teşekkürler. Bu çok küçümsenecek bir yapı değil. Peki Necdet Bey, bir Türkiye'nin derin devleti tabii ki olacak dedi Ramazan Kurtoğlu ama bir de kirli devlet vardı. O kirli devletinde çok günah var dedi yanlış anlamıyorsam. Böyle mi? Böyle mi siz ne düşünüyorsunuz? Ve bu yapılanmanın hep FETÖ ile nasıl bir ilişkisi var sizce? Yani 90'lara kadar hala varlığını koruyor olması ve hala da şu anda örgütün bir şekilde varlığını koruyor olmasını nasıl anlamak lazım bu analizler ışığında? Şimdi ne düşünüyorsunuz? Burada 15 Temmuz'dan beri yani 15 Temmuz'un ilk vartası atlatıldığından beri şöyle bir haklıyız da esasında. Çünkü sadece efendim hani başka ülkelerde başka dünya hiçbir yerde olmamış bir şey başımıza geldi. Ama şimdiye kadar şu tasnifi yapmamız gerekiyordu. Şöyle bir olay ilk defadır. Hani şöyle bir metafor var ya, herkes film bir tarafını tutar, tuttuğu yeri tarif eder. Hayır öyle değil. Herkes film bir tarafını tutuyor ve fil de diyor ama hala fili, odadaki fili görmüyoruz. Burada durum şu. Türkiye'de komünizmle ve Sovyetlerle mücadele adı altında bir yapının olduğuna ilişkin tartışma bilinmeyen bir tartışma değil. Evet, bilinen Avrupa tartışma. Ülkelerinde de kurulduğu bilinmeyen bir tartışma değil. Esasen Amerika'da bunu inkar ediyor değil. NATO da inkar ediyor. Ki biz yazılı belgeler 15 Temmuz'dan sonra da çok konuştuk, peki, çok tartıştık, bizim gündeme bizim getirdik. Bizim bir farkımız mı var? Bizim farkımız o belki sizin sorduğunuz tek soruda. Bunun üstü nasıl örtüldü? Bu kadar yaygın bir şey. Şimdi orada işte filin her tuttuğu yeri elimizde kalıyor. Biraz öyle bir durum var. Şimdi adli bölümü var. Onun üzerine çalışan insanlar var. Ona sorduğun zaman oradan tarif ediyor. Ve hala da tutan var asker, mı yani? Askerlerimiz hala var. Tabii tabii hep tamamen yaygın. Bilim adı akademiyamız var vesaire. Onlar da oradan tarif ediyor. İstisnai durumu şuydu. Yani burada hepimiz suç işledik. Artık kimsenin örtmesine gerek yoktur. Ortağız zaten. Bu suç yaygınlaştıkça zaten sessizlik yükselir. Bu böyleydi. Tarif edelim. Ordu evet, emniyet evet ama bu zaten aktüel bir şey. Kırılma yeri o değil. Kırılma yeri 40'lardan başlayarak Amerika'nın Türkiye'ye giriş, nüfuz ediş biçimi. Sorun burada. Şimdi hocalarım da mesela tarihin bir boyutundan alarak oraya getiriyorlar ama bağlantı noktası yok. Kesiliyor, orada biz şey yapıyoruz. 80'den konuşuluyor. Tamam da ne oldu? 80'de o tabii. 80'de zaten orada 12 Eylül olduğunda Nurettin Veren anlatmıştı yayında. Yani onu bayağı bir kaçırıyor, bir yerlere götürüyor falan. Tamam, tamam, hiç, yani, ya, bu hayır, ama Kenan Evren'in Our Boys Have Done, bu evet. Bizim çocuklar yaptı yani onu. Hayır, o değil. Kenan Evren'in Fethullah Gülen'le ilgili işte onun işte bırakılmasıyla ilgili aramasında nasıl anlayacağız? Alımlı tabii, İslam bu, için. Bu bunun parçası işte diyorum, sürprizi yok. Ama bunu doğuran, yaşatan, yaygınlaştıran mekanizmayla yüzleşmezsek iki tane hala yüzleşmedik mi? Hiç yanına yaklaşmadık. Yani bir tek işte suçu işleyenler mahkemelerde takır takır yargılanıyor eyvallah. Onun da tamamının olmadığını bu konu üzerinde çalışan işte sevgili Nedim, dostum işte çok Ferhat. Tamam. Çok söylüyorlar. Ferhat. Tamam Ferhat İsmail Keza. Peki, onlar söylüyorlar. Anlıyoruz ki bir şey yapılıyor. Mekanizma ne? Mekanizma bir. Belli bir tarihten itibaren bunların kaynaklarını gösterebilirim. Onun için afaki zannetmesin kimse. Raporları da var. Her bakanlığımızda var. Sizin üniversitelerinizin tamamına girmişler. Tamam. Sizin evet. Tarım Bakanlığınızın tamamını nüfuz etmişler. Ona göre sanayinize nüfuz etmişler. Orduyu söylemiyoruz. Polisi söylemiyoruz. Şimdi yargıyı? Bunlar artık aktü. Kamuda şimdi her yerde. Buradan yani bir kuşak sonra çıkan kendini Türk olarak tarif edebilir. Bakın ağır şeyler söylüyorum, kimse alınmasın. Hepimiz öyleyiz biraz, tamam mı? Yani ağır örnekleri de var bunun. Yani burada 1970'lerin daha bilmem kaçıncı yılında 25 bin
Amerikan personeli vardı aileleriyle birlikte. Hep aynı örneği veriyorum ki sarsıcı olsun. Giderken iç çamaşırlarını burada bıraktılar. Bit pazarlarında kuyruk oldu kullanılmış iç çamaşırları. Amerikan parkaları hakeza. Ha, yani iş o haldeydi. Şimdi bunun siyasi tezahürleri oldu. Bunun ekonomik tezahürleri oldu ve devam etti ve devam etti ve devam etti devam etti. Yani şimdi biz evet işte İsmail Hakkı Bey doğruyu söylüyor. Doğruyu söylediği şey senin ülkenin iyice çekirdek haline gelmiş savunma mekanizmasının göz bebeği gitmiş. Biz üzerine basıyoruz ki burada şey var diye, devlet var diye. Şimdi bu ancak böyle yapılırdı zaten. Bu böyle. İstismar noktası tam budur. Bunun o kadar çok örneğini ben şu anda kaynaklarda... Amerikalılar kendileri yazıyorlar. Kitap kitap yazıyorlar. Sayfa, biz binlerce makaleleri var. Ama asıl iş şu, biz de buna katılmışız. Ve belli bir noktadan sonra vallahi bırakılmış bu iş, ben söyleyeyim. 80'den sonra mı dersiniz, 70'ler, 60'lar mı dersiniz? 60'ların kendine has bir dönemi var. Başgönüllüler değil mi? Ben, bana sorsanız ben hani artık şeye bağladım işi. İlk temasımız ne zaman bizim Amerikalılarla? İlk el ne zaman sıkıştık, hay dedik? Ha. O, orada oradan kopmuştuk. 1861. O değil işte. Oradaki bölüm ayrı bir bölüm hocam. Şimdi mesela bana göre 43. 1941. 43 şöyle ilk temas anlamında söylüyorum. Artık formal olan hal 48, 49, 50, 51 gidiyor. 47'den itibaren imzalanan anlaşmaların metinleri elimizde yok. Peki hala bu yapının yani içeride faaliyetini sürdürebilmesi için bir mekanizma şu anda devrede mi? Bu devrede olan biziz. Gerek yok adama. Devrede olan Milli onu anlatmaya çalışıyoruz. Amerikan delegesinin oyuyla belirliyor. Bu tabii yani bir de şey bakın mesela 1946'dan itibaren 54'te petrol kanunu. Her şeyi kesip atmışlar. Her şeyi ne arayabiliyorsun ne sorabiliyorsun hatta izleyicilerin ne dediğini tahmin edebiliyorum. Onlara tamam konuşun tarihi de bugünü niye konuşmuyorsunuz diyorlar. Ama sizin sorunuzun cevabı onun için üstü örtüldü. Onun için hala şu kadar yerde 5000-10000 tane FETÖ'cü var. Bundan ne de şurada 5000 askerden bu kadar adam nasıl çıktı diye soran yok. Hep devamlı soruyoruz. Evet, her defasında 90 soruyoruz canım, konuşuyoruz. Hani, rakamın bu kadar büyük olmadı. Yani şimdi şöyle bir şey yani bir örgüt çıkar içinden onu asker zaten kendi kulağından çeker cezalandırır. Ama 10 binler, 20 binler, 30 binler, 40 binler, 100 binler. Ya yani, bomb 15 Temmuz'da bu kadar bizi... çok mücadeleye rağmen solun hala var olması da ayrı bir mucize o zaman bakın, yani. Gerçekten artık abasat. Bakın hangi sol? Yani hangi sol? Bir de ayrı bir şey ama hala solun... 1970'lerdeki sol var mı Türkiye'de? Hangi muhafazakarlık, hangi milliyetçilik? Ama hala bunların solun, tamamını ama anladım düzeltmiş. Da hala solun var olmaya çalışması... Ne mücadele var? Hangisi yani? Ama işte onlar... Siz mesela üniversiteleri söylüyoruz. Söylediğimiz zaman ayağa kalkılıyor. Öyle değil. Öyle değil. 100 bin tane, 1 trilyon tane paper hazırlanıyor, makale sunuluyor çeşitli aşamalarda. 100 milyon tane dibinde dipnot var. 99 milyona batı menşeli. Nasıl olacak? Aynı referans döndür Allah döndür. Amerika böyle, İngiltere böyle, Fransa böyle. Bunun temizlenmesi öyle sürmüyor. Sizi teyiden söyleyeyim. Onu atıfta bulunduğunuz kaynak oradan olmazsa yayınlamazlar zaten, engellerler. Ve bunu çalışan genç akademisyenler ve bu döneme aittir. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda gencecik Boğaziçi mezunları, şu mezunları falan denemişler bunları yazmayı. Yazdıkları şeyler sadece unvanlarını verip raflara kaldırılmış ve okullardan atılmışlar. Kendileri de biliyor. Ben o insanları buldum konuştum. Yani o insanları buldum konuştum. Tek tek dökmüşler raporları. Nasıl Tarım Bakanlığı'ndaki yani bunları söylüyorum. O kadar önemli ki. Adam diyor ki petrolü diyor bana sorup çıkaracaksın, bana bildireceksin diyor. Bunu imzalamış ya devlet. İmzalamış. Ve bu 10 yıllar. Ve ne zaman ki ya biz bunu niye... Arkadaş bizde petrol olmayabilir de... Şimdi aklıma o geldiği için söylüyorum. Aynısı savunma sanayinde yaşanıyor. Kardeşim biz niye bunu imza... Bunu kaldıralım dendiğinizde işte o zaman gelmişler 80'de, 70'de, şurada, burada. Her defasında. Yine sizi teyden. Raif Karadağ bir gazeteci bunun için öldürüldü bunu yazdığı için. Son şunu söyleyeyim ben. Şimdi bunun bütününü görmeden bu işte başı... Ama önceliğimiz tabii ki yargıdır. Bu işin bir şeyin temizlenmesidir. Suçluların temizlenmesi. Ama onu ama polis ve adliye yapacak. Tabii asıl bizlerin yapması gereken bu olayın hep diyoruz ya koruma. Kim korudu? Nasıl buldu ve nasıl hayat bunun buldu? Hala ilk network'ü de var. Asıl yani bu devlet yani. Devlet içinde çalışan bir network. Bu aktüel olaylarda da bu Almanya'da da bugün yaşanıyor. Peki bakın, o network söyleyin onu. Yani şöyle söyleyeyim. İngiltere'deki olaya geçeceğim Ersan Hocam'la beraber. Söyleyin. Bununla yüzleşmemiz lazım. Bununla yüzleşmek kendimizle yüzleşmek gibi.
Kesinlikle. Belki de asıl mesele orada galiba. Tabii ya, tabii burada. Yani, yani o, kendinizle yüzleşti yani. O zaman zaten aynaya şunu sor. Bunu kim üstünü örttü dediğiniz zaman karşınızda duruyor. Evet. Peki Ersin Hocam, bunun üstünü kim örttü sorusuna bir yanıtınız var mı? Oradan da şu şeye geçeceğiz. O mekanizma hala çalışıyorsa, Akın İpek'in iadesi meselesini, adli müşavirin Abdullah Murat'ın o yazdığı notu nasıl anlayacağız? Çok ilginç çünkü. Buyurun. Şimdi tabii geniş bir konu. Öncelikle, epey de beklediniz. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle sizin nezdinizde Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. 84. yılındasınız. Seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında size takdim eden Mustafa hocam, Kemal Atatürk. Hocam İsviçre'den önce verdiğimizi de ekleyin. Evet, birçok yerden. En azından bunu bu önemli günde sizin nezdinizde tüm Türk kadınlarının seçme ve seçilme haklarını kutluyorum. Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Teşekkürler. Birincisi bu. İkincisi zor bir konu muhakkak. İşte Yeşil Kuşak projesi zannediyorum anlatıldı. Sağ sol meselesinden dem vuruldu 1980 yılına kadar gelen, ama 1980 yılından sonra şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde kanaatimce bir dindar laik çatışmasının altyapısının bu o sağ sol çatışmasını çıkaran iç ve dış güçler, mihraklar neyse, yine Türkiye Cumhuriyeti'nde iş başındalar. Ayrışma toplumda hat safhada devam ediyor. Bunu görüyoruz. Belki Mustafa Kemal Atatürk'ün başlayıp bitiremediği en önemli meselelerden birisi mütedeyyin kesim ve Kürt'le barışı sağlayamaması, sorunları çözememesi. Çünkü 57 yıllık ömrüne tabii birçok savaşı, birçok sorunu sığdırmış insan bunu tamamlayamamış, ama ondan sonra gelenler de sağ olsunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün ekmeğini yemişler. Sadece yemişler ama üstüne koymamışlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni 1940'lı yıllardan itibaren komünizme karşı işte o mücadele dernekleri denilen o yapıların oluşmasına, kurulmasına izin vermek suretiyle bir anlamda İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın hala tek egemen gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kucağına düşmüşüz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kucağına Kore gibi düşmemişiz. Çünkü onlar üretimde ilerlemişler, gitmişler. Biz maalesef o alanlarda gidememişiz. Farklı yerlerden şu geldiğimiz vaziyet. Bir defa bu geldiğimiz vaziyetin tek suçlusu devlet. Onu size söyleyeyim. Hiç uzayda, ayda, orada, burada aramaya gerek yok. Biz hukukçular tabii hayatın gerçeğinden kopamayız. Ama şu bir gerçektir ki hukuk devleti olarak benimsediğiniz ve üzerinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti elbette bütün anayasasını, kanunlarını hukukun evrensel ilke ve esaslarına göre koyup eşit bir şekilde herkese doğru dürüst o kanunları, anayasayı uygulamak zorunda olan bir devlettir. Bunu yapabilmiş midir, başarabilmiş midir? Tarihin hiçbir döneminde başaramamış ve hala da bu konuda o başarıya uzaktır. Onu size söyleyeyim. Maalesef. Şu biraz sonra geleceğimiz işte o İngiltere kararının içeriklerine bakmak lazım. Tabii meselelere siyasi açıdan bakıp işte emperyalist güçler, kapitalistler, şunlar bunlar diyerek, dış mihraklar diyerek, eğer geçenlerde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin verdiği kararın tümünü karalamaya kalkarsak ve bu biraz sonra sizin soracağınız o soruya veya sorduğunuz soruya vereceğimiz, yani İngiltere'de bir sulh ceza mahkemesi. Evet. Ben size söyleyeyim. 23 sayfa, 127 paragraf karar yazmış. Ha bu bize özel değil. Bir mahkemenin kararı İngiltere'de böyle verilir. Onu size söyleyeyim. Yani Türkiye Akın İpek'in iade edilip edilmeyeceği. Evet, aynen o. Sıradan bir mesele. İngiltere için bu. O kadar önemli bir mesele değil. Onu size söyleyeyim. Sıradan yani bir gerçekten? Öldürme dosyası değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde öldürme dosyasının karar gerekçelerine bakın. Birkaç sayfa. Ya o onu dedi, bu bunu dediden sonra gerekçe görürsünüz. Yani bir şunu söyleyeyim size, beğenirsiniz beğenmezsiniz, hukuk devleti gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Bir hakimin hukuk devletinin gereklerini kabul etmeyebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz ki Türkiye Cumhuriyeti bu yolu deneyecektir. Önce şunu ifade etmek isterim. Bir defa belki hukukçu olarak bunları biraz önceki tartışmaya katkı anlamında söylemek isterim. Fethullah Gülen yapılanması 1980 sonrasının güçlenen bir yapısıdır. Bu gerçek. Yani 12 Eylül ihtilali darbesi, adına ne derseniz deyin, bu yapıları güçlendirmiştir. Hala da güçlendirmeye devam etmektedir. Onu size söyleyeyim.
komutanımın anlattığına göre Kenan Evren'in aramasıyla başlamış zaten. Efendim bakın yani. 12 Eylül 1980 tarihinden sonrasına bakarsanız nasıl korunduklarını ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin içine sokulmak istenen dindar laik çatışmasının temellerinin nasıl atıldığını görürsünüz. Onu size söyleyeyim size. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti esasında milletiyle birlikte kurulan o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhuriyeti'nin nitelikleriyle tam barışmış bir millet ve memleket değildir. Onu size söyleyeyim. Bütün sorun orada yatıyor diyorsunuz. Tabii. Yani biz biraz daha şöyle ifade edeyim. Esasında o 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o dönemde zamanla, işte biraz önce seçme ve seçilme hakkından konuştuk, başka hak ve hürriyetlerden, bunların hepsini tepeden almışızdır biz. Kıymetini de bilmeyiz. Onu size söyleyeyim. Yani o Fransızlar gibi, İngilizler gibi Magna Carta'lardan, Fransız Yurttaş Hakları Beyannamesi'nden gelen o kanların oluk oluk aktığı bir memleket kültürüyle de bu hak ve hürriyetleri kazanmadık. Çok kıymet bilmiyoruz. Onu size söyleyeyim. Ama şu bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğiniz bu devletin kuruluş felsefesine ve ilkelerine bakmak zorunda olduğumuzda burada oturan hepimiz ve bizi seyreden bütün kıymetli seyirciler, dinleyiciler bunları koruyup kollamakla yükümlü olan insanlardır. Ama ne kadar bunu başarıp gerçekleştirebiliyoruz? Kendi temel milli yararlarımızı korumak yerine başkalarının yararlarına hizmet etme kültürüyle din, etnik kimlik, mezhep çatışmalarıyla, o kısır döngüyle enerjilerimizi nasıl tüketiyoruz ve başkalarına kusura bakmayın uşaklık yapıyoruz. İşte bütün bu anlatılanlar maalesef bu belki beceriksizliğin, belki tarih bilmezliğin, belki o devlete kolay kavuşmanın, devlet yıkıp kurmanın çok kolay olduğunu zannetme kültüründen kaynaklanıyor. Ben size söyleyeyim. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğiniz zaman bu devlet esasında o 1923'te kurulmuş bir devlet değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin barındırdığı Türk milleti 2700 yıllık en az devlet veyahut da millet tarihine sahip bir memleketin evlatlarından bahsediyoruz biz. Şimdi Fethullah Gülen yapılanmasına gelince benim tanımım nettir. Konvansiyonel olmayan illegal bir yapıdır bu yapı. Tamam, onu... Yani geleneksel bir terör örgütü yapılanması değildir. Ama buna ilk terör örgütü ne zaman denilmiştir? Şimdi kolay kolay konuşuluyor. Şimdi kolay. Çünkü niye? Dönem onların dönemi değil. Önemli olan onların dönemi olmadan önce kimler bunu söyleme cesaretini gösterebilmiş. Ona bakacağız. Tabii rahmetli Necip Ablimitoğlu. Bunun baş kahramanlarındandır. Onu size söyleyeyim. Hayatıyla Allah gani gani rahmet eylesin. Öyle kolay değildir yüreği, kelleyi ortaya koyacaksın. Onu kitaplaştırıp da yazacaksın ve ilan edeceksin. İnsanların bu televizyon ekranlarında biz o tartışma programlarına katıldık. Sözde Ergenekon Balyoz dönemlerinde Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri demediklerini bırakmadıkları bir memleket ki uzun değil 2007-2008'li yıllardan bahsediyorum. Bir tarihten bahsetmiyoruz. Şimdi nerelere geldik? Sümüklüsü mü kaldı? İşte şöylesi mi kaldı? Böylesi mi kaldı? Hakaretin bini bin para. Ama şimdi. Şimdi. Bakın ben size şunu... Birisi daha var. Fethullah Gülen hakkında yazı yazan öldürülen. Hakikaten elinde bir gazeteci. Doğru, o var. Onun dışında Zübeyir Kındır'a var, yazanlar var. Ya yani başka yazanlar evet. da var. Ama bunlar bir elin parmak. Bakın. Bedel ödemişlerdi. Evet. Fethullah Gülen yapılanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk deşifre edildiği zaman bence bir milatsa zannediyorum 19 Haziran 1999 tarihli. O program artık olmadığı için reklama girmez. Siyaset Meydanı programıdır. Yani ilk deşifre edildiği ve o programa katılanların başlarına neler geldiğini eğer araştırır görürsek bunun moderatörü dahil biz esasında bu yapının gücünü o programı nasıl, da moderatörünü de böyle rahat rahat söyleyebiliriz. Ali Kırca evet, sevgili Ali Kırca nasıl, ve Siyaset Meydanı yani. Bakın şunu söyleyeyim Efsane ben size. Program. Hiç orada burada aramaya gerek yok. Fethullah Gülen yapılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gafleti, delaleti, hatasıdır. Onu size söyleyeyim. Yapması gerekenleri yapmamıştır. Bireysel hiç kimseden şunu niye önlemedin, bunu niye önlemedin diyemezsiniz. Bu bir devlet hatasıdır. Ha bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Dersini Türkiye Cumhuriyeti Devleti almış mıdır? Henüz almamıştır. Çünkü niye? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu dersi çıkarabilmesi için önce Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu gözden geçirmesi gerekir. Bir hukuk devletinde yasal dayanaklar olmadan bu ve benzeri yapılarla sizin uğraşıp bunları önlemeniz eğer
suça karışmışsa da o suçla ilgili takibe konu edebilmeniz mümkün değil. Çünkü niye? Fethullah Gülen'in hakkında açılan davadan beraat gerekçesine baktığınız zaman yasa değişikliğidir. Terörle mücadele kanununda yapılan yasa değişikliğidir. Neden? Çünkü Fethullah Gülen'e şu söylemiştir. Şimdi söylenmiyor. Bakın onu da söyleyeceğim tarihini size. Çok enteresan. Şu denilmiştir. Aynen bugün. Kimin günahı var o maddenin? Herkesin günahı var. Bakın tarih. Terörle mücadele kanunu 3713 sayılı kanunun 1. ve 7. maddelerine bakıldığı zaman neyin ne olduğunu herkes görür. Fikirler bizim yayınımızda özellikle Tansu Çiller'e gidip bu konuda itiraz efendim, ettiğini ben, ama Tansu Hanım'ın ben şunu söylüyorum size. Siz getirdi. İsimleri dediniz ki zikretmeyin. Kimseye cevap hakkı doğmaz. Yok Tansu Hanım eğer cevap bağlamak isterse. Ben isimleri zikretmem. Tabii ki. Tansu Hanım veya bir başka birisini itham etmem. Hı hı. Ben hiç oradan buradan konuşmuyorum. Soyut da konuşmuyorum. Direkt somut giriyorum topa. Şimdi bu yapıyla uğraşıyoruz ya, arınmak istiyoruz ya. Amacın ne, stratejin ne, onu belirleyeceğiz. Gerçi Tansu Hanım'ın bir açıklamasında ben böyle görüşme yapmadım. Dolayısıyla onun etkisiyle efendim, değişiklik yapmadım dedi. Efendim, onu da aktarayım Sayın Çiller. Görüşmeyeni dövüyorlardı ya yani. Bu şahısla. Gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde gerekse gittiği memlekette. Bırakın Allah aşkına ya. Ben dosyaların, davaların içinden gelen insanım. O dosyalardan, davalardan çıkmak isteyen insanlar o şahısla görüşmek için yol, yöntem, aracı, randevu arıyordu ya. Siz neden bahsediyorsunuz? Sen görüşmeyen İzmir'deki bir lüks otelin arka kapısından girerek görüşmek. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim size. Evet, şimdi maalesef. Fethullah Gülen yapılanmasından bahsediyoruz. İlk defa terör örgütü silahlı diyebildiğimiz tarih 15 Temmuz 2016. Ne acı. Niye? Çünkü o beraat kararına bakın, getirdiğinizde göreceksiniz, hakimlerin yapacak bir şey yok, kanun değişmiş. Cebir ve şiddete bulaşmamış, dini bütün, efendim işte ahlak, eğitim, öğrenim yolunda kendisini feda eden insan tablosu çizilmiştir. Şimdi siz hangi hakime, hangi savcıya ne diyeceksiniz? Efendim işte bunu niye cezalandırmadın, niye gerek? Şunu söyleyeyim size. Ara vermem lazım bakın, ama. Geleceğiniz yere gelin hemen. Hı-hı. Şimdi Fethullah Gülen'le ilgili yurt içi ve yurt dışı eylem planının ilk hazırlık resmi yazısı, biz hani oradan buradan da konuşmuyoruz ya, 25 Ağustos 2004 tarihidir. Milli Güvenlik Kurulu'nun, evet, gerçekten Milli Güvenlik Kurulu olup tavsiye kararlarının Bakanlar Kurulu tarafından gereklerinin getirilmek zorunda olduğu zamandır. Gereği yapılmış mıdır? Yapılmamıştır. Daha sonra 7 Şubat 2012 tarihi. MİT müsteşarı krizi. Hocam onları çok konuştuk ama. Yani... Yok yok geleceğim bakın. Ara vermem. 17-25 Aralık 2013. 17-25 Aralık bilinen adıyla 30 Ekim 2014 Milli Güvenlik Kurulu kararında legal görünümlü illegal yapı denilebilme cesaretinde bulunulmuştur daha. Daha bu yapıya terör örgütü diyebilme imkanı, ihtimali henüz yoktur ortada. 17-25 Aralık olmuştur. Dönemin başbakanı, şimdi cumhurbaşkanı olan ben inlerine kadar geleceğim dediği zaman da sizin el atabilme cesaretini gösterdiğiniz aşama bu. İlmek ilmek işlemiş, o konvansiyonel olmayan illegal yapı devlet olmuş, devleti kendisine benzetmiş ve sana her türlü cephede savaş açma hazırlığında. Şimdi ben size bir şey söylüyorum, eğri oturup doğru konuşalım. Ondan sonra ara vereyim. Bunun baş hatalısı devlettir. Onu size söyleyeyim. Peki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çünkü siz kendinizi koruyup kollamazsanız, siz hukukun gereğini işletmezseniz, siz yeterli kanunları ortaya koymazsanız, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini, kuruluş felsefesini koruyup kollama, dışa karşı, iç mihraklara karşı, eğer bununla ilgili üstlendiğiniz ödevleri, görevleri, sorumlulukların gereklerini yerine getirmezseniz, bir devlet olarak, o bireysel birleşip bir devlet olarak o yapı, maalesef bu tip çaresizlikler yaşar. Ha ben size şunu söyleyeyim bir cümle. Bir cümle. Aynı yasal temelsizlik, yetersizlik devam etmektedir. Bu bir son değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan ders çıkarabilmesi için öncelikle bu tip yapılara daha cebir şiddete bulaşmadan müdahale edebilmeye dair yasal dayanakları ortaya koymanın yollarını bulmalıdır. Peki bir ara verelim. Aranın ardından Akın İpek davasındaki o gelişmeyi, Akın İpek Türkiye'ye iade edilecek mi? Daha önce Amerika'ya hep konuştuk ama biraz İngiltere'yi geçen hafta ele almıştık yine aşağı yukarı bu kadroyla. Ardından da Almanya'yı bir konuşalım. Tamam içeride biz bu devlet olmanın gereğini elimizden geldiği kadar artık yapalım ya da işte yapıyor muyuz onu konuşalım. Ama öte yandan biz bu gereği yerine getirmeye çalışırken dışarıdaki ülkeler bizi rahat bırakıyorlar mı? Nasıl operasyonlar yapmayı düşünüyorlar? Planlarında ne var anlamaya çalışalım ama aranın ardından anlayalım.
Peki devam ediyoruz. Şimdi Ersem Şen Hocam'a o soruyu soracağım dedim ama İsmail Hakkı Pekinpaşa'ya bir sorayım. Sayın Pekin, şimdi Akın İpek olayında adli müşavir Abdullah Murat görevden alındı. Yazdığı işte not dolayısıyla, yazıdan dolayı, bilgi notu nedeniyle daha doğrusu. Şimdi onu siz nasıl yorumluyorsunuz? İngiltere ne yapmaya çalışıyor Akın İpek olayıyla ilgili olarak ve bu müşavirin bu bilgi notunu nasıl anlayacağız oradaki ifadeleri? Örneğin işte FETÖ ben üyeleri arasında... Yani bilgi notunu görmedim tabii. Evet, ben bir bölüm aktarayım izninizle. Yani. Diyor ki bilgi notunda, Baylok FETÖ üyeleri arasında haberleşme amaçlı kullanılan bir uygulama. Yazışmaların içeriği FETÖ'nün gizli amaçlarını gerçekleştirmek için hayati öneme haiz, suç teşkil eden ve gizli eylemler yürütmek amacıyla kullanılmadığı sürece bir kanıt olarak kullanılamaz şeklinde bir ifade var mesela bilgi notunda. Ne dersiniz? Evet. Ne anlamak lazım? Bize ne anlatıyor? İşte ve İngiltere niye iade etmiyor? Bu konuda şey... yani aslında önce şunu söylüyorum. İngiltere'de şey konusu açık. Şen Hocam'a katılıyorum. Bu konu İngiltere'deki hukuk devletiyle ilgili ve verilen karar da ona uygun bir karar. Yani daha farklı... Ne diyecek yani adam? Akın biz şeyi... Akın İpek'i yaptığı faaliyetler dolayısıyla şey yapıp suçlandırıp, yani desteği, para desteği, diğer destekleri, bunlarla ilgili suçlandırıp oraya gönderebilseydik delillerimizi, çok daha farklı olabilirdi. Ama Türkiye'de de biliyorsunuz şeyle ilgili, Baylok konusuyla ilgili Baylok'ta olmak ya da Baylok'tan bir defa üst haline aranmak suç sebebi sayılmıyor. Önceden suçtu. Daha sonra da bunlar suç sebebi sayılmadı. Yani suç teşkil eden konuşmalar yapılmadığı sürece suç sayılmadı. Türkiye'de de aynı şeyler var. Ama Akın İpek'in kim olduğunu İngilizler biliyorlar. Ve bu işe karıştığını biliyorlar. Ve Akın İpek Amerikan derin devletlerinin adamı ya da şöyle söyleyelim, Fethullah'ın grubu. Fethullah zaten Amerikan derin devletine çalışan bir şey. Hani deminden beri soruyorsunuz ya, Türkiye'de derin devlet var mı diye. Türkiye'de derin devlet yok. Bir tane derin devlet var Türkiye'de. O da Amerikan derin devletinin uzantıları. Amerikan derin devletinin uzantıları var Türkiye'de. Yoksa Türkiye'nin kendi derin devleti olsa ne Türk ordusu, ne Türk emniyeti, ne de Türkiye Cumhuriyeti daha bu duruma düşebilir. Olmasa yani. Da burada olmazdık. Onun için yani olayı... 15 Temmuz'dan sonra dediğin... Yani, izninizle Necdet Bey bir şey söyledi, tam kaynamasın sizi dinlerken. Yani bir yerde de direndi bu ülke yani. Ya bu ülkenin... Bir yerde de direndi, olmasaydı bu noktada olamazdık dedi. Vallahi o kadar da şey Türkiye'nin mi? Derin devleti... Ya direnecek tabii yani. Bu ülkenin derin devletinden çok derin milleti direndi ben size söyleyeyim. Bunun derin devletle alakalı... Derin devlet direndi. Tamamen derin milletle alakalı bu. Matacıların yanında bir de Üsküdarcıları var. Sayın Pekin. Ramazan Kurzoğlu da bir şey söyledi. Söz vereceğim size. Evet. Bu ülkenin paşam Türk ordusundadır ki ben Türk ordusu Türk milletinin göz bebeğidir. Türk ordusuna kadar sirayet etmiş bir NATO'cular vardır, bir de Üsküdarcılar vardır. Bu her kademede vardır ve o Üsküdarcıların ana damarı da Türk milletidir. İzninizle Ramazan Hocam şöyle bir yorumda da bulundu. Evet. Bir derin devlet vardır, bir de kirli devlet vardır. Katılıyor musunuz bu yoruma? Ben doğrudur ama bence derin devletten çok derin millet var. Yani Mete'ye katılıyorum, Amazon'a o lafına da katılıyorum. Doğru, derin millet var, kirli devlet var ve bu devlet, bu kirli devlet hem özel harp için ayrılan Sebel Tetik Kurulu için ayrılanları kullanmıştır. Hem de Fethullah gibi yapıları kullanmıştır. Nerede yani, kullanmıştır? Fethullah gibi yapıların nerede kullanmıştır? Yani bütün faaliyetlerde. Bence işte Komünizmle Mücadele Derneği altında 12 Eylül'de. 12 Eylül'den evvel Amerikalılarla birlikte yeşil kuşak terörü kapsamında. Daha sonra vesayeti ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı. Yani açık ve net aslında hani diyor ya Sayın Nedet Bey, bu aslında bizim suçumuz mudur? Herkesin suçu mudur? İhmal midir? Yoksa geri kalanı boş verip günlük olarak bizim günlük işlerimize bakıp bunu kullanalım. Bunu kullanarak belli yerlere gelelim ya da belli şeyler işte yapalım mıdır? İşte bunu çok işte iyi ayırmak lazım. Peki Sayın Pekin. Evet değil mi? Yani çok iyi ayırmak lazım. Bu ülkenin aydınları
öldürüldü, Çetin Emeç öldürüldü, Bahriye Üçok öldürüldü. Evet. Eşref Bitlis'in ölümü yine çok şüpheli, evet, biliyorsunuz. Turan Dursun bu ülkede öldürüldü. Birçok kişi, evet. Ahmet Taner Kışlalı öldürüldü. O kadar kişi aydın. Uğur Mumcu öldürüldü. O, evet, kadar çok aydınları... Bahriye Üçok öldürüldü. Bahriye Üçok, evet, öldürüldü. Maalesef yani insan söylerken bir insanın içi acıyor gerçekten. Peki kirli devletin bu ölümlerde parmağı var mı? Olmaz olur mu? Yani büyük ihtimalle var. Ve kirli devlet bence yani Türkiye'de derin millet var. Derin devlet yok. Kirli devlet Amerikan devletinin temsilcisini yaparak... ya da Batı derin devletin temsilcisini yaparak İngiliz derin devletinin bunlar bu ölümlere neden olmuşlardır ve Türkiye'yi belli istikamete doğru çekmişlerdir. Maalesef biz de aydınlar olarak bir kısmımızı, yani Türk Silahlı Kuvvetleri deyin, istihbarat deyin, ne derseniz deyin, yalnız bırakmışızdır. Habtemitoğulları ve diğerleri bu şekilde şehit edilmiştir. Yani sadece onlar değil, onların dışında hem soldan hem sağdan dünya kadar Türk evladı, Türkiye Cumhuriyeti evladı şehit oldu, öldürüldü, asıldı, idam edildi. Yani bir sürü şeyler oldu. Dolayısıyla Türkiye'de derin devlet varsa Amerikan uzantısı olan derin devlet vardır. Bu derin devlet, Türkiye'deki derin de Amerikan uzantısı olan derin devlet, kirli devletle irtibat halindedir. Bunun hesabını, yani ben tabii şimdi şey söyleyeceğim ama örgüt ismi demeyeyim. Mesela CFR, Amerika'daki CFR, Türkiye'de temsilciliği var CFR'nin. Chatham House'da şu anda federasyon, konfederasyon konuşuluyor. Yani bütün bunlar ve oradan bize doğru geliyor. Bakın, bizim aydınlarımızın, liberallerimizin yazılarına bakın. Şu 15-20 yıldır yazdıkları yazılar Amerika'daki, İngiltere'deki think tank kuruluşlarının uzantılarıdır. Onların felsefesini, onların düşüncelerini bu ülkeye dayatmaya çalışıyorlar. Yani peki, özgün o şey, öldürülen, şehit edilen o kıymetlerimiz var. Hı hı. Onlar özgün bir şeyler ortaya koymaya çalışıyorlardı. Onları da ortadan kaldırdılar. Halkı bilinçlendirecek insanları da o bir şekilde ortadan kaldırdılar. Peki. Siz Ersan Hocam neler söyleyeceksiniz? Tamam. Hukuki boyutuyla ilgili. Tamam. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar bu bölümde? Öncelikle bir cümle söyleyeyim. Tabii, evet, devlet burada anladığımız kadarıyla sadece hükümetten bahsedilen devlet değil. Esasında yargıyı kapsamaz ama devlet bazen, hı hı, yargıyı da yasamayı da hepsini kapsayacak şekilde anlatılır. Burada öyle bir nitelendirme yapılıyorsa ben bu nitelendirmeye katılmıyorum. Hı hı. Çünkü devletin kirlisi olmaz da devletin içinde suça karışanlar veya milletin menfaatlerine ihanet edenler olabilir. Hı hı. Veya milletin menfaatlerini, şahsi emelleri veya işte başkalarına hizmet etme amacıyla feda edenler olabilir. Bunu Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuduğumuzda görebiliriz. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu şey, olayı da söyleyin Akın İpek olayı. Tabii tabii onu da söyleyeyim. Bir dakikada özetleyelim, ara vermem lazım. Çünkü. Bir dakikada özetlenecek bir durum yok esasında. Şöyle söyleyeyim. Şimdi karşımızda 127 sayfelik 127 paragraflık, 23 sayfalık bir karar var. Bu karara esasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu dosyaya iyi hazırlanmış. Onu size söyleyeyim. Ve alabilir hala. Yani öyle hemen bir yazı üzerinden nitelendirme, olumsuz nitelendirme yapmak doğru değil. Bizde şimdi şöyle bir alışkanlık hocam, oldu ya. Hocam, yazıda FETÖ'ye finansal destek sağlamayı içeren herhangi bir eylem kendi başına FETÖ'ye... O bir taktik efendim. Söyleyeceğim. Taktik bu yazı Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir mahkemeyi ve savcılık makamını bağlamaz. Tamam, bitti. Bu yazının itibarı sadece o dosya bakımından geçerli. Onu size söyleyeyim. Yani bu yazıyı alıp bir Türk mahkemesine, hakimine, savcısına götürüp de bunun gereğini yap diyebilme imkanına kimse sahip değil. Maddesini söyleyeyim. Anayasanın 138. maddesinin 3. fıkrasına ve 4. fıkrasına bakarsa herkes ne dediğimi anlar. Ama çünkü bağımsız ve tarafsız yargıya hiç kimse emir veremez. Biz burada yargılama da yapmıyoruz ama anlamaya çalışıyorum. Tamam, devam edin. Bu cümleler şimdi, niye kullanılıyor? Bakın şöyle söyleyeyim. Bu Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nden 3 kişiyi istiyor. Türkiye Cumhuriyeti oradan 3 kişiyi almak istiyor. İngiltere bir hukuk devleti. Ama İngiltere'nin hukuk devleti olmak dışında bir özelliği var. Ciddi para kaynağı alabilen bu tip insanlardan bir memleketten bahsediyorsunuz. Mümkün olduğu kadar bu tip insanları
vermeme gayretine girer. Bu doğrudur. Bunu devam edin lütfen. Evet. Bunu da gerekçelendirmek zorundadır. Biz buna hukuk devletinde süsleme sanatı deriz. Şekli ön plana çıkar. Bir devlet bir kişiyi vermek isterse bunun yolunu bilir, bulur. Bu dünya üzerinde böyledir. Amerika Birleşik Devletleri bugün Fethullah Gülen'i vermek istesin, yarın değil ertesi gün. Bilemediğiniz bir ay içinde burada. Orası, onu size söyleyeyim. Şimdi onu bir kenara koyarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada en iyi avukatlardan birisini tutmuş. İngiliz avukatlarla çalışmış. Biz mesela dosya aldığımızda herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Bir taktikle girersiniz. A planınız, B planınız vardır. İtiraz eden... Şöyle yapıyorum. O taktiği reklamlardan sonra dinleyeceğim sizden. Ramazan Hocam da bir şey söyleyecek. Sonra evet. Ramazan Hocam'la devam edeceğim. O taktiği Türkiye'nin o İngiltere'de uyguladığı taktiği bir anlamaya çalışın. Söyleyeyim mi şimdi sonra? Sonra, reklamlardan sonra. Bir reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Akın İpek'in iadesi meselesinde Türkiye İngiltere'de doğru bir strateji yürütüyor. Zaten evet, iade etmek istese evet. Devletler çünkü iade niye? Eder. Bakın, şöyle orada kalmıştık. Şimdi, onu söyleyin. Sonra diğer başlığa geçelim. Karşı taraf, savunma tarafı yani iade edilmek istemeyenlerin avukatları yaşam hakkımız tehlikede diyor. İşkence ve kötü muamele görme ihtimalimiz çok yüksek. Silivri ceza infaz kurumlarından yapılan bir takım araştırmaları getirip koyuyorlar. Bir gizli tanık dinletiyorlar. Bir de İngiliz profesör buluyorlar. O da mütalasını sunuyor. Ayrıca kişi hürriyeti ve güvenliği hakkımız tehlikede. Sınırsız bir şekilde tutuklu kalabiliriz. Dürüst yargılanma hakkımız yok. Çünkü ön yargılı bunu özellikle siyasiler sürekli zikrediyor. Ve bağımsız tarafsız yargı Türkiye Cumhuriyeti'nde olsa da bu dosyalar, davalar siyasi içerikli ve biz oraya gittiğimiz zaman kesinlikle bir yargılamadan geçirilsek bile sonucu belli cezalarla karşı karşıya kalacağız. Bunları ortaya koyuyorlar. Ve hakim Türkiye Cumhuriyeti'nin tezlerini dinlerken anladığımız kadarıyla bizim İngiliz avukat diyor ki ya biz burada dürüst yargılanma hakkından riskteyiz. Yani bu şahısların üzerinde en çok durduğu ve mahkemenin kararında da en geniş yer ayrılan bu şahıslar iade edilirlerse Türkiye'de dürüst bir şekilde yargılanacaklar mı yargılanmayacaklar mı? Adil. Evet, adil yargı. Adil. Ben dürüst derim çünkü adillik vardır da dürüstlük olmayabilir. Dürüstlük daha geniştir. Fair trial dediğimiz bizim. Adillik sandalye masa her şey tamamdır ama ön yargısı vardır kişinin. Evet. Biz dürüstlüğü içsel damlarız. Yani o karar vericinin objektif bir şekilde, tarafsız bir şekilde meseleye yaklaşması. Şimdi buradan yola çıkınca benim anladığım İngiliz avukat ki başarılı bir avukat. Yani o anladığımız kadarıyla background'ına bakılmış o şahsın. Tamam. Bizden şöyle bir belge istiyor. Bana Türkiye Cumhuriyeti'nde FETÖ, PDY dosyalarının sağlıklı bir şekilde yürütüldüğüne dair istatistik verin. Bilgi verin, açıklama verin. Ve sizin biraz önce o elinizde bulunan gösterdiğiniz önce ne olduğunu anlamadığımız, esasında pek altında da imza olmadığı için ıslakta bir isim yok. Çünkü isim olmalı bunun altında. Bu bir bilgi notu. Bu bilgi notu olabilir. Bu bilgi notu avukata verilmiş. Bu bilgi notunun anormal iki yönü var. Birincisi... Bunu yazan da adli müşavir Abdullah öyle Murat. Öyle deniyor. İmzası ama bizi bağlayan Adalet Bakanlığı. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı. Çünkü altta Adalet Bakanlığı'nın adresi, Ankara adresi var. Tamam mı? Şu. Milli Müdafaa Caddesi No 22 Bakanlıklar Ankara. Bitti. Bu. Altta böyle bir belge. Bu belge bizim avukatımız tarafından mahkeme dosyasına sunuluyor ve hakim diyor ki ben bunu delil olarak aldım diyor. Tamam mı? Bunu kararının 104. paragrafıyla 111. paragrafına alıyor bu belgeyi. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine alıyor. İşin ilginç tarafı. Bu belgeden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlamıyor. Hatta diyor ki dürüst yargılanacaklarına inanıyorum diyor bu şahıslar Türkiye'ye gittiklerinde. Bu belge nedeniyle diyor. Onu da size söyleyeyim. Ama belgenin içeriğinde iki rahatsız eden nokta var. İstatistik bilgiler doğruysa yargılama durumumuz işler acısı. Niye? %40'ı bozuluyor kararları. Felaket. Evet. Demek ki yerel mahkemelerde sorun var. Eğer bu istatistik doğruysa. Bu istatistiği verebilirsiniz. Tamam. Diğerlerinde de sorun var. Mesela anayasa ihlalden diyor 190 kişi mahkum olmuşsa 632 kişi beraat etmiştir. Bu kadar beraat etmesi hayır alamet değil, iyi değil. Niye? Çünkü o zaman soruşturma makamları demek ki gerekli soruşturmayı
somut delilleriyle, yeterli delillerle ortaya koyamıyor ki bu kadar yüksek beraat çıkıyor. Bu açıdan bu bilgiler verilebilir. Esas sorun peki, altta... Ankara'daki bir haber kaynağım da söz konusu adli müşavirin Abdullah Murat'ın işte bakanlığa sorarak yazmış olma ihtimalinden bahsediyor. Efendim şöyle söyleyeyim, bu bilgiye bu şahıs böyle sahip olamaz. Bu bilgi teknik. Bu bilginin içinde sahte olan kısımlar varsa bakanlık açıklama yapmak zorunda zaten. Evet. Yani şurada istatistik bilgiler veriliyor ya, şu kadar takipsizlik, bu kadar o, zaten hakim ona inanıyor. Zaten Türkiye'de geliyor, dönüyor bildiğim kadarıyla. Türkiye'de şu anda. Yani şöyle söyleyeyim, bakın şurası önemli. Ya işte bu bilgiler Amerika'ya da gönderildiğini söylüyor, hatırlatıyor İsmail Hakkı Pekin. Efendim evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne de biz gönderiyoruz. Bunları ne diye gönderiyoruz biliyor musun? Biz sağlıklı yargılama yapıyoruz. Yani her geleni mahkum etmiyoruz. Evet. Her yargıladığımızı mahkum etmiyoruz. Sorun bunlardan beraat edenler var. Bu bir taktik. Bunu biz de yaparız. Evet. Avukat olarak herkesin yoğurt işi tamam vardır, hocam. Planlarım vardır. Peki nasıl alabilir? Orası bir savaş alanı çünkü. Anladım. Türkiye alabilir bakın İpey Ordu'nun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Son 4 ifadesinin özellikle Bayrok kısmı 2 numarası, diğerleri değil. 2 numarası ve 4'te de hatası var ama 2 numarada Bayrok tespiti şu anda Bayrok'tan verilen mahkumiyet kararlarına uymuyor kardeşim. Hatası bu. Bu dördünü yazmaması lazımdı ama bu dördünü yazması sebebi Akın İpek'le ilgili Bayrok iddiası var. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorlar. Bu şahıs, çünkü en çok bakın şuraya dikkat çeker misin? En çok avukat buraya fokuslanıyor. Bu şahıs dürüst yargılanma hakkından mahrum bırakılmasın, ben bunu alıyorum diyor. Hayır, biz dürüst yargılama yapacağız demek istiyoruz. Taahhüdü bu. Evet, aynen o. Onun taahhüdü. Aynen o. Şimdi onun için hani böyle birisini infaz ederken hemen FETÖ'cü veya şu damgasını bu damgasını vururken anladım, somut olayın özelliklerine bakacaksınız. Yoksa yol yürüyemezsin. Ha, ben kişinin arka planını bilmem. Ama kimseyi de etiketlemem. Böyle bir dünya yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların sloganik sözlerle yaptıkları en önemli husus başkalarını anladım, insafsızca yaptalamak. Peki şimdi hocam, şunu söyleyeyim size. Söyleyin, diğer başlığa geçeyim. Sadece bir yerden biz gol yiyoruz deyim yerindeyse. Hı. O da o yanlış işte. Benim katılmadığım yer orası. Diyor ki bu bir profesör bulunuyor. Profesör Jovo ismi bu şahsın. Ne diyor profesör? Bu diyor ki ya diyor ben Türkiye Cumhuriyeti'ne son zamanlarda gitmedim ama bana bazı bilgi notları geldi. Bu bilgi notlarına göre evet var doğru. Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nda 1 ve 2 numaralı isimle veriyor. Hı hı. F tip olarak adlandırıyor. Buralarda diyor gayri insani işkence değil. Kötü muamele yapıldığı, bu kötü muameleyi yapanların ceza infaz koruma memurları ile diğer hükümler ve tutuklar olduğu iddiasında bulunuyor. Ve bir gizli tanık dinleniyor. Bu gizli tanığında bir kodu var. Ona da bir kod vermişler. İsmi Tanık A bu. Evet, bu Türkiye Cumhuriyeti'nden katıp giden oraya, İngiltere'ye. Evet. Ona da bunların her ikisini muteber tanık olarak dinliyor. Birisini bilimsel mütalaa, diğerini tanık olarak ama ben bunlarla bağlı değilim diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilmemesinin sebebi Türkiye Cumhuriyeti İngiltere nazarında Avrupa Birliği'ne dahil olmadığı için ikinci tip ülkelerden. Onların bir iade kanunu var 2003. O 2003 kanununun 81. maddesinin A ve B bentleri diyebiliriz. Bir de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 3. maddesine dikkat alarak şundan dolayı iade etmiyor. Hocam onu da söyleyin evet. Mahkeme siyasi görüş nedeniyle cezalandırılma tehlikesi bu 3 kişinin iadesi istenilen Türkiye Cumhuriyeti tarafından ve cezaevinde bulunan diğer tutuklar ve veya yetkili makamlar tarafından kötü muamele riski nedeniyle iade talebini reddetmiştir. Anladım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti buna sabredip itiraz edecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kaldığı bu itham, İngiliz hakim kendi açısından bunu oturtuyor. Bir mantığa oturtuyor. Yani bu size bahsettiğim o 23 sayfa 127 paragraf boş değil. Birçok alıntılar yapıyor. Ama şu yazıyı, şunu söyleyeyim hı hı, size, içerine itiraz edilen, ben de diyorum biraz o olağan duruma aykırı, bu yazıyı bu şahısların iadesinin gerekçesi olarak gösteriyor. Diyor ki evet bu yazıya göre bu şahıslar iade edilebilir. Anladım. Sadece iadede bir engelle karşılaşıyoruz. O da şu. Bu şahısların siyasi görüşleri nedeniyle onda neye dayandırıyor? Gazete kupürlerini koyuyorlar. Hmm. Televizyon yayınlarını koyuyorlar. Bizdeki açıklamalar, sert açıklamalar, siyasi açıklamalar özellikle siyasetçilerden gelen açıklamalar, İngiliz yargıç diyor ki bu şahıslar gittiğinde bağımsız tarafsız yargı bunlarla ilgili yargılamayı yaparken zorlanabilir. Ama dürüst yargılanma haklarına da yerine koyuyorum diye orayla da çelişiyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye Cumhuriyeti ahva etmeyecek. Bu karara karşı itiraz mekanizması var. Bunu zaten kullanacak.
sabretmek lazım. Peki. O söylendiği gibi hani açıklamalar yapıldı arkasından, bir takım korsan açıklamalar. Yok bu belge bağlarmış. Yok bu belge mahkemelere götürülürse hemen herkes. Hiç öyle bir durum değil. Anladım. Bu belge zaten somut olayın özelliklerine göre yazılmış. Evet, olağan bir belge değil. Bazı yazım hataları ve iç hukuka uymayan tarafları var. Ama bu belge en azından istatistiki bilgiler bakımından oradaki hakimi, bu şahıslar Türkiye Cumhuriyeti'ne iade edilirlerse dürüst yargılanacakları konusuna inandırmış kardeşim. Anladım. Bitti. Zaten adli müşavir Abdullah Murat görevden alındı ama cumartesi Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla efendim, da ben onu bilmem. Şahsı da tanımam, arkasında bilmem. Bakanlığın bilgisi dahilinde yazdığı da belirtiliyor. Bilmiyorum. O süreç daha sonra devam edecek. Hocam buyurun. Sizi dinleyeyim ama sonra Almanya'ya geçmek istiyorum. Tamam. Hemen. Almanya çünkü ne yapmaya çalışıyor? Biz hep İngiltere'ye konuştuk ama biraz Almanya'yı anlayalım. Çünkü FETÖ'cülerin birçoğu da oradalar yani. Tamam. Şunu birkaç cümleyle tamam. Oradan Almanya'ya izin verirseniz tabii, geçeyim. Tabii. Tabii. Güzel. Türkçemizde bir laf vardır. Parayı veren düdüğü çalar diye. Şimdi akın ipeyi bu kadar büyüten, palazlandıran bir yapıya baktığımızda dünyada altın hareketi 3 ailenin elinde, 7 bankanın kontrolü altındadır ve bu ailelerin birisi özellikle İngiliz Merkez Bankası'nın açıkçası sahibidir. Ve akın ipek altın bulma, çıkarma vesaire de bu aileyle direkt bağı vardır. Yani akın ipeği... Hangi aile efendim? Kim o? Yani gizli de değil, Rothschild ailesi. Söyleyelim, konuştuk daha önce. Bu aileyle, akın ipekle doğrudan ilgisi vardır. Finans edenler bunlardır. Öte taraftan bir başka birliği, kirli devletle ilgili merak eden sevgili seyircilerimiz. Profesör Çetin Yetkin'in Karşı Devrim 1945-1952... Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin Ağında kitaplarına bakabilirler. Nasıl ülkemizde bu tezgahın kurulduğunu. Öte taraftan 12 Eylül 1980 kepazeliği hareketi bu ülkede hiç ayrımsız solcu, sağcı, muhafazakar, milliyetçi. Bu ülkedeki entelektüel tabanı çökertmiştir. En büyük zararı budur. Bugün bu noktaya geldiğimizde Türk devletinin beka meselesi vardır ama esas ortada olan zeka meselesidir. Ben de dahil buna. Çünkü analiz etmekte, bunları yorumlamakta o kadar, buradaki arkadaşlarımı kastetmiyorum, o kadar sığ durumdayız ki bunu ele almak lazım. Gelelim Almanya'ya. Almanya'yı da anlamak lazım, daha iyi analiz etmek için galiba, evet, meseleleri, evet, değil mi? Evet. İyi okumak lazım. Hı. Şimdi Türkiye'de genel geçer bir bilgi kirliliği var. O da Türkiye'de daha çok Musevilerin çok etkili olduğu, İngilizlerin çok etkili. Doğru, Türkiye'de bunlar da herkesin içinde, herkesin cebinde. Ama baktığımızda Osmanlı Türkiye'sinden Cumhuriyet Türkiye'sine BND'de Alman istihbaratı özellikle bu ülkede en fazla faaliyet gösteren, isimlerini vermeyeyim ama bir kısım dini oluşumları finanse eden, öte taraftan Alman derin devleti ve BND'de İslam'ı bir din olarak tanımaz. İslam Yahudiliğin bir sektidir onlara göre. Evet, böyle maalesef bu gerçekleri bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de... Hala bu... Evet, hala öyledir. Hala öyle bir şey. Hala, yani Alman derin devletine, BND'ye göre, Alman anayasasının vesaire... İslam bir Yahudilik sektidir. Bir din değildir. Adamlar böyle bakıyor. Biz maalesef bunları bile anlatamamışız. Bu yapıdan dolayı biz Almanya'ya milyonlarca Türk insanını, garip kurabayı göndermişiz. Sonra 2. 3. nesilde bunlar iş adamı oldular vesaire oldular. Bugün Almanya'da biraz palazlanan eski işçi, yeni iş adamı Türkler üzerinde çok büyük terör estiriliyor. Yani malın el koy... Şu anda. Evet. Malın el... Yani bunu devletimiz araştırsın. Bir bahaneler bulunuyor, vergi çıkarılıyor, malına mülküne el konuluyor. Biz bunları görmemezlikten geliyoruz. İşte bu noktada Alman istihbaratı özellikle Türkiye'deki bir kısım bölücü faaliyetleri en fazla destekleyen ve finanse eden yapıdır. Ama biz Osmanlı'dan beri bunu pek görmek istemedik. Görmek istemediğimiz için de Almanya'ya işçilerimizi gönderdik, insanlarımızı gönderdik. Hocama ve bir katkı sunayım mı? Sahipsiz bıraktık. Şu anda aman hocam, Türkiye Cumhuriyeti Almanya ile ilişkilerini düzeltmek için yani bir aşamada bunu söylüyorsunuz. Bir kopamıyorsunuz da çünkü bir şekilde ihtiyacınız var. İhracatınızın en büyüğünü oraya yapıyoruz. Yok yok, yani hiç tereddütsüz ve hala da düzeltip toparlayamadık. Peki. Şu anda o bir takım göçler, şunlar bunlar meselesiyle... maalesef öyle. Yani ekonominiz kırılgan olursa
Anladım. Oraya gidiyorsun. Alman Dış İstihbarat bu BND'nin Federal Haber Alma Servisi'nin başkanı Bruno Kahl'ın 15 Temmuz'dan sonraki raporunu da hatırlatalım değil mi? Yani Türkiye'deki darbe girişiminden Gülen yapılanmasının sorumlu olduğuna şüphe ettiklerini söylemişler. Evet. BND İstihbarat. Evet. Şimdi efendim Almanya'da da tabii bir bütün ülkelerde Almanya'da iade bir mücadele var. İade etmiyor. Aynen. Bugün baktığımızda Almanya'da da tabii dünyada iki devlet bürokrasi devletidir. Entelektüel devletidir. Bunlardan birisi Almanya'dır. Alman bürokrasisi Almanya'yı kurmuştur. Bu anlamda Almanya'da çok çetin bir mücadele var. Bu mücadele genellikle Alman bürokrasi, Alman derin devleti diyelim ki vallahi dostlarımız alınmasın. Bizi suçlayan bu adamlar Bader-Meinhof çetesini bundan 20-25 yıl önce tuttular. Farklı farklı hapishanelere koydular. Aradan birkaç ay geçti. Sonra dediler ki vallahi bu adamlar haberleşti. Aynı gece intihar etti dediler. Yani ondan sonra da bizi suçluyorlar. Yani bir, o günkü şartlarda cep telefonu yok, o bu yok. Nasıl haberleşiyorlar? Yani Alman derin devleti infaz etti Bader-Meinhof. Ramazan hocam şöyle bir tabir var söyleyeyim. Kendi ülkeleri hakkında no violence, Türkiye Cumhuriyeti'nde human rights violence. Evet, aynen. İnsan, bize gelince insan haklarına karşı biz her türlü ihlal yapıyoruz ama onlar da yok. Ama öyle. Devletler aralığı kendilerini öyle tanımıyorlar. Gelin kıza benzer. Hem baba evinden ağlayarak çıkarsınız hem de yeni bir hayat kurmaya gülerek gidersiniz. Türkiye Cumhuriyeti de bütün bunları bilerek devletimizin bekası için zekamızı kullanarak elbet bunları yaptıklarını bilerek ama milli menfaatlerimizi koruyacak tedbirler bugünler dün de vardı bugün de var yarın da olacak. Peki Almanlar işte FETÖ'yü ve İslam'ı protestanlaştırmak için mi kullandı? Nasıl kullandılar onlar? FETÖ'yü nasıl kullandı? Onu bir anlatır mısınız bize? Şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Bu ülkede biliyorsunuz tabii kimseyi suçlamak için falan söylemiyorum. Bunlar Batılıların ettiği laflardır. Türkiye'nin en iyi kalvinistleri Kayseri'dedir diye bir laf ettiler Sayın Abdullah Gül döneminde. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Abdullah Bey'di. Şimdi bakınız bu adamlar tırnak içinde bizi o kadar seviyorlar ki Berlin Üniversitesi'nde Müslüman Kalvinistler Vakfı'nı Alman dostlarımız kurdu. Ya İslam'ın ne kapitalizmle ne sosyalizmle alakası yoktur ya. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir din. Ama bizi öyle seviyorlar, öyle seviyorlar ki adamlar Berlin Üniversitesi'nde Müslüman protestanlar, Kalvinistler vakfı kuruyorlar. Adamlar şunu söylüyorlar efendim. Diyorlar ki sizin düşünmeye ihtiyacınız yok. Siz düşünmeyin. Biz sizin adınıza düşünürüz. Bizim düşündüklerimizi uygulayın. Uyguladığımızda da görüyoruz ki Osmanlı'dan bugüne cennet mekan olsun Atatürk döneminde bir böyle paçayı kurtarmışız. Dön dolaş başa dönüyoruz. Onun için Türkiye'nin yeni bir bakış açısıyla solcu sağcı bir vakit beş vakit namaz kılan kılmayan bu vatan benim ben Türk'üm diyen herkes bir araya gelmek zorunda. Çünkü Batı 4. yüzyıldan bu tarafa Müslüman o zaman 4. yüzyılda Müslüman değildik ama daha sonra Müslüman olduk. Türk milletiyle hesaplaşmak istiyor. Bu Osmanlı'da da vardı. Bakınız 1920'de bize Sevr'i dayadılar. 2020'ye gelindiğinde özellikle 2019, 2020, 21, 22 bu dönem bu inançların, ezoterik inançların Şemitah döngüsüdür. Herbinger döngüsüdür. Dünyaya 49 yılda bir format atarlar ve bu formatta güçlü olmayanlar, dayanağı olmayanlar ki Osmanlı'yı böyle bir yapıya getirdiler 1820'den 1920'ye sonra koca bir imparatorluğu yedik. Bugün aynı oyunu para üzerinden, siyaset üzerinden, mübarek dinimiz üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne oynuyorlar. Bunun içinde Alman istihbaratı da var, İngiliz istihbaratı da var, Amerikan istihbaratı da var, İsrail istihbaratı ve dahası Suudi Arabistan Arap istihbarat örgütleri. Birazdan Cemal Kışıkçıoğlu'ya gelebilirsek. Peki Almanya'da Diyanet'in faaliyetlerinden bir rahatsızlık var bildiğimiz kadarıyla. Bu Diyanet'in faaliyetlerinden neden rahatsızlar çünkü rahatsızlar? Diyanet'in o daha soft Kur'an'ı ve peygamberin sünnetine uygun İslam'ı onların çok işine gelmiyor. Adamlar diyor ki bir Alman İslam'ı. Adam böyle tabir ediyor. Kendine göre protestanlaştırılmış yani tabiri caizse Hristiyanlaştırılmış Hazreti Peygambersiz bir İslam'ı dayatıyor. Maalesef orada tabii ismini vermeyeyim. Şu cemaati bu cemaati gerek Sünni kesimden
gerek diğer kesimlerden manipüle ediyorlar. Buna da bu istihbarat anlamında ciddi anlamda evet. faaliyet gösteriyorlar evet. istihbarat olarak. Evet, evet. Peki Sayın Aydın Hocam, siz Almanya'ya birçok ülkeleri konuştuk ama Almanya'nın bölgeyle ve Türkiye ile ilgili hedefleri, planları ne ve bunu yaparken de bu tür örgütleri nasıl kullanıyor, neler yapıyor, neler söylersiniz hocam? Şimdi baştan şöyle koyalım, yani bütün devletler veya gücü yeten bütün devletler, kendisine ciddi devlet vasfı atfeden devletlerin hepsi iç ve dış istihbarat örgütlerini kullanırlar. Bunları da kendi politikalarının devamı açısından veya kendi politikalarını gerçekleştirmek için kullanırlar. Şimdi Almanya açısından bakarsanız bu coğrafyada, yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çıkarları ne diye baktığınızda çok da fazla değişmeden aşağı yukarı 150 yıldır benzer bir çıkar grubu olduğunu görüyorsunuz. Bunun başlangıç noktası Almanya'nın bu coğrafyada daha önce etkinlik kurmuş olan İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı Osmanlı coğrafyasında nasıl etkinlik kurarım arayışı. Çünkü çok geç başladı biliyorsunuz Almanya sömürgecilik düzenine, devletini geç kurduğu, milletini geç oluşturduğu için. Bunun yollarından bir tanesini de dini kullanma olarak gördü. O kadar ki Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Kaiser İstanbul'u ziyaret ettiğinde, daha sonra İstanbul'dan da Orta Doğu, yani bugün Orta Doğu, Doğu dediğimiz coğrafya aslında Osmanlı coğrafyasına seyahat ettiğinde Müslümanların koruyucusu diye önceden bilgi dağıtıldı ve Arap ülkelerini, Arap halklarını kendi yanlarına çekmeye çalıştılar. Ama tabii Birinci Dünya Savaşı'nda büyük ölçüde İngiltere burada bu oyunda Almanya'ya karşı daha başarılı oldu. Hem Osmanlı coğrafyasını büyük ölçüde kontrol altına aldı hem de Almanya'yı bu işin tamamen dışında bıraktı. Almanya daha sonra toparlandıktan sonra baktığınızda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine benzer bir yapılanma, bu coğrafyada nasıl etkin olurum diye baktığında yine burada İslam'ı görmüştür, yine Orta Doğu'daki petrolü görmüştür, yine bu oyunda geri kalmıştır. Hı hı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da aslında bütün bu coğrafyanın kontrolü büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmiştir. Hem görünen yüzüyle hem de görünmeyen yüzüyle. Dolayısıyla hem istihbarat örgütleri anlamında hem de politik anlamında baktığınızda Orta Doğu'nun kontrolü İngiltere'nin de çekilmesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmiştir. Peki Almanya, açısından baktığınızda Almanya ve Alman istihbaratı açısından herhalde. Büyük ölçüde Alman istihbaratı bu oyunu İki Dünya Savaşı ile birlikte kaybedince, yani bu coğrafyada etkin olma ve başka coğrafyalarda etkin olma oyununu kaybedince aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde kendi içini ve yakın çevresini nasıl kontrol edebilirim? Almanya'ya yönelik tehditleri nasıl bertaraf edebilirim veya bunların doğmasını nasıl engellerim biraz diye. Onlara yoğunlaştı. Büyük ölçüde buna yoğunlaştı. Şimdi burada Türkiye'nin devreye girmesi, ilk etapta devreye girmesi Türkiye'den ciddi miktarda göç olmasıyla birlikte oluyor. Almanya'ya işçi gittikten sonra. Çünkü burada 60 yıllardan sonra yani. Bu Türkleri, bu gelen Türkler farklı bir kültürden geliyorlar. Farklı bir dinden geliyorlar. Alman toplumuna uyumları kolay değil. Ne yapacağız diye baktıklarında ve Türkiye'den de resmi bağlantı istemiyorlar. Yani resmi bağlantı şu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gidip bu Türklere din hizmeti vermesi, dini eğitim vermesini de istemiyorlar. Çünkü Türkiye başka bir devlet. Başka bir devlet gelip Almanya'da bu işi yapsın istemiyorlar. Türkiye'de bir cemaatle bağlantıya geçiyorlar. Onun ismini hadi vermeyelim. Türkiye devletinden önce bir cemaat, bu Fethullah değil. Değil. Yani bakıyorsunuz evet. O değil. Biliyorum, farkındayım da başka söyleyecek bir misiniz diye baktım da. Bağlantıya yani. Geçiyorlar hocam, evet. Ve bu ilişkiyle oradaki Türkleri büyük ölçüde bu cemaat çerçevesinde örgütlüyorlar. Camileri, eğitimleri evet. Vesaire. Daha sonra da bu cemaati diğer cemaatler takip ediyor. Ve aslında en son Almanya en son Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geliyor 80'li evet. yıllarda. Diyor ki bu cemaatler çok fazla oldu. Evet. Bunların bir kısmı baş edemiyoruz. Bir dakika, önce biraz oraya hızlı geçmeyelim. Önce o cemaatin orada bir anlamda örgütlenmesine izin veriyor. Tabii Türkiye, Türkleri orada bir peki, anlamda... Neden o cemaati seçiyor? Neden o cemaati niye seçiyor? Muhtemelen işbirliği yapabilecek cemaat olarak buluyor. Muhtemelen buna teşne bir cemaattir muhtemelen. Kendisine zararı yok. Kendisine zararı yok. Ve oradaki Türklere muhtemelen daha böyle liberal tırnak içinde bir de hocam İslam şunu söyleyeyim. Mesajları Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin, Cumhuriyet'in niteliklerine karşı da uğraşacaklar. Onları değiştirecekler. Hatırlarsanız temel tercihler o. Anıtkabir'i bombalayacaklar. Şu anda da olan kötü bir cemaatten bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Şu hala da mevcut olan bir cemaatten bahsediyoruz. Ama 1980'li yıllara gelince
Türkiye'de de yankılarını bulduğumuz işte rabıta olayı vesaire, evet. Suudi Arabistan kaynaklı cemaatler vesaire devreye girince oradaki Türkler de bunlardan etkileniyor. Bir takım radikalleşmeler başlıyor. Almanya o dönemde bu, çift taraflı bir ilişkide düşündüğü için. Elbette. Tabii bu aşamaya kadar Almanya'nın bu cemaatler içine, yani Almanya'da örgütlenmiş bu cemaatler içine sızmadığını da düşünmemek gerekiyor. Mutlaka sızmış durumdalar. Ama bu noktada Türkiye'den yardım istiyorlar. Ve Türkiye'ye diyorlar ki siz gelin resmi Diyanet üzerinden burada bu eğitimi devralın. Çünkü bunlar... O ne zaman? Kaç yılında? 80'li yıllarda Türkiye'de rabıta olaylarının patlamasından sonra. Suudi Arabistan bağlantılı işte Vahabiliğin, Selefi İslam'ın Avrupa'ya ve dünyaya yayılmaya başladığı dönemden bahsediyoruz. O zaman hep cemaatler, o da ayrı bir tartışma konusu ama bir şekilde bu istihbarat örgütlerine yani onların faalet alanı açık bir hale mi geldi? Kullanılmaya açık müsait yapılar tabii. Şeffaflaşma eskiden ve hesap verilirlik olmadığı için elbette, biraz da tabii. Eskiden beri de kullanılıyor. Bu arada Almanya'nın ikinci bir 80'li yılların ortasından beri ikinci bir hassasiyeti başladı Türklerle ilgili. Sadece din meselesi değil, PKK meselesi. Evet. Türkiye'den çok sayıda göçen insan arasında ve özellikle 80'li yıllarda o Türkiye'nin siyasi yapı nedeniyle kaçanlar arasında ciddi miktarda Kürt ve bunların arasında da PKK bağlantılı insan vardı. 90'larda da. Almanya bunun üzerine istihbarat örgütleriyle bu yapılarla da bağlantı kurarak şöyle bir, yani 90'lı yılların kontrol ortasında etmeye mi çalıştı yani çok bilinçli bir şekilde biliniyordu. Şu pazarlığı yapıldığı çok ortaya döküldü. Almanya'da eylem yapmayın, burada bize zarar verici bir faaliyette bulunmayın ama var olmaya devam edin. Hatta sizi destekleyeceğiz mi dedi? Desteklemenin o başka bir başını adım. Çevirici. Yani başını çevirecek. Sen Almanya'da mesela PKK çok sayıda para topluyor. Ama para, oradaki Türkleri... Sadece başını çevirmek değildir bence. Şey yapmadı. Para toplamasına göz yumdu. Evet. Tabii işte aynı şey. Onu kaç çevirir. Yani, ne yaptığını zaten hiç görmedim. Faaliyetine göz yumuyorsun, siyasi faaliyetine, yani. Para toplamasına... Belki silah satın alıyor, bunları kaçırıyor. Bunların hepsine göz yumuyorsun bu bağlantılar geçtikten. Devşiriyor da orada. Yani. Bir süre sonra devşirip bölgeye gönderiyorsun. Belki Türkiye'ye karşı kullanıyorsun. Çünkü Türkiye tamam aynı ittifak içerisinde olabiliriz ama en çok dostlara operasyon çekiliyor bu gizli dünyada. 21. yüzyılın ikinci 10 yılı zaten senin teröristin, benim teröristim oldu. Dolayısıyla Almanya hem cemaatler üzerinden dini yapılarla hem de milliyetçilik üzerinden PKK ile bu bağlantıları kurdu. Ve Türkiye yıllar boyunca Almanya'dan, bir de ideolojik göçler oldu Türkiye'den biliyorsun, özellikle sol gruplar. Kimi istediyse bugüne kadar Almanya'dan hiç kimseyi alamadı. Yani bu sol aydınlar da olabilir, sol terör örgütlerine... Neden vermiyor peki? Siyasi içerikli, siyasi içerikli olan ama vermiyor. Böyle bir adi suçlar veriyorlar. Çünkü işbirliği yapıyor bir anlamda. Çünkü yani daha küçük ülke, Avrupa ülkeleri de aynı şey. Vermiyorlar yani bunu en başında bir kere Türkiye'de ölüm cezası hocam, var diye vermiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti şu anda İngiltere'de bir iki örneği alabilirse almaya çalışıyor. Bakın esasında millet sloganı konuşuyor, alabilse bir ikisini arkası gelecek. Yani ona çabalıyor şu anda gerçek anlamda. Yani bu başarısız bir şey değil, sonuç değil. Yani, onu size söyleyeyim. Şunu koyalım ortaya. Avrupa, yani bu istihbarat örgütlerinden vesaireden bağımsız olarak hiçbir Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği üyesi ülke liberal düşüncelerle faaliyette bulunan, buna inanan Avrupa ülkeleri Türkiye'deki adil ve dürüst yargılanmaya inanmadığı sürece işte en önemli Türkiye'ye sorun bu. Bunları hiç kimseyi vermez. Hocam bir şey söyleyeceğim. En önemli sorun ne biliyor musunuz? Hı. Verdiğimiz manzara. Bakın Danıştay 8. Dairesi kararında verdiğimiz manzara siyasilerin bence hiç yapmamaları gereken kuvvetler ayrılığı ilkesinin, o bağımsız ve tarafsız yargının sözde kaldığı. Bir diğer konu Papaz Brunson. Papaz Brunson'ı hangi uçakla gelip aldılar? Askeri uçak. Askeri uçakla kim alır biliyor musunuz? Rehineyi alırsınız. Hiçbir zaman kabul etmedi yani. Ha Türkiye Cumhuriyeti'nin belki gücü yetmedi. Bazı şeyleri konuşalım. Yoksa o şahsın iade edilecek bir durum yoktu. Anladım. Ama bunların hepsi bakın şunu söyleyeyim önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin bence konuşulması gereken en önemli konusu ne pahasına olursa olsun hukuk devleti kimliğini korumaya devam ettiği sürece ki devam etmeli dürüst yargılanma hakkını en üst seviyede tutmalı. Sözde Ergenekon balyoz dönemlerinin bu ülkeye verdiği en büyük zarar ve hukuk ihaneti dürüst yargılanma hakkını, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını yerle bir etmiştir. Peki. Şimdi toparlanma zamanı bunun, bakın bu belge, İngiltere'den gelen belge o anlamda olumlu. Hı hı. Eğer devam ettirebilirsek, doğru dürüst adım atarsak, küsmezsek, batıya ya bunlarla zaten hiç iş yapılmaz demezsek, çünkü onlarla iş yapmak zorundayız.
Bu alanları düzeltirsek esasında mesafe kaydeder ve bu insanları biz alırız. Onu size söyleyeyim. Buyurun hocam, siz tamamlayın. Şöyle bağlayayım, yani çok basit. Almanya'nın kendi ülkesinde başlayan bu ilişkileri, bu cemaatlerle ve PKK ile başlayan bu ilişkileri muhtemelen anladığımız ve hissettiğimiz şekliyle Almanya'nın dışına taşarak Türkiye ve yakın coğrafyasına da ulaşmış durumda. Buradaki temel amaç, ben Almanya Türkiye'yi parçalayıp bölüp yok etmeye çalışıyor diye düşünmüyorum. Öyle bir gücü yok ben. Buradaki temel amaç bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin faaliyetlerini kontrol etmek, Türkiye'yi Almanya'ya müzahir halde tutmaya çalışmak, Alman çıkarlarını daha yakın durmasını sağlamaktır. Bunu ortaç halde tutmak. Bakın, bunu bütün devletlerde yapar. Bunu sadece Türkiye'de yapmazlar, herkese yapmaya çalışırlar. Eminim Türkiye'de yapmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olup olmadığın meselesi devletin gücü ve imkanlarıyla alakalı bir mesele. Peki. Necdet Bey, siz Almanya'ya ilgili neler söyleyeceksiniz? Ve biz yani Almanya'ya bunları konuşurken Almanya içinde de bazı olaylar oluyor galiba, değil mi? Neler oluyor? Darbe mi oluyor Almanya'da? Orada darbe mi yapacaklar? Bu kronoloji iyi oldu aslında. Yani bu geliş iyi oldu. Ben de hiç olmazsa cari durumu, yani aktüel durumu. Aktüel durum dış politikada konuşurken temkinli olmakta fayda vardı. Dış politikada yani bunları sağlam payandalara bağlanıp bağlanmadığını kestirmek için biraz daha zamana ihtiyaç olur, ama nasıl olsa bu şehre düştüğüme göre onu da anlatayım, yani aktüel durumu. Şunu da tabii dipnotunu açmak isterim. Türkiye'de Türkiye'nin talep ettiği suçlular, talep edilen ülkeler tarafından gerçek kimlikleri bilinen suçlular. Yani Almanya'daki PKK'lıların iade etmiyorken ne olduğunu biliyor. Kim olduklarını biliyor onlar. Bilmemeleri mümkün değil. Hele hele Amerika, yani insan kendi çocuğunu bilmez mi? Kendi çocuğunu bilmez mi yani? Suçlar demeyeyim de şüpheliler, sanıklar, daimi mahkum. My baby. Bari bir kısmını diyelim hocam. Yok, mahkum yani, edilmişe suçlar. Bir kısmını diyelim yani, bari hiç olmazsa. İşte böyle suçlu dediğimiz için onlar da diyor ki adil zaten ön yargılıyorsunuz. Mahkum ediyorsunuz onları diyor. Ama işte birbiriyle çelişik şeyleri şurada söylüyoruz. Dış politika açısından şu cümleyi, ya dış politikaya da gerek yok. Yani Amerika bu adamın ne halt olduğunu biliyor mu? Biliyor, doğru. Bizim için ama ikisi de suçludur. Olsun, kurallarına göre oynayacağız. Tamam, siz onu söyleyin, ona bir şey demiyoruz. Ama bizim şunu söyleme hakkımız var. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin düşmanıdır. Koruduğu adam da hain oğlu haindir. Bizim için böyledir bu iş. Nokta. Evet. Tamam. Bu zaten mahkemenin kuracağı bir cümle olmaz. Zaten CFR raporu da sizin dediğinizi teyit ediyor. Türkiye Cumhuriyeti diyor Amerika'nın müttefiki değildir, rakibidir. Dost ve düşman olarak da nitelendirilemez. YPG ile çalışmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Amerika'ya bir hiçbir ülke düşman olarak nitelendirilmemeli. Hiçbir ülke düşman olarak nitelendirilmemeli dedi ama. Olur mu öyle şey? Evet. Ben şimdi size bir liste sayarım. Tabii. Benden önce paşam koşar düşman diye. Öyle mi? Yok. Öyle bir şey yok. Yo, ben düşman diye bir... Peki. Yani... Tamam canım. Ne zaman şimdi işbirliği yapacağınızı bilemezsiniz. Kırmızı kuvvetler. Vallahi kanka olduk yani. Herkes konuşurken konuşmuyorsunuz. Ben konuşunca şey yapıyorsunuz. Ama önemli bir detay söyledi. Kimin ne zaman yani şu an Almanya ile işbirliği yapmıyor muyuz yani birçok? Yani düşman lafı çok... Hayır, hukuki anlamda söylemedim. Hukuki anlamda değil yani, o ama siyaset. Bize şöyle bir şey var. Devletler birbirine düşman olur mu? Olur tabii. Olur mu? Ceza hukukunda yeri var onun. Olmaz mı? Düşmanla hiçbirini yapmamak. Uluslararası ilişkilerde de düşman tarzı var. Mutlak düşmanlık yoktur dedi. Ermenistan'la şu anda düşmanız mesela. Mutlak düşmanlık yoktur. Geçin. Şimdi bu aşamadan sonrasını beraber konuşuruz. Yani Türkiye'nin Allah ömür versin hepimize. Semantik bir tartışma bu. Çok anlamsız bir tartışma yani. Gerek yok. Zaten bu benim kişisel tarifim. Siz düşman görüyorsanız Amerika'yı görüyorum. Özür dilerim efendim. Bizim konuştuğumuz şey şu. Mesela dost veya Nedret Bey'in söylemeye çalıştığı çok halk diline inip bizim çıkarlarımıza aykırı davranıyor demek. Onu basitleştirip düşman dedi. Ama esas hikaye şu. Dost veya düşman olarak adlandırmadan tüm devletler birbirleriyle işbirliği yaparlar. İşbirliği yaparlarken de dahi birbirleri üzerinde istihbarat operasyonları yaparlar. İşte Almanya ile ilgili sorunuzun cevabı da budur. Ama işbirliğini yaptığınız adamın düşman... Şimdi onu ayrı şöyle bir konuşmamız gerekiyor ama şimdi burada hocamın yanında o konuyu açmak istemiyorum. Bir şey daha söyleyeyim, kapatayım. 2 yıl önceydi galiba, patladı, kıyamet koptu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'ya büyük istihbarati operasyonlar yaptığı ve Alman liderliğini Merkel dahil dinlediği ortaya çıktı. Almanlar kıyameti koparttılar. Ardından
6-7 ay sonra yanlış hatırlamıyorsam bu sefer Almanları yani Fransızları dinledi. Bizi de dinledi. Amerikalılar da dediler ki ya kızmayın. Herkes. Mesela siz de Türkleri dinliyorsunuz da. Yani birbirlerini de satarak yani. Evet. Şimdi bu tariflerin hepsi tamam. Ama mesela Kaşıkçı'ya gelince göreceğiz biz kimi dinliyoruz. Tabii şimdi bir komedi artık oynanıyor. Bir şey yok. Tamam bunları kabul ettik. Fakat şöyle bir durum var. Bir tek parantez içinde kapatacağım. Böyle dış politika mı dersiniz? Uluslararası ilişkiler disiplini içinde mi dersiniz? Ortodoks bir kabul var. Bu şöyle bir şey. Real politik. Bunun değişmesi gerekiyor. Tamam. Değişmez. İşte bu. Ortodoks dedim bu. Değişmez. Bu. Neden değişmez? Niye değişmiyor canım? Değişmez. Niye değişmiyor? Değişir. Ama şimdi bunu açmayalım. Bu gider sabaha kadar. Ama söyleyin ama niye değişir? Niye İşte değiştiremiyoruz ki. Aa, ya buna ben direnmiyorum ama. Tamam genel ama bir direniş var. Real politik. Real diyor. Bizimle orantılı olarak. Bir dakika. Ama şunu bir açıklayalım. Real politik nedir? Real politiğin ne olduğunu açıklayalım. Şimdi söyleyin. O ders olarak açıklar. Devlet, ben halk dilinde. Tamam ikiniz de açıklayın. Çok basit açıklayacağım. Tamam söyleyin tamam. Devletler güçleri oranında kendi ulusal çıkarları gerçekleştirmek isterler. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler güce dayalı bir ilişki. Şimdi bu tamam örneğin. Değil mi? Tamam bu kadar. Tamam hocam. Söylüyoruz. Bir de ben tarif edeyim mi? Buradan çıkarsak önce. Başka bir tarifim mi? Ben de bir tarif edeyim mi? Siz tarif edin ben de. Siz artık etmeyin hocam bir konuşalım. Tamam söyleyin. Bir de saat 12 oldu. Tamam söyleyin. Yani. Bütün bunlara rağmen ihracatınıza devam edersiniz. Mal alıp verir. İsmail Hakkı Bey'i bir dakika karıştırdı. Ben bir konuşayım yani. Çatışırsınız ama. Ben de bir tarif edeyim. Eğer bu tarifi değiştirmezseniz. Bir anlamda da bunu meşru hale getiriyorsunuz. Doğrudur. O zaman bak doğrudur. Eksik olmayın. Bu şu sonuçlara yol açıyor. Eğer sahillere bebekler vuruyor. İşte real politiğin sonucu budur. Sahillere bebekler. Bir, katkı yapabilir tamam. miyim sana? Mesela real politik nedir biliyor musunuz? Cemal Kaşıkçı hadisesinden sonra o G20 zirvesindeki rezalet. Birazdan konuşacağız o rezalet real politik. Bak, politik şimdi söyleyebilirim hocam. Doğru mu? Doğrudur. Politik o. Devletler çıkarları peşinde koşarlar. Çıkarları peşinde koşmayı bıraktıklarında yani büyük ülkeler peşinde koştuklarını koştukları zaman çıkarları peşinde koşan devletlerin çıkarlarına alet olurlar. Tamam. Real politik bunu diyor. Dolayısıyla sen yani sürekli gücünü türlüsü, artırmak zorundasın. Hocam peki böyle bir durumda yine devletin çıkarlarını ben romantik mı? Politik. Tabii ki. Ne olur bana dokunmayın. Öbür türlüsü romantik bir politik olur. Tabii. Aynen öyle. İşte bunlar aynen yaktı bizi. O yüzden real politik. Ayıp ve romantizm. O zaman ben şunu talep ederim. Hem İsmail Hakkı Bey. Şimdi bak bu aslında da galiba Türk televizyonlarında ilk kez konuşuluyor. Bu real politik. Bir defa öyleyelim. Tamam. Konuşalım. Şöyle de bir şey var. Nedret Bey konuşsun güzel. Bir konuşsun kendini bir anlatsın real politik. Bebeği tabii kurtaramazsınız. Tamam. Kurtaramıyorsanız. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Anlıyorum ben. Kurtaramıyorsanız real politik de bizim için cari değildir. Sizin, bu disiplin, uluslararası ilişkiler disiplinin bu formu da bizim için cari değildir. Benim kendi şahsi görüşüm. Bu görüşü Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı uygulamalarında dış politikada ilk kez gördük. Dünyada yok bu. Dünyada yok bu. Bunu söyleyip arkasında bedel ödemeyi yani ödeyeceği bedeli de görerek arkasında durdu Ankara. Bunun örnekleri var. Yani bu ben burada real politiği uygularsam bugüne kadarki yerleşik düzen bana bundan şöyle bir fatura getirir ama yine de ben bunun arkasında duracağım dediği oldu. İstisnaidir. Tamam. Bir küçük şey bir söyle. Nedret abi o zaman şuna cevap verecek. İsrail politikamıza baktığımızda bizim İsrail'le ilişkilerimiz en azından siyasi sesle nasıl? Rezalet. Kötü. Ekonomi. Ama bakıyorsun mecbursun. İşbirliği içindesin. Ekonomi açısından öyle. En azından verilen ikincisi Papaz Brunson meselesinde real politik kendisini gösterdi. O şahsı o halde Allah'ın bir kulu alamazdı bu ülkede. Real politiği sizinle konuştuk hatırlıyorsunuz. Ha ne kadar direnebildin? Direndin 13 Ağustos dolar 7.24. Dedin tamam. ki Allah ne oluyor? İki örnekte anlaşıldı. Bir Nezret Bey'in ifade etti. Şimdi işte gitti evet. düştü. Demek ki senin ekonomin, senin gücün yok. Bir daha aynısını yapmayalım ne olur. Yok yok. Daha önce bir keşke yapmasa. Bunu bir tartıştık. Yargının düştüğü durum kötü oldu orada. Ya işte ama olay öyle gel. Onu konuştu. Şimdi siyasi yüksek sesle konuştu. Yani. Dedi ki tırnağını bile alamazlar. Adam kuş oldu uçtu. Tamam peki. Peki şöyle yapayım ben. Buyurun. Ona yine şey yapmayayım. Sen de çok konuştuk bu konuyu televizyonda. Tenakuzlarla benim dediğim şeyin izahı olmaz.
Bunlar son zaten bir tenakuz, burada bir çelişki var diyorsun, gösterdiniz. Ben onu söylemiyorum ki. Asıl çelişkinin daha büyük olduğunu söylüyor. Bunlar oluyor zaten. Şimdi anlatacağım, bu Almanya'yı sordu İdem Hanım. Anlatacağım şimdi. Düne kadar, yani mesela sen demedin mi şimdi mesela Almanya ile aran kötüydü, şimdi nasıl iyi? Almanya'nın da arası bizde kötüydü. Berlin'e niye sormuyorsun? Onların da arası iyi. Hatta mahkum olacak şekilde. Elbette ben kendi cephemden bakıyorum. Tamam. İşte bu real politiğin sonucu. Biz de buna uyuyoruz maalesef. Bunda bir şey yok. Ama bu bir yorumdur ve bunun konuşulması gerekiyor. Tabii, çünkü dış politikayım. Bana kalsa biz birçok yerde müdahale etmemiz gerekiyor da gücümüze bakıyoruz. Evet, tamam. Şu Suriye'ye, Irak'a baktığında bugün mesela bugün 3 insan donarak öldü. Trakya'da, Edirne'de. Suriye sınırında Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapmak istediğine ilişkin tarifte, ne burada oturanlar içinde, ne de bizi izleyenler içinde, ya da ne de devletin, şüphe yok. Şüphe yok değil mi? Evet. Bu bence savaş sebebi. Bence savaş istemek değil. Bu bir savaş sebebi. Peki niye ilan edemiyoruz savaşı? İşte bak o güzel. İşte o real politik. O real politik. Ama öyle yere gelecek ki olur. Olabilir. O noktaya mı gidiyoruz? O real politiğin bedeline rağmen olur. Peki, tabii tabii. Şey o yapabilir. Olur. Tabii. O zaman da kim, o zaman hangi bir farkımız olacak? Bir laf var. Anamın öper kapı demiş. Niye kime şikayet? Mesela bu bence cevaplandırılması gereken soru. O soruyu şimdi, sorun sonra meseleye geçelim. Amerika'nın yanlış ya. Yok. Gidiyorlar soru soracağım. Siz cevaplayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediği federatif Suriye, doğru mu? En azından şimdi o büyük Kürdistan hayalini bir kenara bırakıp otonom bölgeler şeklinde bir yapıyı orada oluşturmaya çalışıyor. Bunun Türkiye Cumhuriyeti kabul. Savaşacağız diyor zaten. Dur, bir saniye. Acaba burada en iyi çözümcü biz olup bu meseleyi ele alıp çözemez miyiz? Bu Suriye meselesi. Tarif et, önerdi. Yani mesela Şam'la o Kürtlerin kurmak meselesini elimize bizim alıp, bizim domine edip, bizim çözmemiz. Yok sayamayız çünkü onları, doğru yok, mu? Yok, hayır tabii yok sayamazsın da, ama yok sayman gereken bir bölümü var. Tamam, anladım da acaba biz bu konuda işin hani silah savaş boyutuna giremiyoruz ya şu anda. Hı hı. Daha etkin, aktif. Şimdi Amerika ne diyor? Astana sürecini yok sayıyorum ben diyor. Gel diyor, sen diyor, ne diyor? Cenevre'ye gel. Önemli bak. Oraya geçiyoruz yavaş yavaş. Tabii şimdi tamam. Almanya'ya tamam. Oralardan işte acaba. Tamam. Şöyle doğru tamam söylüyorsun. Ben bir şey demiyorum da şöyle bir durum var. Burada Türkiye'nin daraldığı bölüm, yani bu Suriye konusunda daraldığı bölüm, gittikçe elini silaha yaklaştıran bir bölüm. Yani o safha. Yani burada artık ondan sonra yani hiçbirimizin burada bir kalkülasyon, hesaplama yapma şeyi kalmayacak. Yani ne real politiği, ne manevi, öyle bir şey yok yani. Adam giriyor oradan içeri. O aşamadan sonra hani burada kimse ne ben hangi, ancak şu hangi silahı kullanalım gibi bir laf çıkar ortaya. Buna yaklaşıyoruz. Hastanede arzu ederseniz konuşuruz. Ama Almanya'yı şöyle söylemek isterim. Bugün gelinen noktada Almanya-Türkiye yakınlaşmasının kendileri, bilhassa Almanya'dan da müstesna bir durum ortaya çıkardığı gözüküyor. Bunlar ben birincisi, bu İstanbul zirvesinde olanlar, yani Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa, evet, ve dahi bu zirvenin yeniden tekrarlanacağına ilişkin açıklama. Evet, tekrarlanacağı söylendi ama yeri İstanbul olmayabilir şöyle, galiba. Bunu da ilk defa belki yani buradaki dostlarımız da katkı sunmak isterler. Şöyle bir durum ortaya çıkmış durumda. Bu dörtlüyle Astana üçlüsüne bir itiraz var Amerika Birleşik Devletleri'nden. Aslında hani metaforik... Astana derken sadece Astana'ya itiraz yok. Bu fotoğrafa da itiraz var. İşte o ikisini öyle söyledim zaten. Evet. Aynen. Yani bu fotoğrafla Astana üçlüsüne birlikte itirazları var. Yani yedili bir duruşa itiraz... Altılı tabii, Türkiye iki defa saymayalım. Altılı bir duruşa itirazları var. İtiraz eden kim? Amerika Birleşik Devletleri. Ben bu dörde itiraz ediyorum diyor. Artı öbür üçlüye de itiraz ediyorum diyor. Türkiye, Rusya, İran ve işte bu biraz önce fotoğrafını gösterdiğiniz tekrarlanacak olan durum. Ne zaman tekrarlanacak peki? Tahmin günü belli değil. Günü belli değil, anlaştılar ama yani. Anlaştılar, evet. Bir tek Fransa ile konuşmamışlar. Oradan da işte Almanya'ya geçeceğiz, Fransa. Şimdi bu iki ülkede de böyle bir dalgalanma yarattı. Yani Avrupa'nın genelinde, yani kıta Avrupa'sının genelinde bir huzursuzluk hali zaten var idi belli bir süredir. Buna ekonomik krizleri yaşayan bölgeleri sayabilirsiniz. Hatta ben şunu bile katılırım. Bugün İtalya'da, İtalya merkezli bir uyuşturucu operasyonu oldu. İnanılmaz çapta bir, sadece İtalya'dan diğer ülkeleri de çıktı ve bizde de olmuş bugün. Çok ciddi, evet, miktarda. Erzincan. Yani bir, ne dediler yani? 500 kilo. Yani inanılmaz. Yani bir başka ton daral ağırlığı bir tondan fazla. Değil mi? Yani, ve bu belli ki entegre bir şeymiş gibi. Büyük aynı zamanla. Yani şimdi bunu bile katarım ben.
Ama öyle yapmayalım, hani ciddiyetini bozmayalım diyelim ki. Ama Fransa'daki çıkalım. Olayları buna katıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii sarı yelekliler direkt katıyorsunuz. Yani, tabii evet. O bir Avrupa ordusuyla ilgisi var mı? Var tabii. Var. Onu da Almanya'nın ordusu içindeki gelişmelerden anlıyoruz. Ne var Almanya'da? Orada baya bir girişim oldu. Yeni ya, taze bu. Nasıl yani son 10 gün, 15 günlük bir olay bu. Alman ordusu daha içinde ve özel kuvvetlere ait bölümde. Daha önce böyle hareketlenme hiç olmuş muydu Alman ordusunda? Bu Nazi meselesi problemdir. Nazi meselesi değil, darbe. Onlar hayır, ideolojik durumları öyledir. Ya evet, aynen. Öyledir. O darbe, darbe değil, darbe kelimesini Türkiye'de kullandılar. Yani Almanlar ve şöyle, yayın yapan İngilizler darbe demiyor. Başka ne diyorlar hocam? Suikast planları var. Tabii, pardon suikast da. Planları şu var. Cümle... Oradan bir yere giderse o başka mesele. Orada bir şey değil. Şimdi liste var. 200 kişilik politikacı listesi var. 200 bunlar, kişilik politikacı listesi. Listesi. Şimdi onları bir yere toplayıp zaten bu cümle çıktığınız andan darbedir o. Bir yere topladığınız andan itibaren darbedir. Bir de katletme var. Onu da kullanıyorlar. Yani bu olayda çok böyle bize değişik şeyler anımsatacak parçalar var. Mesela yakıt, silah ve mühimmat depoluyorlar. Biraz programın ilk yarısında konuştuğumuz konulara benziyor. Tabii mu? Yani öyle işte geliyor. Ve yani bize biraz dar yansımasına rağmen işte mesela şeyi de katabiliriz. Bu uçak meselesi de çok şüphelidir. Bu G20'ye giderken Şansölye Merkel'in bindiği uçak meselesi. Hatta hadi o şöyle konuşuldu. Merkel tarifeli uçakla gitti. Ne güzel konuşuldu. Uçağı bozulduğu için. Ama uçağın bozulduğu şimdi meselesini atlamayalım. Yani bozulduğu ile açıklandı daha doğrusu. Aha. Tabii yani, bir, yani arka arkaya sayınca öyle gelir o top. Yani başka türlü gelmez. Kaldı ki tarifeli uçakla geliyorsun diyelim. O fotoğraflar da ilginç. Yani o yanında yöresinde onu adam oturtmazlar. Evet. Ya, tamam mı yani? O garip orada bir şey. Orada nasıl bereketlenme var? Onu biraz daha açar. Şöyle, ondan biraz bahsedeyim yani. Uzun metinler var. Bunu şeyinde kaynağını söyleyelim. Focus dergisi. Focus dergisi evet, Almanya. Bayağı teferruatlı söylüyor. Ama özünü şuradan anlatayım ben. Suriyeli mülteci kılığında terör saldırıları düzenleyeceğinden şüphelenen bir kişiyi takibe başlıyorlar. Fakat fark ediyorlar ki bu da benzer bir şey aslında. Yani bir provokasyon eylemi bu. Bunu yapan da Federal Emniyet Teşkilatı, ulusal. Alman ordusunun elit komando birlikleri diyor. Herhalde bunların çevirisinde böyle bir şey. Yine özel harekattır bu muhtemelen. Den bazı isimlere ulaşıyorlar. Bir yeraltı yapılanmasını fark ediyorlar. Almanya ordusu içinde. Ve bunların planlarına ulaşıyorlar. Nihayetinde de X günü dedikleri, organizasyonun X günü adını verdikleri bir günde Almanya'daki siyasetçilerden bir kısmını, 200 kişilik bir listeden bahsediliyor, bu daha yeni çıktı. İçinde mecliste bulunan partilerin liderleri de var. Eski Almanya Cumhurbaşkanı var. Evet, eski Dışişleri Bakanı falan var. Daha sonra bu soruşturma açılıyor. Bu soruşturmanın yöneten asker de aynı örgüte üye olmaktan tam kovuşturmayı kapatırken soruşturmayı kapatırken onu da yakalıyorlar. O da o örgüte mensup. Yani bu işte FETÖ mü, NATO mu, Gladio mu? Yani işte öyle birleşiyor parçalar. Onun için söylüyorum. Ve nihayetinde yani dediğim gibi çok fazla detayı var. İlginç detaylar da var aslında. Gayet de heyecanlı bir öykü. Onundan da belki okumak lazımdır ama fazla zamanınızı almayayım. Almanya böyle bir süreç yaşıyor. Hangi zamanda? Bu konuya girerken bahsettiğimiz bu dörtlü görüşme, Astana'ya itiraz, James Jeffrey'nin yani ABD'nin Suriye özel temsilcisinin bunun fişini çekmek gerekiyor dedi. Ve o zaten o itirazlarının tamamı palavra, öyle bir şey yok. Astana hiçbir işe yaramıyor diyor. Tek çalışan şey. Evet, tek çalışan. Beğenirsiniz, geçelim. Beğenmezsiniz. Evet. Tek çalışan şey. Hani bir de fişmiş. Yani o garip Aslan'ın yani o. Astana'nın kişi çekilirse İdlib ne olur? Fırat'ın doğusu ne olur? Bölge ne olur yani? Bu evet. Bir kere herhalde şöyle oraya neyse girince konuşuruz biraz o konuya. Bu Almanya ve Fransa'da yaşanan olaylar, eş zamanlı olaylar son derece şeydir. Gariptir. En azından öyle söyleyebiliriz. Zamanlaması manidar. Yani tabii onu söyledim ama eş zamanlı olması da ilginçtir. Bir de şunu teslim edelim. Hani diyoruz ya Gladio'dur, FETÖ'dür, şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerinde, özellikle kritik müttefiklerinde. Yani bence birincisi
İkisi birinciliği paylaşır. Almanya ve Türkiye. Almanya falan. Üsleri açısından söylüyorum da. Askeri varlık açısından da. Amerika'nın oradaki askeri varlığı açısından da söylüyorum. 185 bin askeri var silah altında. Tabii onun ne kadarı muhariptir onu bilemem. 35 bin midir nedir? Amerikan askeri var. Almanya'nın askeri 125 bin. Tamam. Sol şeye kadar 90'lı yıllara kadar Almanya'daki Amerikan varlığı 55 bin. Yani inanılmaz. İnanılmaz. Biraz azalttılar şimdi yani. Ya bu, falan böyle bir şey kim izin verir kendi ülkesinde? Başka ülkenin yani, İkinci Dünya Savaşı'ndan iki tane kovor. Çok daha farklı şeyler var. Çok daha farklı. Peki. Ondan sonra bu her halükarda sarı yelekler meselesi çok ilginç bir meseledir. Buranın ortaya konuş biçiminde, uluslararası medyada yer alış biçiminde, sunuş biçiminde, ekranlara yansıyan ilk 24-48 saatlik görüntüler, sosyal medyadan inanılmaz çekimler var. Yani o mesela biliyorsunuz keskin nişancılar... Tek bir olaydan dolayı çıktılar, vergi hikayesi. Şu anda bir liste verdi. 42 tane talepleri var evet, şu anda. Hükümete verdi. Bize de gezi olaylarında o taleplerin benzerleri Ankara'ya da yapılmıştı. Anladım. Aynı şeyler vesaire vesaire. Mete Hastaneye konuşmak mı saklı tutuyorum. Şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Konuşmak yok ki oğlum. Yok benim konuşmam yok. Nasıl ben efendim? Kullandım hakkını. Hayır lütfen. Kullanmayacağım. Siz gerçekten buyurun. Bu şeyi kullanmayacağım. Çünkü hayır, yok. Şunu için söyleyeceğim. Hayır, lütfen. Demin çok iddialı başlamıştık ilk dönemde. Dedik ki FETÖ'nün bağlantılarını Hapdemitoğlu demiştik. Hapdemitoğlu'nun ve Uğur Mumcu'nun en fazla yazı yazdığı konu hangisiydi? Alman mı kıtalarıydı? Hı hı. Nereye gidiyoruz? O zaman FETÖ'yle ilgili en büyük bağlantı Alman vakıfları üzerinden geldiğini söylüyordu. Hı hı. Türkiye'de yaşanan her süreci Alman vakıflarına bağlayan Uğur Mumcu ve Hapdemitoğlu. Eğer bu tezde ise hocamın söylediği tez o zaman baştan yanlış. Neden? Çünkü yalnızca Türkiye'nin irtibat kurduğu kurum olarak işte İslami cemaatler ve onlarla ilgili söylüyordu. Ama gerçek kablo değil. Türkiye'deki Alman vakıfları gerçeğini doğruya tutturamadınız müteşebbi olmazsınız. Yani FETÖ'yü konuştuk. Alman vakıflarını koyduğunuz yere yalnızca o ülkeye göç etmiş olan Almanya'ya göç etmiş olan Türk vatandaşlarının ikamesi üzerinden değerlendiremezsiniz. Türkiye'nin FETÖ'süyle beraber gelen konjüktür Alman vakıflarıyla beraber gelir. İsterseniz farklı farklı yorumlayın, isterseniz farklı yere götürün. Ama adı Alman vakıflarıdır. Ha, Almanya'da kurulmuş olan vakıflar mıdır? Ve gerçekten Almanya tarafından yönetilir mi? O tartışılır bakın. Bakın o tartışılır. Yani bu vakıflar gerçekten Alman vakfıdır deyimini tartışırım. Neden? Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendi kararlarını alamayan iki tane ülke vardır. Yani stratejik anlamda istihbarat ve askeri anlamda yapılanma yapmaya kalktığınızda önünüze iki tane birim çıkar. Yani iki tane ülkede bu hak yoktur net olarak. Bir tanesi Japonya, bir tanesi Almanya. Ama Almanlar özellikle elinin ve kolunun bağlanmasından dolayı da iki kolda çok daha fazla güçlenmişlerdir. Yani ileriki yıllarda bir yerde kök salabilmek için istihbarat kurumunu, yurt dışında istihbarat yasakları olduğu için kullandıkları en büyük etken Alman vakıflarıdır. Hı hı. Yani 20 yıl sonrası, 30 yıl sonrasına eğer bir yerde bir faaliyet sürdürmek istiyorsanız vakıflar üzerinden teşkilatlanma yaparsınız. Alman vakıflarını yalnızca bir vakıf olarak değerlendirmek o yüzden çok teknik olarak hatalı bir tekniktir. İkincisi, Alman vakıfların, Almanya'nın askeri anlamda, hani bunu tam örnek olarak şöyle söyleyeyim. Yani gözleri görmeyen bir insanın özellikle duyma yeteneğinin artması gibi Almanlar da kendilerine konulan yasakları hep başka bir grup üzerinden dermeye çalışmışlardır. Demin Nedret dedi ya, tam çeviri yanlış mı yaptılar? Almanlara özel kuvvetler kurmak yasak konulduğundan, Almanlar özel kuvvetlerini avcı taburları adı altında kurmuşlardır ve teşkilatlandırmışlardır. Hatta şöyle söyleyeyim size, keskin nişancı eğitimlerini vermek üzere avcı birlikleri kurmuşlardır. Yani bildiğiniz bizim hani av dernekleri vardır ya, av dernekleri üzerinden teşkilatlanmışlardır. Alman vakıfları da işte dediğim gibi istihbaratın yurt dışındaki gücünü ve yapılanmasını teşkilatlandırmak için de Alman vakıfları Türkiye'de aktiftir. Yani Alman vakıflarını yalnızca Türkiye-Almanya ilişkileri üzerinden değerlendirdiğinizde Uğur Mumcu'nun ve Hapdemitoğlu'nun yapmış olduğu tespitleri bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Türkiye'de
Özellikle Hablemitoğlu'nun ve Uğur Mumcu'nun ölümünün arkasında eğer bir yer araştırmaya geliyorsa dönemin önemli devlet güvenlik mahkemesi savcılarından Nuh Mete Yüksel'in de tespitlerinde ölümlerin arkasında bu vakıfların aranmasıyla ilgili önemli tespitleri vardır. O dönemin birçok istihbarat raporunda adı İranlılar tarafından öldürüldüğü söylense de bu kitapları yazmasının ardından açıklanmasının açıkçası çok da fazlasıyla nasıl diyeyim yani yalnızca bir komplo teorisi olduğunu söylemek çok da doğru olmaz. Tabii bir şey söyleyeyim. Yalnız buyurun. İşte hukukta en önemli çaresizliğe düşüyorsun. Somut delillendiremiyorsun. Şimdi kuramayınca ya da kurmamız engellenince işte o dediklerimiz hep soyutta kalıyor. Zaten orada geliyor. Yani bakın son dönemde istihbarat kurumlarının veya diğerlerine baktığınızda şahısların söyledikleri önemli şeylerden bir tanesi hep şudur. Devlet dışı organizasyonlar dediğimiz, NGO dediğimiz faaliyetler aslında dünyanın en fazla eskiden beri kullanılan en önemli istihbarat tekniğidir. Yani sırf bu döneme bakmayın, geçmişteki dönemlerde bakarsanız bu dönemlerden gelen, bugüne kadar gelen bütün etkiler böyle gelmiştir. Hı hı. Yani NGO benzeri vakıflar gibi gruplarla bölge teşkilatlandırılmış ve yapılandırılmıştır. Sırf kendimiz için de düşünmeyin bunu. 1991 yılında özellikle Çekiç Güç'ün bölgeye gelmesiyle beraber yalnızca Kuzey Irak'a yerleşen NGO sayısı 300'ün üzerindedir. Hı hı. Ve bu NGO'ların büyük bir çoğunu da Avrupa kökenli ve Amerika kökenlidir. Yani yapılandırması, teşkilatlanması ve diğerleri. Bu NGO'ların girdiği yerlerdeki yapılan faaliyetler daha sonra görülmüştür. Hatta çok yakın döneme gidelim. Bu barikatlar dönemindeki istihbarat raporunda girmiştir. Birçok kişi isterse okuyabilir. Barikatlar döneminde bölgedeki vakıfların, yabancı kökenli vakıfların çalışmaları bizim istihbarat örgütlerimiz tarafından da tespit edilmiştir. Hatta o dönemde birçok vakıf maalesef biliyorsunuz Türkiye'de vakıfların çalışması için Türkiye'den izin alması gerekmemektedir. En büyük sıkıntılardan bir tanesi budur. O dönemde bölgede çalışan ve aktif olan vakıf sayısı tam 120 tanedir. 120 vakıf barikatlar döneminde bölgede faaliyette olmuştur. Yani vakıfları, evet. Alman vakıflarını tek başına ele aldığınızda çok fazla bir şey anlam ifade etmiyor. Ama Türkiye'nin yaklaşık 30 yıldan beri yaşadığı birçok konuda, hani demin dedik ya tartışırken şunu söyledik. Hani Türkiye'de evet elimizde delil yok ama 1970-80 döneminde Türkiye'de Gladio'nun ne yaptığıyla ilgili birçok konuşma var. Bunu da aslında komple olarak açıklayamayız. Evet, Alman vakıflarının da statüsü aynen bu Gladio örneğindeki olduğu gibidir. Delillendiremezsiniz. Anladım. Ama peki. Yaşananlar ve o dönemin yazılanlarına baktığınızda açıkçası aynı örnekte olduğu gibi, Gladio örneğinde olduğu gibi birebir örnektir. Almanya ve İtalya örneğini çok verdik. Bugün çok özellikle konuştuk. Şöyle yapalım mı? Almanya ve İtalya örneğini reklamlardan sonra konuşalım. Daha sonra yavaş yavaş. Ya ben söyleyeyim onu. Niye anlatacağımı bilsinler. Evet. Almanya'nın NATO'daki teşkilatlanma yapısı ve İtalya'daki teşkilatlanma yapısı bugün konuştuğumuz konuların tamamını ortaya çıkartacağı adına söyleyeyim. Peki bir ara verelim. Aranın ardından yavaş yavaş artık Fırat'ın doğusuna, oradaki İdlib meselesini biraz mercek altına alalım. Evet. Çünkü biraz sahada, oralarda bu gelişmeler patlak veriyor galiba, bütün bu stratejiler. Bir ara, sonra tekrar birlikteyiz. Peki devam ediyoruz. Mete Bey, size kalmış. Yani şöyle söyleyeyim. 1990'lı yıllarda Türkiye'de hangi olay olsa konuşulan en önemli konulardan bir tanesi Alman vakıflarıydı. Yani tarihi hatırlatıyoruz devamlı. 90'lı yıllarda en çok zikrettiğimiz grupta oydu. Yani bugün hani Soros falan diyoruz ya, o döneminde en çok konuşulanlar hep Alman vakıflarıydı. Türkiye'de Alman vakıfları ve Alman derin devleti ile ilgili çok önemli kitaplar yazılmıştır. Yani bu kitapların içerisinde belgeler de konuştu Türkiye'deki faaliyetleri ve diğerleriyle ilgili. Bunlardan hani belki bakarlar, Zafer Güler'in yazdığı, eski dönemin milletvekillerindendir yine, Alman derin devletiyle ilgili devleti adında bir kitabı vardır. Yani bulup okuyabilirler. Buna benzer birçok kitap da var. Benim söylemeye çalıştığım şey şu, açıkçası doğrudur. Bütün devletler diğer devletlerde faaliyetlerini icra edebilirler. Ve bu icraatları sırasında kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilirler. Ama buradaki sınır nedir biliyor musunuz? Buradaki sınır o ülkenin iç işlerine karışmadan veya iç işleri, yani o ülkenin sistemini değiştirmekle ilgili müdahale etmezler. Yani prensip olarak bütün istihbarat örgütlerinin böyle bir kuralı vardır.
Belki son dönemde ilk defa ben farklılık olarak söylüyorum. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkede istihbarat yapmaya ve istihbarat çekmeye çalışan diğer istihbarat örgütlerini cezalandırmaya başladı. Yani Cemal Kaşıkçı olayı dahil olmak üzere, son dönemde Türkiye'de Reyhanlı patlaması dahil olmak üzere, Türkiye başka bir konjüktüre geçti. Geçmişte istihbarat yapmanın ötesine geçip, Türkiye'ye istihbarat çeken, biz öyle deriz tabir olarak, istihbarat çekenlere şimdi Türkiye ilk defa karşılığını resmi olarak ve net olarak belirtiyor. Yani eskiden bu tür konuları biz Türkiye'de çok tartışmazdık. Yani istihbarat örgütleri kendi arasında bunları halletmeye çalışırlardı. Prensipler arasında, ama şimdi son dönemde baktığınızda Türkiye artık şunu söylüyor. Asimetrik savaşın en önemli unsurlarından bir tanesi olan istihbarat savaşlarının Türkiye'de yapılamayacağını, eğer yaparsa da ve yakalarsa da bunu deşifre edeceğini çok net olarak söylüyor. Hangi örnekle vereyim size? İngiltere'nin Rusya'nın bir ajanının oradaki daha önce köstebe olarak İngiltere'ye yerleşmiş olan bir kişiye yaptığı eylemi deşifre etmesi ve cezalandırması ile ilgili örnekle aynı. Bakın bugün Türkiye iki tane kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunlardan bir tanesi Salman'ın danışmanı, ama ikincisi kim? Suudi istihbaratın ikinci... Kehtani mi? Kehtani mi? Hayır, bir tanesi danışmanı. Bir tanesi danışmanı. Diğeri de istihbarat ikinci başkanı. Bakın bu paradigma, evet. Türkiye'nin artık bundan sonra da ne yapacağının, ister vakıflar üzerinden olsun veya ister olsun. Soros'la ilgili açılan davanın ve Türkiye'de Soros'un kapatıp gitmesi de bununla paraleldir. Türkiye artık aktif olarak bunlarla mücadele edeceğini ve vakıfın ötesine geçmiş olan yapılanmalara tepki koyacağını ve bu tepkiyi de hukuki boyuta taşıyacağının da göstergesi. Ben Cemal Kaşıkçı olayını o yüzden çok önemsiyorum. Yani Türkiye yalnızca şeyi yönetmiyor. Peki dediniz ya Prens Selman'ın iki adamı hakkında Türkiye bir yakalama kararı çıkarttı. Prens Selman'la ilgili de çıkartacak mısınız? Bir tanesi bakın. Bir tanesi. Prens Selman'la ilgili de çıkartacak mısınız? Hayır. Yani onu bilemem. Ama şunu söyleyeyim size. Başka bir istihbarat örgütünün bu kadar üst seviyesinde yakalama kararı çıkartılması Türkiye tarihinde ilktir. Bakın Türkiye'de darbe tarihini konuşuyoruz. Türkiye'de demin anlattığım gibi suikast girişimlerini konuşuruz ve diğerlerini konuşuruz. Bununla ilgili Türkiye'de açılmış olan bir soruşturma yoktur. Bakın bu kadar çok şeyi konuştuğumuz ülkede yoktur. İlk defa resmi kayıtlara giren, belki ben bilmiyorum bildiğim kadarıyla, siz de hatırlıyor musunuz? Resmi kayıtlara giren ve bu deşifre edilmiş ve yakalama kararı çıkartılmış tek örnek bence bu. Biz yani Fırat'ın doğusuna müdahale eder miyiz etmemizi konuşuyoruz. İşte Suudi Arabistan'la ilişkileri konuşuyoruz ama Türkiye bundan sonra Türkiye'de istihbarat oyunlarına müsaade etmeyeceğinde en yüksek şeydir. Olay yalnızca Selman olayı değil. Peki. Yani Türkiye yalnızca Selman'a kafayı takmış falan gibi anlatılan olaylar var. Selman olayı değil. Olay daha büyük diyorsun. Bundan sonra Türkiye'de yaşanacak olan bütün olaylar. Çünkü 15 Temmuz gerçek anlamda bir istihbarat tezgahıdır ve bir darbe girişimidir. Peki bundan sonra başka... Bundan daha üst bir saldırı olamaz zaten Türkiye'ye. Efendim? Bundan sonra yaşanacak başka olaylar dediğiniz savaş için araya girdim. Savaş yani daha yukarı. Hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Allah bakın, korusun asimetrik savaş savaşın, bundan sonrası. Daha yukarısı, ya yukarısı yok ki. Bakın ben de onu söylüyorum. İşte tabii onu söylüyorum. Yani Türkiye'de bakın asimetrik savaşın en önemli unsurlardan bir tanesi istihbarat savaşları. İstihbarat savaşlarının içinde suikastler de var. Bakın, bunlar olacak ama. Yani olacak Türkiye ki. Şunu söylüyor. Geliyorum Sayın Pekin. Ne yaparsanız yapın. Bakın evet. Ne yaparsanız yapın. Yakaladığımız anda, deşifre ettiğimiz anda bunun her türlü boyutuna kadar gideceğinizi söylüyorsunuz. Bakın Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri bir de Velayet Prensi'nin eski danışmanı Kahtani. Bakın bu düzeyde. Görevli Kahtani. Değiller ama. Kahtani. Alındılar görevleri. Görevler alınmış bakın, olabilir bu düzeyde, ama sonuçta yine de çok anlamlı değil. Eski, bakın eski istihbarat başkanları da ile ilgili de çoğu zaman dava açılmaz. Yani istihbarat kurum şeylerin, devletlerin kendi arasında eski istihbarat başkanlarına dava açmak gibi bir şey yoktur. Prosedür yoktur. Emekli de olsanız centilmenler anlaşmaz. Gitmezsiniz. Centilmen davranıyorlar. Centilmen yani. Davranıyor. Gitmezler ve yapmazlar. Cemal Kaşıkçı hep diyoruz ya, zaman zaman hep tartıştığımız konulardan bir tanesi bu. Cemal Kaşıkçı olayı aslında hani 15 Temmuz kadar demeyeyim ama 15 Temmuz paradigmaları kadar
Türkiye'nin dış politikasındaki değişime de gösteren önemli bir nihayet taşıdır. Dönem noktası diyorsunuz. Ben, neden? Ben, şimdi bakın, boyutunu devam ediyor Türkiye. Yani bunun bir yalnızca bir kişinin öldürülmesinden daha yukarıda olduğunun farkında. Geçen sefer de söylemiştim. Türkiye'nin elindeki kayıtlar yalnızca cinayet zamanını mı gösteriyor? Türkiye'nin elinde daha öncesinde ve daha sonrasında da konuşulan bantlar var mıdır? Bunların ne kadarı Türkiye'ye bir operasyon çekilmesinin içeriğini yapıyordur? Yalnızca bu bandın içerisinde Türkiye tarafı mı vardır? Suudi Arabistan tarafı mı vardır? Yoksa üçüncü, dördüncü ülkelerde bu bağlantının içerisinde suçüstü yakalanmışlar mıdır? Yani bunların her biri... Yakalanmışlar mıdır bakın peki? Bunların her biri zamanla tartışılıyor. Yazanlar var. Nedret de yazdı. Diğer arkadaşlar da yazdılar. Zamanla bunların hepsi ortaya çıkacak. Çünkü neden? Arkasından çok kısa bir zaman geçti. Bakın çok kısa bir zaman geçti. Türkiye Anadolu Ajansı üzerinden İdlib'de, Afrin'de, Cerablus'ta ve Azez dahil olmak üzere Elbap'ta Körfez ülkeleri bağlantılı olduklarını düşündükleri ve onlardan emir aldıklarını düşündükleri bir grup ve grupların hepsine aynı anda operasyon yaptı. Bunların hiçbiri, bakın bir kez daha söylüyorum, rastlantı olamaz. Her biri birbiriyle bağlantılı, her biri birbirini takip eden süreçleri kendi içerisinde peki gidiyor. Asimetrik savaşının en tehlikeli boyutu maalesef Bey, hayret olmasıdır. Şeyden bir ilave yapabilir miyim? Lütfen. Suudi Arabistan 2014 yılında İsrail'le bir mutabakat imzaladı. Türkiye'nin güney doğusunda kapsayan bir Kürt devleti kurulmaya. Bu adamlar Müslüman değil miydi? Bu noktada sevgili seyircilerimize şunu hatırlatayım. Birkaç gün önce Yeni Şafak'ta İbrahim Karagül'ün çok muhteşem bu Körfez'deki ülkelerin, Suudi Arabistan'ın Türk milletine, Türk devletine karşı bir operasyonla ilgili yazısı var. Herkes bulup okusun. Peki. Buyurun lütfen sen bir şey söyleyeceksin galiba. Yani tamamladın. Ben siz bir son cümlemi söylüyorum. Evet. Bugünden itibaren yani 2019 ve 2020 yalnızca Türkiye için değil. Bakın bütün buradaki arkadaşlarım hepsi ve komutan dahil olmak üzere şunu söylüyorlar. Hı hı. Aslında olağan dışı bir dönem yaşanıyor da bahsediyoruz. Ve olağan dışının dönemin tamamı konvansiyonel olmayan yöntemlerle yaşanıyor. İlginç ama derin yapılar sayesinde yürütülü söylüyor. İster Almanya için söyleyeyim, demin işte Nedret anlattı bir kısmını. O bölgede yakınanları, işte Fransa'daki eylemler dahil olmak üzere yaşananların her biri istihbarat operasyonu. Peki. Fransa boşu boşuna şu ibareyi kullanmadı. Ben her defasından söylüyorum. Macron bu lafı söyleyebilmesi için elinde çok önemli ama çok önemli bilgilerin olması gerekir. Hangi sözü? Biz Avrupa ordusunu Amerika, Çin ve Rusya'ya değil, ne? Aynı zamanda ABD'ye karşı Amerika kuruyoruz. Avrupa'yı ABD'ye karşı korumak zorundayız dedi. Bu laf herhangi bir cumhurbaşkanı tarafından öyle kolayla, özellikle Fransa ABD ilişkilerinde tabii bu kadar efendim, bu tabii sizin de teyiden söylüyorum. Dörtlü ve üçlü o kavgasının yansıması. Dörtlü ve üçlü o. Yani evet. Amerika'ya yüzünü... Bu kadar zirvede bunun söylenmiş olması, önümüzdeki dönemde yaşanacak olayların istihbarat birimleri tarafından ne kadarını yakalandığını tartışacağız. Cayır cayır yanıyor. Yani şunu bir yıl önce yapmışlar. Bir yıl önce. Geleceğin Avrupa'daki lideri Fransa'yı yönetebilirse. Bir yıl önce. O da yani şimdiden o zaman stratejilerin ne zaman önceden olduğunu. Evet, hocam çok kısa alayım Ankara'ya gideceğim çünkü. Birincisi Cemal Kaşıkçı ile ilgili şu tespiti yapalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yeterse ve yeterli delil bulursa dokunulmazlığı olmayan veliaht prensi hedef tahtasına koyacak. Öyle gözüküyor. Evet, yani şu anda soruşturmanın o demek. Yakalama kararı çıkartabilir mi? İddianameye girebilir o. Girebilir yani, eğer girerse tabii Türkiye Cumhuriyeti ikinci Papaz Brunson hadisesiyle karşı karşıya kalır ayrı. Real politik şu anda o görüntüleri bir ekrana getirelim. Şu anda en önemli sorun Türkiye bakımından, Türkiye Cumhuriyeti gerçi bakımından. Gerçi Amerika diyoruz da biz yani pazartesi biraz konuşmuştuk. Burada Putin'le olan baksanıza şu görüntüleri. Ekrana da verin arkadaşlar görsün. Didem Hanım. Evet. Şöyle söyleyeyim size. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, Suudi Arabistan'ın mezbanesi değil. Orada o hesap görülecek. Hani delilleri ne kadar elde edebiliriz? Hukuka uygun toplamış mıyızdır, toplamamış mıyızdır? Başka deliller de olabilir dedi. Bakın bunlara ben olabilirle gitmem hukukçu olarak. Ben somuta bakarım. Tamam. Somutta gözüken şu anda bu iki yakalama talebi, kararını görmedim. Talebi biliyorum. Talep
eğer o iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarılıp kırmızı bültene dönerse Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen veliaht prense yönelmiş gözüküyor. Eğer bir iddianame tanzim etme gücünü, cesaretini delillerle birlikte gösterirse o zaman ortalık yer yerinden oynar. Senatoda da CIA Başkanı Cüneyt Özdemir anlattı tabii. Onlar ama hepsi siyasi tandansı. Bu senato, belge. Senatoda tabii. İddianame dediğimiz belge var ya, tabii. O çıktığı zaman her şey değişir. Çünkü bu şu demektir, kırmızı bülteni isteyeceğiz demektir veliaht prense de. Dokunulmazlığı yok çünkü. Gerçi senatoda oluyor da Trump ne yapacak, o da ayrı bir mesele. Yani kralın oğlunu şimdi isteyeceksiniz. Şimdi bir diğer hususu hocam, söyleyeyim. Biraz yani. Önce Mete Bey'in koyduğu. Türkiye Cumhuriyeti'nin şöyle bir yaman çelişkisi var. Bir taraftan kaybetmemeniz gereken demokrasi, hak ve hürriyetler. Diğer taraftan da işte o dediğimiz batıcı, işte neyse o Alman vakıfları birilerinin desteğini gören bir takım sivil toplum örgütlerinin varoluşu ve bunların temel milli yararlara, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletinin yararlarına karşı faaliyet iddiaları. Türkiye vakıflara karşı değil. Bak yok şöyle söyleyeyim. Vakıf dışı çalışmalardan. Vakıf karşı. Dışı çalışmalardan bahsediyoruz. Yani legal görünümlü illegal yapılardan bahsediyoruz. Yani görüntüsünde sorun yok. Hani dernek ama arkada kumar oynanıyor. Yani bir matruşka var içinde. Yani şöyle söylüyorum. Dernek ama hukuk uygun kurulmuş, arkada kumar oynanıyor. Şimdi netice itibariyle sen buna legal diyebilirsin görüntüde ama illegal faaliyette bunlar. Ona ne yapacaksın? Müdahale edeceksin. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tip yapılara müsaade etmeyecek. Müsaade etmeme ama öyle de bir zor coğrafyadayız ki Suriye sınırın yok. Irak sınırın yarım yamalak. Neyin nereden geldiği, ülkenin içinde kimin ne olduğu cirit attığını bilemiyorsun. Bunların tam bir tespitini yapmak son derece güç. Teşekkürler. Son cümlede devam edeceğiz canım. Son cümlede şunu söyleyeyim. Fırat'ın doğusuna gireceğiniz için başlangıç cümlesi olsun. Başlangıç cümlesini söyleyeyim. Giremeyeceğiz. Yok, gireceğiz. Ona geçmek istiyorum da. Şimdi şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki tutum davranışı bana gelen bilgilerden %70 petrol rezervini elinde tuttuğu ve o gözlem noktalarını koyduğu noktada bizim için eğer vazgeçmezse, oturup masada bu işi çözemezsek orada savaşın çanları çalacak Türkiye Cumhuriyeti için. Kaçınılmaz, niye? 3-5 yılımızı iyi geçireceğiz diye çocuklarımıza, mezarlarımıza küfrettiremeyiz. Bakın size söyleyeyim. Teşekkürler. Yani ekonomide tamam, ne kadar dayanabiliriz onu görüyoruz. Teşekkürler. Çok tabii. Şimdi bu Avrupa'yı, yani işin ne kadar geliyorum ciddi olduğunu anlamak için bu Avrupa meselesini, yani hepsi aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Bakın hep aynı şey. Yani bir bütünün parçaları bunlar. Uluslararası bu INF anlaşması denilen orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması feshediliyor. Yani ve bunun için Amerika Rusya'ya gün verdi. Şu kadar günde bu değişecek. Bunu Rusya yutmaz bir. Bunu buraya Avrupa'daki o sınırlara getirecekler, o anlaşma içinde dahil olmayan, kapsamayan füzeleri koyacaklar Amerikalılar. Türkiye. Bunun arkasında. Türkiye. Tamam, yani bu böyle gidiyor bu öykü. Peki bu böyle öykü gidiyor. Bu nereye doğru gidiyor? Çakmayı konuşacağız mı? O Katar operasyonunun bir parçasıdır o. Katar operasyonunun? Parçası. Onu söyleyin ama o zaman. Yo, uzun iş şimdi. Uzun iş diyor. Birazdan onu anlatsın. Peki bütün bu gelişmeler burada da mı dışlandı? Nereye doğru gidiyor? Tersine. Sayın Pekin, baktığınızda yani Suriye'de bir savaşa doğru mu gidiliyor? Ne oluyor yani? Suriye'de. Ya sahaya nasıl yansıyor? Neden? Yani şu anda Suriye'de savaşa doğru gidiliyor gidilmiyor konusunda çok emin değilim. Ben tabii şey konusunda söyleyeyim, böyle hiçbir askeri hesap, hiçbir siyasi hesap, her ne pahasına olursa olsun ben bunu yapacağım diye olmaz. Otur hesaplanır, kaybedecek kazanacaklar hesaplanır. Bıçak kemiğe dayandı diye hiçbir ülke, hiçbir komutan, hiçbir cumhurbaşkanı emir vermez. Mustafa Hocam bak, real politik diyor. Ben öncelik Türkiye'nin menfaatleridir. Hiç anlamıyorum. Önemli olan, önemli olan. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Kemiği de kesti sonra. Bir dakika bir saat mi? Tabii. Önemli olan bizim çocuklarımızın bizim mezarlarıma küfretmesi değil. Önemli olan çok önemli bizim hocam. Çocuklarımıza yaşanacak alan bırakmamız. Hocam biz korkak hangi bayrak yani önemli sürece, adam bize kastediyor. Ha, bize kastettikleri sürece ben onlarla iyi geçineceğim diyerek yarın çocuklarıma işgal edilmiş topraklar bırakmam. Eyvallah. Ben yani size söyleyeyim. Başka bayrak burada size katılmıyorum. Bizim çocuklarımıza yaşanacak bir vatan bırakmak. İnsan bir kez ölür, iki kez değil. Şimdi bunlar böyle öyle yapacak. Vafaki değil, biz gidiyoruz. Vafaki değil hocam. Benim etrafımı kuşatıyor ya. Beni yutmak için kuşatıyor. Ne yapacağım? Ne yapmamı öneriyorsunuz? Söyleyin. Hocam bunun yolu. Her yolu deniyoruz hocam. Olmamak değil. Olacak.
Olacak, Türkiye'nin gücü var. Gücü var. Akıllı, o gücü akıllı kullanırsa olacak. Niye olmasın? Gücü nasıl kullanmalı? Ne yapacağız? İnancımız da var. İnancımız da var. Gücümüz de var. Siyaseten çözelim. Önemli olan gücü akıllı kullanmak. Nasıl kullanmalı? Hedefleri derken, akıllı seçmek. Nasıl? Aynı anda 4-5 tane devletle birden savaşmamak. Aynı anda herkesi karşılığı almamak. Yani bunları yapacak Türkiye. Yapmak yani, durumunda. Valla paşam politik, dediğimi buyurun. Ben bir şey anlamadım yani. Niye afaki olsun? Nedet Bey. Niye afaki yani? Benim söylediğim afaki ateşkes bitti galiba. Bir saniye. Siz diyorsunuz ki ne pahasına olsa girsin. Girin de görelim bakalım nasıl gireceksiniz. Giremez mi? Öyle bir laf söylüyorsunuz mesela ki. Mesela Fırat'ın doğusuna giremez mi? Giremez efendim. Yani neden Türkiye giremez? Ne pahasına olursa olsun böyle bir harekat yapamaz. Burada nasıl ne pahasına şey olursa olacak? Ne demek ne pahasına olursa? Konuşulacak. İnce bana verir. Bir dakika. Peki neden giremez? Göreceğiz. Neden giremez? Göreceğiz. Ben bunun olmadığı zaman size söyleyeceğim. Yani sizin söylediğiniz yani sadece bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir oku, oturup okuyun. Dolaylı tutum diye bir şey var. Dolaylı lider artın, Sun Tzu'nun. Bu işler nasıl yapılıyor? Dolaylı tutum diye. Her şeye saldırmazsınız. Hayır değil, ne saldırmazsınız? Siz öyle bir şey yapmazsınız. Suriye ile İran'la işbirliği yaparsınız. Burada sadece yapmayın efendim. İnsanlar oturuyor. 10 bin kilometre öteden gelen devletin orada ne işi var? Ne demek yapmayın efendim? İsmail Bey öncelikle... Tamam, İsmail Bey bir kendini bir anlatsın Sayın Pekin. Bir dakika Sayın Pekin, bir saniye efendim, bir dakika. Ramazan Hocam'ın itirazını alayım, hepsine beraber yanıt verirsiniz. Yani orada oturmuşsunuz. Bir tane... Hayatınızda üzerinizden mermi geçti mi? Kaç tane şehit gördünüz? Kaç tane bu adamı... Bu dediğinizde bu iş gördünüz? Açıklanmaz. Ben size söyleyeyim. Geçti. Bak şöyle. Ya öyle açıklanır. Öyle açıklanmaz. Açıklanır. Lütfen. Öyle açıklarsanız şey, o siz asker kimliğinizi öne çıkarıyorsunuz canım. Sizin işiniz o olabilir. Olmaz. Benim işim o değildir. Yani ben şimdi üzerimden mermi geçmedi diye bir şey mi? Bol keseden mi atıyorum? Yapmayın Allah aşkına. Ben de itiraz ediyorum. Evet bol keseden atıyorum. Hayır yani değil. Ne pahasına olursa olsun. Sizin söylediğinizin çok sonucunun tek çıkar yolu siyasi çözüm olmuyor. Ne yapacaksınız? Kuşatmış sizi, boğacak. İsrail'in önünü açıyor. Ne yapacaksınız? 10 bin öteden İzikler gelmiş Amerika Birleşik Devletleri bu sahada istediği gibi cirit mi oynatacak? Buna izin mi vereceksiniz? Efendim. Yapabilir misiniz bunu? Allah'ım. Efendim. Bir dakika. Bakın ben başka bir şey söylüyorum. Siz ne söylüyorsunuz Sayın Pekin? Sizin söylediğinizle benim söylediğim arasında farklı yok ki. Sadece görüşleriniz farklı. Ne pahasına olursa olsun dememiş. Olur mu böyle bir şey? Hesap kitap yapmadan... Nasıl yaparsın? Canım hesap kitabı yani, yapan yapıyordur. Kim şimdi ben izninizle şu hesap kitabı bir anlayabilir miyim? Sayın Pekin Paşa. Sur. Hesap kitap ne? Mezarlarımıza şey yapın. Siz önce çocuklarımıza yaşanacak bir vatan bırakalım. Bırakamıyorsun yapalım işte o yapılan var. Bırakmayacak. 5 sene sonra 10 sene sonra bırakmayacak. Başka çaremiz yok ki. Ya İsrail denilen orada bir memleket hocam, var. Kenan ülkesi sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri gelmiş oraya. İsrail hedeflerinde olsa hareket ediyor. Bütün enerjiyi kapatıyor. Beni kuşatıyor. Ben ne yapacağım hocam? Söyle bana ya. Ben komutanıma bir şey sorabilir miyim? Yani komutanıma gerçekten şey fikri tabii anlamında bunu soracağım. Şey için değil, eleştirmek anlamında sormayacağım. Bir soru soracağım. Komutanım PYD'yi veya PKK'yı, hani PYD olarak nitelendirelim oradakini. PYD'nin ne kadarlık bir dönemde Türkiye'ye zarar vermeyeceğini düşünüyorsunuz veya uzun dönemde Türkiye'ye zarar vermeyeceğini düşünüyorsunuz? Yani sorum o, başka bir şey değil. Şöyle söyleyeyim bak, PYD'nin kurduğu devlet, şu anda kurduğu, Amerika'yla beraber kurduğu şey Suriye için bir beka sorunudur. Ama bizim Türkiye için beka potansiyel sorunu bir tehdittir. O insanlar o kadar silahı orada Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı getirdiler. Için, o oradaki o teröristler Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı itiliyor. Efendim bırakın gözünüzü seveyim. 20 bin tırdan sonra ordu kurmak o kadar kolay mı? Ordu kurmak o kadar kolay mı? Hocam ne sanıyorsunuz? Ben de bir soru sorabilir miyim? Tamam. Ordu kurmak o kadar kolay mı? Sayın Pekin. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir tarafa atamazsınız. Öyle kolay mı ordu kurmak? Biz de ondan bahsediyoruz. Sayın Pekin size burada iki tane soru var. Tam ona güveniyorum. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki. Ne pahasına olursa olsun. Şimdi, yani ne pahasına olursa olsun. Bilam, çok şu, yanlış bilam. Bir öngörü var burada. Öngörü de şu. Amerika Birleşik Devletleri İsmail Bey oradaki sevdasından vazgeçmiyor. Neler yaptık? Öyle bir sevda yok diyor. Ya, her şeyi yaptık ama Amerika Birleşik Devletleri şu anda parçalanmış bir Suriye'de, otonom bölgelerde
Şurada veya bir başka birisi hocam, Türkiye tamam. Cumhuriyeti'nin geleceğini tercih Sakin. Sorunun cevabını verecek herhalde konu. PYD tehdit olarak yani Türkiye'ye tehdit olacak mı? Ben de diyorum ki doğrudan Amerika ile savaşmayın. PYD ile mi savaşsın o zaman? Ne yapsın Türkiye? Hayır. Ya ne demek yani PYD'ye girdiğiniz zaman Amerika ile savaşacaksınız. Peki. Şimdi esas mesele bu işte. Tamam. O zaman nasıl olacak? Ya başkasını kullanacak. O zaman ben sorumu sorayım. Kendi gücünü kullanacak. O zaman müsaade ederse. Söyleyin. Şimdi PYD. Ya bir dakika ama şu söyleyip İsmail Bey'in söylediğine göre bak bir cümle Allah aşkına ya. İsmail Bey'in söylediğine göre şunu yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri bunu istiyor. PYD'yi tanı. Bu Kürt mürt olması önemli değil. Benim burada ya, kuracağım sistemi tanı diyor. Tanıdım ama zaten ben bitiyorum. Öyle bir şey söylemiyor. Biz Suriye sahasında hiç Amerika'yla karşılaşmadık. O zaman ben kalkıp gideyim buradan. Bir dakika. Hayır lütfen. Gerek yok kalmama burada. Tamam Sayın Pekin. Böyle bir şey olur mu ya? Buyurun. Gidemiyorsunuz. Buyurun. Ankara'da geç giriyor ses. Doğrudan PYD ile savaşmanıza gerek yok Amerika'yla. Tutun. Suriye'yle, İran'la anlaşın. Rusya'yla anlaşın. İran ordusunu, Suriye ordusunu çok serbest bırakın şey İdlib'in karşısında. Ya, gitsin onlar savaşsın. Söylediğim konu bu. Anladım. Peki izninizle Ramazan Kurdoğlu daha önce söz istedi. Nasıl bir mantık anlamıyorum yani. Anladım. Sayın Tekin Paşa'm bir saniye lütfen. Bir dakika herkes sırayla bir şey söyledi. Tabii bir kez Ramazan daha bir şey altını ya. Tamam Ramazan bir kez daha altını çizeyim. Evet. Türk ordusu benim göz bebeğimdir. Bu ülkenin bekasının. Ama sayacağım. Zamanında Özal döneminde Kerkük'e müdahale edelim dedi Özal. Zamanın Genelkurmay Başkanı karşı çıktı. Sonra üstümüze 38. paralel diye bir bela geldi. 1 milyon 36. Ama Sayın Pekin'i dinlediniz mi? Yani Türk ordusunun durumunu biliyor musunuz efendim o zaman? Oraya geliyorum. Türk ordusunun durumu nasıl? Oraya geliyorum. Konuşuyorsunuz. Oraya geliyorum. Paşam'ın söyledikleri. Yani 1990 yılında 91 yılında Türk ordusunun durumu. Paşam biz sizi dinledik lütfen dinleyin. Dinleyin. Bir dakika ama o da önemli bir şey söylüyor. 90 yılında. O da görevliydim üstelik. Ben görevliydim. TSK'nın durumu müsait değildi ona diyor yani. Hayır. Ya yapmayın böyle şeyler. Yani. Bakınız zeytin dalını yapabilen. Afrin'i yapabilen bir Türk ordusu ben müsaadenizle ama sayayım. Sizin daha önce verdiğiniz örnekle ilgili itirazı var. O sırada asker ya. Ben gerisini söyleyeceğim ama gerisi yok. Şimdi bir şey rica edebilir miyim? Söylediğim cümlemin gerisi var ama. Tamam. Bir de şunu bilin. Sesler Ankara'ya gecikmeli gidiyor. Evet. Afrin'i nasıl yaptı Türk ordusu? Efendim. Afrin'i nasıl yaptı? Şeyi nasıl yaptı? Zeytin dalı nasıl yaptı? Diğerini nasıl yaptı? Ben safayı sayacağım. Bir bakın bakalım. Bakınız. Kerkük'e müdahale edildi. Olmadı. Nasıl yaptı? Profesyonel askerler Afrin'i yaptı diyor. Sözümü tamamlayayım paşam kesiyor. Evet. Ama önemli Afrin'i... Hayır ama 38. paralel dedik 36, başımıza 36, bela aldı. 36. Türk ordusunun başına Amerikalı dostlarımız Süleymaniye'de çuval geçirdi. Sineye çektik. Kobani denen kanton meselesi burnumuza dayatıldı. Bugün 20 bin tırlık PKK'ya Amerikalı dostlarımız silahı yığdı. Paşam da diyor ki bakınız ben bu konuda Mustafa Kemalciyim. Türk devletinin bekası söz konusuysa savaşmak gerekiyorsa savaşalım kardeşim. Bunun lamecim yok. Bir... Diyor ki İran'la, Rusya'yla, Suriye'yle anlaşarak da bunu halledebilirsin. Daha bugüne kadar anlaşamadık. Doğru mu anlaşılıyor? Olmuyor yani. Olmuyor. Evet. Olmuyor yani. Şey burada paşamın naif fikirleriyle bir yere varmak yani... mümkün değil. Türkiye bugün ben orada nasıl hocama katılıyorum. Türkiye. Tamam bir dakika. Türkiye. Şimdi Sayın Pekin kendine izah şey anlatsın. Buyurun Sayın Pekin sizi dinliyorum. Sayın Pekin. Hocam o verdiğiniz örnekte Erzurum'dan gelen 29. Tümen'in muharebe gücü yoktu. Gidemezdi yani oraya. Bir defa bunu söyleyeyim bir. Hadi onlar geçti paşam. Oradan bugün çok değişti. Bugün Türkiye'nin bekasına kastediyor. Bırakın orada. Böyle bak şimdi böyle bir örnek veriyorsunuz. Süleymaniye öbür tarafa yaptığımız hayır, farklı. Bela adım adım üstümüze geliyor. Onu söylemek istiyorum. Hocam da onu söyledi. Siz de onu söylediniz. Ben de onu söylüyorum. Hocam o zaman bakın o zaman Kobani'ye müsaade etmeyecektiniz o zaman. Niye ettiniz? Hata. Ben mi ettim Kobani'ye müsaade? Hata. O da zamanın Genelkurmay Başkanı'nın o işi yapmaması o da hata. Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde zamanın Genelkurmay Başkanı ölüm bu işi bitirin dememesi hata. Tamam. Nedret Bey'in bir sorusu var. İsmail Hakkı Pekin. Yok onu. Ya yanınıza bakın şey var. Özür dilerim. Özel kuvvetlerde çalışmış arkadaşım var. O cevap versin size. Tamam. Niye öyle olduğunu. Cevap verir de tabii. Ama Nedret Bey'in bir sorusu. Yok Nedret Bey söylesin. Sayın Pekin'in söylediği bir husus doğru. İran'la Suriye ile anlaşmamız zaten biz de söylüyoruz. Tamam peki. İran'la Suriye ile anlaşma konusunda çok örnek bir. Şimdi spesifik daha bu hafta gerçekleşen bir olayı anlatayım size. İran PYD sınırındaki olan bütün birimlerine milisleri hepsini çekip
İdlib sınır hattına yığdı bu hafta 10 bin kişiye yakın grubu. Ve şu anda İdlib ve diğer yerlerdeki hedeflere saldırmaya başladı. Yani hani konuşalım oturalım dediğimiz grup da bu grup, yani yanlış anlaşılmasın. Bir kısmını yani, da bir Mete, kısmını bu da konuda, bu Yaledağ'ın altındaki yani, Yaledağ'ın altındaki bölüme getirdi. Yani şunu söyleyeyim. 10 bin kişilik falan bir grup yok. Komutanım dedi ya, Afrin'de nasıl bu operasyonu biz yaptık. Evet. Zeytin'den nasıl yaptık diye. Ben kitapta da yazarken birkaç örnekle de anlattım. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin karşıya geçeceğini anladığı anda, yani Fırat Kalkın Harekatı'nı başlattığı anda şunu düşünüyordu. Kafasındaki proje şuydu. Türkiye bunu 15 Temmuz sonrasında başarma kudretine sahip değil. Açık bir ne söyleyelim. Siyasal anlamda Türkiye'ye itiraz etmedi. Nereye kadar hatırlayın? Dabağa kadar. Biz Dabağa geldiğimizde 20 kilometrenin altında hala DAEŞ varken biz aşağı doğru inmeye devam edeceğiz dediğinizde hatırlayın. Abi de ne dedi bize? Kasım ayıydı. Ben DAEŞ'le mücadele koalisyondan çekiliyorum dedi. Türkiye o andan itibaren zaten ABD'ye karşı, ABD'ye rağmen Elbap operasyonunu yaptı. Dedi ya komutanım nasıl yaptı? Ya Elbap operasyonu ABD'ye rağmen ABD'ye karşı falan yok. Yani Rusya ile birlikteydik ve Rusya ile Rusya hava sahasının işte yani. Kontrolü bizdeydi. Gayet güzel de yaptık ama yani sonuçta öyle değil, Amerika karşı ya, olsaydı. Ya şimdi ben savaşı bile göz alarak şimdi yapıldı, ben anlayamadığım şey şu. Afrin'de Rusya ile ABD'nin ne alakası var onu anlamadım. Bakın ben benim söylediklerim her biri. Siz söylüyorsunuz. ABD'ye karşı diyorsun bak şimdi. ABD'ye karşı. Ben söylemedim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı, bakın Sayın Cumhurbaşkanı aynen şöyle ifade etti. Biz Dabık Harekatı'ndan sonra bir milli harekat olarak yaptık. Bizim arkamıza hiçbir koalisyon gücü yer almadı diye açın o dönemin Sayın Cumhurbaşkanı o dönemdeki ifadeleri. Bir küçük virgül. Buyurun evet, Sayın Pekin. Onlara belki harekat milli değil miydi? Milli değil miydi onlara belki harekat? Ya, yani, Sayın Cumhurbaşkanı her söylediğimizin içerisinde hiç söylemediğimiz kelimeyi hayır öyle mi konuşuyorsunuz? Biz şimdi, hiç milli değil demedik yani, ki. Biz Dabağa kadar bakın şimdi bakın soruyu siz sordunuz. Dabağa kadar bize ya, soruyu, yardım etti mi? Ya komutanım işleri? Soruyu siz sordunuz. Sorunuzun cevabını veriyorum yalnız. Ben dediniz ki yardım etti mi? Ona rağmen Afrin harekatını biz Afrin harekatını yaparken ABD'li CENTCOM komutanı ne açıklaması yaptı? Bu yaptığınız harekat. Ne yaparsa yapsın. Bu yaptığınız bak, harekat. Ne yaparsa yapsın. Türkiye'nin tabii Ankara'da ses biraz şey gidiyor ya. Yok yok sorun değil. Ben anlamadığım Sayın için. Pekin, ben söyleyeyim duyamadığım yani, için. Sayın Pekin. Afrin harekatı sırasında CENTCOM komutan şu açıklamayı yaptı. Geliyorum size. Sizin yaptığınız bu harekat DAEŞ'le mücadele kapsamındaki koalisyona zarar veriyor. Biz bu harekatı desteklemiyoruz dedi. Tamam. Bak devam ediyor bitmedi. Fark etmez canım desteklemesinler. Zaten onlar desteklerse yapmadı ki bu harekatı. Yani i̇şte, yapmak gerekiyordu yaptık onu. Biz de aynı. Ve o harekatın başarılı olmasının ya nedeni. Ya işte komutanım bize sizin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Siz. Ya sizin. Yeniden biz, yapılanması bak. Yani şimdi harekatın başarılı olmasının nedeni yeniden yapılanması bir. Bir de komutanım bizi dinlemediği havada, için zaten tamam. Anlaşamıyoruz. Sorun oradan kaynaklanıyor. Komutanım şunu teknik söyledi. Olarak, teknik olarak sesler üst üste biniyor ve o sizi. Hayır ama bakın şöyle. Müsaade ederseniz. Üçüncüsü de siyasetin bunun arkasında durmasıdır. Efendim? Şimdi dedi ya, siyaseti bunun arkasında durmadı. O ilk üçü söyler misiniz ne olur ben de anlamadım. Üç tane şey saydım bak. Söyleyin, birincisi söyleyin, sayın. Ordunun yapısının değişmesi. Oradaki güçlerin çoğu komandugaydı ve hepsi profesyonel askerdi. Orada hiç kesinlikle zorunlu askerlik hizmeti yapan adam kullanmadık. Tamam. Birincisi bu. İkincisi? İkincisi hava sahasının kontrolü bizdeydi. Ruslar hatta hatırlarsın bir ara kapattılar sonra tekrar açtılar. Tamam. Bir sorun olmadı. Hava kuvvetlerimizi kullandık. Üçüncüsü de siyasetin silahlı kuvvetlerin arkasında durmasıydı. Bizim söylediğimiz yani bir harekatı planladığınız anda kazanıp kazanmayacağına karar veririz. Komutanımız şey diyor, sadece askerleri değiştirmemiz ya, lazım diyor. İyi de aynı askerler şimdi Şadan Suriye operasyonu çek. Komutanım söyledi. Ona bakarsan 1974 ya, Kıbrıs harekatı. Tamam. Hayır bakın şunu söyleyeyim. Mesela, bakın, bir tamam kez daha söyleyeyim. Necdet Bey'e gideceğim. De hocam efendim, Kıbrıs harekatı. Evet. Kıbrıs harekatı çok farklı şartlarda yapılan bir harekat. Çok daha ama 1974'ün en zor şartlarıyla oldu. Vietnam'a sıçrayacak. Ya benim şu anlayamadım. Bir de söyleyeyim. Çünkü karşımda gördüğünüz adam. Komutanım bir şey söyledi. Dedi ki Kıbrıs'a paraşüt atlamış bir adam. ABD'ye rağmen yapamayız dedi. Ben de iki tane
Ben iki tane spesifik örnek saydım. ABD'ye rağmen yapılamaz dedi. Dedi ya komutanım, hani ABD'ye karşı. Hangisini, hangi operasyonu soruyor? İşte bu iki operasyon, yani biz bugün Suriye'de yaparsak ya ABD'ye siz söylediniz onu. Ben diyorum ki, ben diyorum söyledim. Ki, o orada farklıydı. ABD güçleri yoktu. Burada adam diyor ki, kafaya koymuş. Ben Fırat'ın kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda şey yapıyorum. Gözlem noktası kuruyorum. Devletçik kuracağım. Evet. Ve orada doğru. Tamam. Orduyu kurmaya çalışıyor. Arkasına da gücünü getirmeye çalışıyor. Nasıl yapacaksın diyorsun? Ve arkasından yani. Orta Doğu'yu örgütlüyor yeni baştan. Şimdi böyle bir yerde çok daha akıllı bir şekilde taarruz etmeniz lazım. Yani şöyle söyleyeyim ben size. ABD'ye karşı nasıl yaptığımızı anlatayım mı size? Biz Elbaba giderken Rakka diye bir kuşatma vardı. Müsaade eder misiniz? Anlatacağım. Dinlerseniz anlarsınız. Rakka diye bir yer vardı. Ve ABD ordusu tarafından kuşatılmıştı. Dört tarafa kuşatılmıştı. Neresi, bir daha söyler misin? Rakka. Neresi? Rakka. Biz Elbap operasyonu yaptığımızda Rakka operasyonu durduruldu. Ve kuşatma kaldırıldı. Elbap operasyonuna gelen 1500 tane terörist Rakka'dan tam 250 kilometre bütün koalisyonun önünden geçerek geldiler. Buna işte ben, hani diyor ya komutanım ona karşı, evet onlara karşı yapıldı. Bakın daha devam edeyim. Ya Türkiye'nin karşı, kullanabildiği bir tane siyahı yoktu. Türkiye. Amerika'nın, ABD'nin güçlerini hedef almadınız diyor. Hedef almadınız ki. Gerekmiyor. Bir alın görün. Yani ben sizin çocuğunuza tokatlasın. Ya bakın bir kez daha söyleyeyim. Siz Amerika'yla yalnızca askere karşı gelmezsiniz. Onun stratejik hedefine de karşı gelirsiniz. Sizin stratejik hedefine de karşı... Amerika buna izin verir mi peki? Ya bakın şimdi... Onu aynısına yere geliyoruz. Bakın siz stratejik olarak eğer... kararlıysanız... O zaman 1974 Kıbrıs Harekatı'nda... Biz ABD askerlerine mi karşı karşıya geldik? ABD bizim önümüzü mü açmıştı? Kıbrıs Harekatı'nda... Oturun bakın... Yani o kadar biliyorsanız Kıbrıs Harekatı'nı... Oturun bakın Kıbrıs Harekatı'nda... Makarios'un Sovyetler Birliği ile yakın teması var. Hiç verme peki durumu Mustafa var. Kemal İstiklal Çalışı'nda kendisinden bir dakika efendim, bir dakika anlatayım. O da aynı şey yaptı mı? Şeyde Yunanistan'da bir junta var ve junta laf dinlemiyor. Yani bütün bunlara rağmen Türkiye'ye hele ilk harekatta tamamen bütün Avrupa devletleri Türkiye'nin arkasındaydı. Bütün Avrupa devletleri. Peki. Ben devam edeyim. Necdet'e dinleyeyim. Son sözümü söyleyeyim. Bir dakika. Konuyu bilen birisini bir dakika, bana ait değil. Bir saniye. Herkes aynı anda konuşuyor. Tamam. Bak aynen şunu yazıyor. Zeytin Dalı Harekatı ilk gününde Türkiye, Suriye, İstanbul Başkonsolosluğu'na bilgi verdi. Rusya ile mutabakat sağlandı ki Astana süreci devam ediyordu. Afrin Harekatı ÖSO ile yapıldı. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptı. En zor günlerinde Albaba Damuk Ovası'na işte bir şeyler yazdı. Bağdadi'ye bağlı özel birimler sözde hilafet ordusuydu. Özel kuvvetler yerle bir etti. Onların adı Mehmetçik. Yani bunların hepsini esasında Türkiye Cumhuriyeti orada başarabilecek kapasiteye sahip. Sadece İsmail Bey'in söylediği hususat şu. Karşımıza o kurdukları gözlem noktalarıyla Amerika Birleşik Devletleri çıktığında ne yapacağız? Bizim de dediğimiz şu. Menfaatlerimiz gerekiyorsa... Gideceğiz, karşılaşacağız. Bakın bölgede uçan koalisyon uçaklar olmuş olmasına rağmen Elbap operasyonu sırasında ne Predator ne de diğer uçaklar anlamında hiçbir destek vermemişlerdi. Hatırlayın o dönemde Türkiye'ye uçak desteği anlamında destek veren Rusya'ydı. Anladım. Rusya Elbap'ın dışındaki hedefleri bombalamıştı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ülkenin karar merciği başka ülkenin reflekslerine göre değil, tabii kendi yani. Ülkesinin refleksine karar verir. Anladım. Siz bedel ödemenin riskini göre. Alırsınız, millet olarak buna karar verirsiniz ve onun arkasından gidersiniz. Peki. Ben şunu söylemiyorum, komutanımın söylediği yanlış değil. Değil, doğru. Onun tezi, bizimki de tez. Tamam bakın, canım, herkes fark tezini söylüyor. Biz yani evet. Komutanıma, siz yanlış biliyorsunuz demiyorsunuz ama tamam. Şunu söyleyeyim. Eğer Fırat Kalkın Harekatı'na, Zeytin Kadeli Harekatı'na, ABD'ye karşı yapmadık diyorsak işte orada biz orada ayrışıyoruz. Nedret Bey peki şunu söylüyor, diyor ki gücünüze göre hesap kitap yaparsınız. İşte burada Fırat'ın doğusunda 12 gözlem noktası kurmuş Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen Amerika'ya karşısını alarak Türkiye bu operasyonu yapar mı? Yaparsa sonucu ne olur? İşte burada değerlendirmeleri iyi bilmemiz lazım. Yani mesela hocam en sonunda size geleceğim. İsmail Hakkı Bey. Mesela ne diyor çözüm yolu olarak? İran'la Rusya ile anlaşırsın. Suriye ile bir de. Pardon. Suriye ile. İran'ı söylemedim.
İran'ı söyledi. Suriye'de anlaşıldı. Evet. Şimdi mesela acaba İsrail buna nasıl tepki gösterir? Yani şimdi böyle sanki dünyanın gerisini siliyoruz bölgeden. Yani Kaşıkçı olayı yok, Mısır'la aramız yok, Birleşik Arap Emirlikleri'yle durumumuz yok, Kıbrıs'taki şeydeki durum yok, hiçbir şey yok ortada. İşte iki tane, üç öncü, bir öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Yani şey Amerika'nın geçerli. Tamam, bir şey demiyorum. Ben bitireyim, özel bir şey de söylemiyorum zaten hani size yönelik. Burada gözlem noktaları kurup bu gözlem noktalarını Amerika Birleşik Devletleri tarif ederken açıkça Türkiye'ye gözdağı verdi. Aba altından sopa gösterdi. Burada mı? Tamam. Gelme diyor buraya. Tamam. Dedi ki yerimiz belli. İşaretlerimiz belli. Tamam. O aynı metnin içinde, konuştuğu metin içinde bu PKK'nın yavruları olan örgütleri de bir tür hani sana yönelik bir şey olmayacak ifadesiyle tarif etti. Yani dedi ki köpeğin tasmasını kısa tutacağım ben dedi. Güzel. İşte bunlar olayların hepsini izah etmek için yani veriler. Bunda bir problem yok. Ama soru bunlar değil ki. Soru şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in, şuyun buyun, dört ülkeyi kapsayan bir planı var mı, yok mu? Var ise gerisi teferruat. Şimdi bak James Jeffrey gelecek, aynı konuşmaları yapacak. Artık Aslanan'ın fişini çekmek diyoruz. Ha, şimdi tamam, evet. Demek ki şu. Suriye özel temsilcisi. Amerika. O fişin prizi Amerika'da bir yere gidiyor. Yani takılıyor, öyle söyleyeyim. Eyvallah. Kibar hali onun o. Sana da real politik gerçek dediniz bu. Real politik ne olacak? Bunu çekmek. Yani ben şunu anlamıyorum Nedret Bey. Amerika'nın dört ülkede ayrı ayrı bir Kürt devletçiliği kurma şeyi planı yok mu diyorsunuz? Var diyor. Işte. Var dedim. Esasen ona bile gerek yok. Bir tek olayda, bir tek dahi olayda 83'ten 4'ten beri mücadele ettiğimiz terörde Amerika Birliği ya bizim komutanımızı öldürdüler ya. Kuvvet komutanımızı. Savaş sebebidir. Çuval olayı savaş sebebidir. Say oldu say hepsi savaş. Hiçbirine gerek yok. Gözlem noktalarına da gerek yok. Amerika'ya de ki kardeşim sen burada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vereceği her cevap savaş sebebidir. Vereceği her sabah Irak'ta milyonlarca milyon insanın ölümünden sorumlu. Milyon insanın ölümünden sorumlu. Buna sessiz kalan bölgedeki tüm ülkelerde o suçun ortağıdır. Başta İsrail olmak peki, üzere. Türkiye ne yapacak? Arap ülkeleri de. Ben söyleyeyim. Türkiye muhtemelen şunu tartıyor. Geri çekileceğini düşünüyor. Evet. Yani çünkü bir de mümkün. Amerika'nın geri çekileceğini düşünüyor. Geri çekileceğini. 12 gözlem yani, noktası kurmak ama istemiyor. Ama şey doğrulamıyor. Yabancı tamam. Kaynaklar bunu doğrulamıyorlar. Türk kaynakları da bu duruşu doğruluyor. Evet. Geri çekileceğini öngörüyor. Tabii çünkü. Amerika'nın geri çekileceğini. Tabii yani alan açacağını. Forum yani çünkü, polisi doğrulamıyor işte. Bu testi tabii. Şu ana kadar doğrulamıyor. Ama Elbap sırasında bu test edildi. Bakın ben, diğerlerinde de test edildi. Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Sayın Pekin, bir saniye efendim. Orası da öyle aslında. Bir şey hemen söyleyecek Sayın Pekin, sonra devam edin. Sayın Pekin, buyurun efendim. Yani geçen seneden itibaren, 2017'den itibaren Chatham House'da artık şey görüşülmüyor. Şu IŞİD, DAEŞ falan konuşulmuyor. Konuşulan bölgede bir Kürt devletçinin kurulmasıdır. Bununla ilgili çalışmalar yapılır. Tabii savaş sebebi. Savaş sebebi. Savaş sebebi. Hemen. Bitti. Bu kadar ama kolay yani mı? Savaş sebebi başka bir şey. Savaş, yani tamam mı? Savaşalım başka bir şey. Onun farkındayız. Adalarımızı aldı. Peki bir şey söyleyeyim. Ben çıkartıyor İsmail Bey vicdanına sesleniyorum. Anlaşıldı Sayın Pekin. Necdet Türkiye Peşin. Buraya kadar yeterince sabretti mi etmedi mi? Yeterince sabretti mi Sayın Pekin Paşa? Türkiye. Ya etti sabır ama yani tamam sonuçta mi? Gücünü uygun şartları beklemek durumundasın. Ya İsmail yani Bey şey yani diyorsun ki Atatürk'ün miyav miyav der dört ayağı var yani, süt içer nedir diyorum köpek sonra, diyorsun. Türkiye'nin gücü ne peki? Ya yok Sakarya, mu gücü? Hayır ama Sakarya'ya kadar çekilmesi. Ya şartları oluşturmak durumundasınız. Hangi şart? Yani şartları oluşturmadan şu anda Türkiye'nin bakın şu anda şu bir ay içerisinde Türkiye'nin bölgeye bir harekat yapma olasılığı var mı? Var. İmkanı var mı? Yok mu? Yok. Yok. Bilmiyorum. Yok mu? Son bir ay içinde. Bence yok. Bir ay dediğiniz yok. Yani Aralık'ta mı yapalım? Sayın Aydın da yok diyor. Bir ay içinde. Ben anlayamadım. Bir ay içinde yapılsın mı diyor. Anlayamadım. Ne? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri teknik bir şey demiş oluyor. Yazın da yapabilir, kışın da yapabilir. Tamam. Kışın operasyon yapmanın
İyi tarafları da vardır. Yani hayır. Bayın vesaire falan. Konuşma. Amerika Birleşik Devletleri olmasa Zeytin Dalı Ocak'ta yapılmıştır. Konuşurken üzerine konuşmayalım ki. Zeytin Dalı Ocak'ta yapılmıştır. Zeytin Dalı Ocak'ta. Der ki siyasi. Evet. Ben cevabını vereyim. Amerika Birleşik Devletleri olmasa Türkiye Cumhuriyeti 12 ayın her gün oraya harekat yapabilir. Hocam savaş olsa önce siz gideceksiniz. Yok hayır. Şöyle bir durum çıktı. Şöyle bir durum çıktı. Allah korusun yani. İsmail savaştan bir çıkabilir miyiz? Valla genelde gideceğiz. Anlatmak için bir laf kullanmıyor. İsmail Bey'in söylediği şu. Orada Amerika Birleşik Devletleri olduğu ve önce olduğu sürece siz bu hareketi yapamazsınız. Hocam savaş o kadar kolay mı ya? Değil işte onu söylüyorum. Yani Allah aşkına bu ülke neler yaşadı yani? Bu ülke neler yaşadı? Burada durumun vehametini ama tabii bu uzak bir şey değil. Yani yaklaşıyor baştan beri, diyorsunuz. Evet. Baştan beri konuştuğumuz bölgeye ilişkin, Türkiye'ye ilişkin, Avrupa'ya ilişkin Rus ne konuşuyorsanız böyle bir sıkışma görüyoruz bu alanda. Bir yer patlayacak ama bu belki dalgası olarak buraya gelecek veya buradan ilk domine taşı olarak gidecek. Bir eklem yapabilir miyim? Nedret'te geçen gün konuşurken hocam. Çok önemli bir eklemedir. Nedret de onun üzerine çok konuşuyor, ben de çok konuşuyorum. ABD F-35 ile ilgili rapor sundu. Ve raporu sunan Pentagon. Pentagon'un raporunun da geçen ibare ve tabir Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya gelmeyeceğinin en önemli işareti. ABD tarafından gelmeyeceği yalnız. Neydi tabirin tam ismi? Evet, bu olağanüstü neydi? Olağanüstü. Sıra dışı. Bakın sıra dışı. F-35 gibi bir malzemeyi teslim etmek Türkiye ile ilişkilerimizi eğer bozarsa jeostratejik anlamında geri durdurulamayacak. Sıra dışı ülke. Sıra dışı bir ülkeyi kaybederiz dedi. Bakın şimdi biz kendi açımızdan bakıyoruz değil mi? Biz kendi açımızdan AB ile karşı karşıya geldiğimizde politikayı koyuyoruz. ABD Pentagon'u da Türkiye'ye bakarken şöyle bakıyor. Ben kiminle karşı karşıya geliyorum? Savaş anlamında söylemiyor. Yeri doldurulamayacak sıra dışı jeostratejik bir ülkeyi ben kimseye kaptıramam diyor. Şimdi herkesin önünde veriler var. Herkesin önünde veriler var. Bu verilere baktığınızda, bakın bu verilere baktığınızda Türkiye Suriye'de geçmişte yaşanan aynısını devam ettirecektir. Elbap operasyonu sırasında tam 40 tane köy bu şekilde alındı. Anladım. Şimdi, alınması da aynen şöyleydi. ABD'li yetkililere bir bilgi veriliyordu. Örneklerini yaşadık, o yüzden yaşamadık demeyin. Neden? Biz Karaçok'la Sincar'da ABD üstünde adam vurduk. ABD üstünde adam vurduk tamam. Ya. Çok peki. Farklı şeyler olduğunu söylüyor ama Sayın Aydın Hocam'ı çok dinleyeceğim farklı. Ama biraz da farklı bir perspektiften dinlemek istiyorum onu. Mete Bey o tartışmaya girersek. Bakın Mete Bey. O farklı, bu farklı. Ya Sincar'da ABD askerlerin olduğu yerdeki adamlara tam bir süre yani, verdik. Dedik ki şu bakın, saatte buradan çekilin biz tamam. Bombalayacağız. Bombaladık. Tamam. Yani Sayın Pekin dinleyin bu konuyla ilgili söyleyin. Yani orası da PKK'ydı, orası da PYD'ydi, orası da ABD'ydi. ABD'liler oradaydı. Tamam. Sayın Pekin hiçbir şey anlamadım. Mete Bey. Cumhurbaşkanı bu karar, yani sizin yaptığınız gibi ABD bize saldırmaz diye mi karar verecek? Ya bu konuda karar vermek çok zor. Peki. Yani ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hayır neden bizim söylediğimiz Mete Bey, bu kadar Mete Bey, bakın, neden söylediğimiz bu kadar aşağı indiriliyor? Biz anladım. Yarın sabahleyin gidip ABD'ye saldıralım demedik ki. Peki ben biraz başım. Sanki orada ABD Nedret yok mu? Ve PKK yok mu? Sayın Aydın Hocam'ı dinleyebilir miyim? Biz yarın sabah ABD'ye saldıralım mı dedik? Öyle mi konuştuk? Bir saattir hepinizi bekliyor Sayın Aydın. Biraz da bu gelişmeleri Fırat'ın doğusuna İdlib'den bakalım mı? Doğru. Ne dersiniz? İdlib'i halletmeden evet. Türkiye bunları yapabilir mi? Şimdi daha önce daha biraz büyük, daha büyük bir yerden bakayım da daha büyük yerden İdlib'e oradan. Aslında Mete Bey'in söylediği bir noktadan başlayayım ve ona bağlayarak. Çünkü İdlib'te de bazı provokasyonlar olduğu söylenir. HSS'de sıkıntılar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Türkiye'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülkenin de birbirleriyle savaşmak istemediğini düşünüyorum. Burada hiçbir kimse de bunun yok, doğru. İki ülke yok, öyle bir şey iddia doğru. Hiç öyle bir şey yok. Bunun da bir delilini söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 21. yüzyıl için planladığı en büyük projesi ve NATO'ya da kabul ettirdiği ve milyarlarca doları ayırdığı projesi Yıldız Savaşları dediğimiz, yani basitleştirerek söylediğimiz proje. Sovyetler için. Sovyetleri değil yani şu anda Yıldız Savaşları'yla Rusya'yı, İran'ı, nükleer silah geliştirecek başka ülkeleri hepsini yani kendisine karşı olabilecek, tüm ülkeleri kontrol altına alabilecek, ikinci vuruş kapasitelerini ortadan kaldıracak bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun
ikinci vuruş kapasitesine ve özgürlüğüne kavuşacak, istediğini yapabilecek hale gelecek. Şimdi bu büyük projenin en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye'de de çok tartışılmış olan Kürecik Radarı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi buna dahil ederek zaten niyetini gösterdi. Türkiye de buna dahil olarak hocam, niyetini gösterdi. Türkiye'nin üçte biri bu şeyin dışında. Bir daha söyleyeyim bakın. Üçte biri, o radarın Türkiye'nin doğusunun, yani Türkiye'nin üçte biri o savunma alanının dışında kalıyor. Tamam, ben zaten Türkiye'yi savunuyor demedim. Yani bunu ben zaten Türkiye'yi savunuyor demedim. Onun için söylüyorum. Farklı şey. Tamam. Yani karşıyla iletişimde sorun yok. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Amerika'nın en çok önem verdiği projede Türkiye bu işin içinde. İki, yeni nesil savaş uçağı, F-35 savaş uçağı, bundan sonra şu anda bütün NATO ordularının da kullanmakta olduğu uçakların yerine geçeceği ve muhtemelen önümüzdeki 40 yılda başka bir alternatif üretilmeyeceği, bundan sonra insansız savaş uçaklarına geçilecek, son insanlı savaş uçağı F-35'in içinde. Sizi teyit edin hocam. Hı? F-16'lar 5 yıl içinde bitecek. Türkiye bunun içinde. Dolayısıyla bu, bir yandan S-400 bu, meselesi. Bu Amerika'nın Türkiye'ye verdiği önemi, aynı zamanda Türkiye'nin Amerika'ya verdiği önemi gözüküyor. Şimdi olayın ama büyük, orada bir sıkıntı yok şimdi mu? Olayın bakın, büyük resmi bu. F-35'ler. Şimdi olayın yani büyük resmi bu. Konuşurken şimdi, tek taraflı konuşuyorsunuz. Daha konuşamadık ki, konuşalım. Zaman, Sayın Paşam, konuşamadık henüz. F-35'ler yok, burada olsa henüz konuşamadık. Türkiye aldığı zaman Türkiye Amerika'ya tamamen bağımlı hale gelecek. F-16'da çok mu farklı yani? F-35'ten tek merkezden F-16'da tek merkezden çok mu farklı? Sayın Paşam. F-35 tek merkezden yönlendirilebilen uçaklar ve F-16'ların teknolojisi. Almayın F-16'ların teknolojisi. Almayalım tamam, ne yapalım? Kendi uçağımızı mı üretelim? Almayalım, becerimiz yani, var mı? Önemli yoksa önemli değil. Aslında ben başka bir şey anlatıyorum. Yapmak istediği farklı bir şey bu yani. Benim anlattığım şey farklı değil tamam, mi? Tamam peki. Farklı. Buyurun. Ya farklı bir şey anlatıyorum. Evet. Ben bu iki ülkenin büyük stratejik düzlemde birbirine ne kadar önem verdiğini anlatıyorum. Şimdi aşağıya geldiğinizde, Orta Doğu'ya geldiğinizde uzun süredir farklılaşan çıkarlarımız var. Bu uzun süreyi de 1991'e koyun. Yani ilk Körfez Savaşı'ndan bugüne kadar farklılaşan. Niye? Amerika Birleşik Devletleri kendi açısından baktığında bu coğrafyada Kürtleri faydalı bir araç olarak gördü. Hı hı. Ve onlar da işbirliği yapıyor. Kara gücüm olarak görüyorum dedi. Kara güç, bunu da açıkça söylüyor. Öyle yani, söyledi adam yani. Yok. Şimdi legalleştirmeye çalışıyor. Bunu zaten. Bunu Irak'ta yapıldı. Irak'ta bir otonom bir Kürt bölgesi oluşturuldu. O Kürt bölgesinde de Türkiye başta didişmesine rağmen sonra can ciğer kuzu sarması haline de geldi mi? Geldi. Şu anda aramız limoni ama kötü değil. Şu anda oradaki Kürt gruplarla en yakın ilişki olan üçüncü ülke Türkiye hala. İran'dan dahil olmak üzere. Şimdi Suriye'ye de baktığınızda Amerika açısından Suriye'de kalıcı olacağını gösterdi ve söylüyor da. Ve buradaki Suriye meselesi artık Suriye falan meselesi değil Amerika Birleşik Devletleri açısından. Belli ki Orta Doğu stratejisinin sikletini Suriye'nin, yani bugün Fırat'ın doğusu dediğimiz bölgeye kuruyor. Buraya oluşturduğu üslerin sayısına, getirdiği silah miktarına, oraya koyduğu stratejik yapıya vesaireye baktığınızda buradan gitmiyor. Hocam şunu peki, söyleyeyim. Yani hayır, buradan hocam, Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'de gönderemez. Bu verileri ortaya koyalım. Karşı karşıya gelse bile. Şimdi Türkiye'de herhalde yani ben hiçbir siyasinin, hiçbir askerin, hiçbir stratejinin Amerika Birleşik Devletleri'yle kafa kafaya savaşmak isteyeceğini ya da bunu planlayacağını düşünmüyor. O zaman Fırat'ın doğusuna operasyon olmayacağını ben Fırat'ın doğusuna bu anlamda hani kafa kafaya bir operasyon olacağını düşünmüyorum. Ancak alan ama Türkiye, ama bir sürü strateji var. Yani sadece savaş ya da geri çekilme diye bir kavram yok ki. Arada kullanacağınız onlarca farklı araç var. Sadece silahlı kuvvetleriniz yok ki. Farklı bir sürü araç var. Türkiye şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile tehditler savurarak, konuşarak bir müzakere yürütüyor. Yani müzakere dediğimiz şey masanın etrafına oturmuş karşılıklı diplomatların birbirleriyle el sıkışarak güzel şeyler söyleyerek yaptıkları bir şey değildir sadece. Peki Astana sürecinin fişini çekmek lazım diyen yani James Jeffrey ne söylemeye çalışıyor? Çok normal yani Astana sürecinin içinde Amerika Birleşik Devletleri yok. Dolayısıyla buna çomak sokmak isteyeceğini biz iki yıldır Astana süreci peki, başladığından beri peki, söylüyoruz. Peki İdlib'e şu anda çomak sokuyor mu Amerika Birleşik Devletleri? Şu anda İdlib'de yok Amerika ama
İdlib'den sonrası için Amerika açısından ama İdlib'den bu sonrası önemli. Uzaması İdlib'deki deformasyonları arttırır. Bakın şeyi şimdi konuşamıyoruz henüz ama hangi süreci özür dilerim hangi sürecin uzaması? Yani bu burada bir yere varılması gerekiyor hem ama, Rusya hem Türkiye birbirlerini ikaz ediyorlar. Sen biraz hızlan sen biraz hızlan sen neden bir an önce bağlanması gerekiyor. Bağlanmadıkça o kaygan zemin sorunları bir sonraki aşamaya geçemiyor. Mesela Türkiye'nin oradaki gözlem noktalarından iki tanesinin arasına HTŞ girdi bugün. Bugün girdi. Tabii yani iki yerden orada bir köyü HTŞ aldı. HTŞ kimin kontrolünde? Efendim? HTŞ kimin kontrolünde? Kimin kontrolünde? O Mete daha iyi bilir onları. Siz de bilirsiniz. Kimin kontrolünde? Tevazu gösteriyorsunuz. Yani buyurun, şey buyurun dedi ya. Hocam. Peki HTŞ kimin kontrolünde? Kimin kontrolünde? Hayır hocam bir tane yok yani mı? Şöyle bir şey. Suudilerin kontrolünde. Suudilerin kontrolünde. Bilmiyorum. Bilmediğim konuda spekülasyon yapacak değilim. Orada Suudiler Rusya'yı rahatsız eden gruplar var. Evet. Peki. Buyurun hocam. Şimdi buradaki akışa bakarsak İdlib meselesi öyle 15 günde, 2 ayda, 3 ayda sonuçlanacak bir mesele değil. Orada mutabakat bir bozulursa kere, ne olur? Mutabakat bozulursa. Evet, mutabakat aslında. Bozulma ihtimali çok gözükmüyor. Çünkü Rusya da bu meseleyi gayet iyi okuyor. Hı hı. Rusya Türkiye'ye inanılmaz bir kredi açmış durumda İdlib konusunda. Yani üzerinde anlaşılan tarih geldi geçti çoktan. Neyin karşılığı, niçin o krediyi açtı size? Şöyle, Putin'in konuşmalarını dinlediğinizde şunu söylüyor Putin. Oradan neyin karşılığı olduğunu çıkartacaksınız. Suriye'de Rusya ve İran dışında meşru üçüncü kuvvet yoktur diyor. Çünkü Suriye'de bu sadece ikisi Suriye hükümetinden davetle oradadır diyor. Diğerlerin hepsi yasa dışıdır diyor ve ülkeden çıkmalıdır diyor. Bu sanki Türkiye'yi de kapsıyor. Hemen ikinci cümleyi söylüyor. Diyor ki fakat diyor Türkiye'nin bölgede çok ciddi güvenlik sorunları vardır. Bunu anlamak zorundayız ve buna saygı göstermek zorundayız. Şimdi bunu dediği zaman o zaman bir tane ülke kalıyor geri. Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla Rusya aslında Amerika ile yürüttüğü küresel mücadelesinin bir parçası olarak Suriye'yi zaten görüyor. Aynı şey Amerika Birleşik Devletleri için geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir grup Suriye'yi ikinci Afganistan'a dönüştürmek peşinde. Yani Rusya buradan çıkamasın, bununla uğraşmaya devam etsin. Çünkü buradan çıktığı zaman ne yapacağını daha iki hafta önce gördük. Karadeniz'de, Azov Denizi'nde. Değil mi? Yani Kerç Boğazı vesaire. Dolayısıyla hani mesele Suriye meselesi değil. Suriye'yi çok aşmış durumda. Suriye meselenin Fırat'ın doğusu olmadığını da şuradan anlayalım. 1952'den bugüne kadar aynı ittifak içerisinde olan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş'ı sona ermesinde bırakın Soğuk Savaş'ı Kore'de birlikte savaşmış Amerika Birleşik Devletleri ve Soğuk Savaş'ı sona ermesinden sonra ortak operasyonlar yürütmüş Amerika ve Türkiye Münbiç'in etrafında da değil küçük bir bölgesinde ortak devriye gezebilmek için kaç aydır? 8 aydır mı? Antrenman yapıyorlar. Birbirlerine alışıyorlar, öğreniyorlar. Alıştılar şimdi. Şimdi alıştılar yani, diyorum Cezbe. Üçüncü devriyeyi yaptılar. Evet, o yani. Alıştılar. Nedir bu? Demek ki Amerika Birleşik Devletleri burada işi oyalama taktiği gidiyor. İşi uzattıkça oradaki varlığı yani Türkiye'yi oyalıyor. Türkiye'yi de oyalıyor, herkesi de oyalıyor. Fırat'ın doğusundaki varlığı gelişiyor. Artı Suriye rejimi başka bir sürü şey oluyor. İdlib şu bu falan ama Suriye rejimi de Kürtlerle konuşmaya başladı. Yani Fırat'ın doğusundaki Kürtlerle konuşmaya başladı. Ama Rusya'nın da zaten PYD'ye bakışını biliyoruz. Onlar elbette, da çok soğuk değiller. Elbette. Peki Türkiye o zaman ne yapacak? Yani o PYD varlığı ile ilgili nasıl bir pozisyon almalı bundan sonrası için? Can sıkıcı bir şey söyleyeyim mi? Yani öngörüde, tahminde bulunuyorum. Irak'ta olana benzer bir şey olacak. Yani Irak'ta olana benzer bir şey olacak. Paraleli kullanılıyor. Efendim? Klonluyor da benzer şey olacak dedim. Evet, hoca başka bir şey söylüyor. Türkiye'nin tavrı da Irak'ta olana benzer bir şey olacak. Çok uzun zaman mümkün olduğu sürece burada bir Kürt yapılanması olmasını engellemeye çalışacak. Fakat Türkiye dışındaki tüm aktörlerin açıkçası Kürt yapılanması demeyelim. Onun adı tam PKK yapılanması diyelim. Aynen. PKK Cumhuriyeti, yani Kürt hocam, yapılanması ile ilgili bir şey. Yani ikisi arasında bir fark. Türkiye Cumhuriyeti belki orada varlığı inkar etmiyor. Bizim bölgemizde de bu sorunu, Kürt sorununu veya orada neyse çözme noktasında öne çıkmalı. Kendisini göstermeli. Biz bir halkla veya buna itirazım insanlarla yok. Tamam, düşman değiliz. Yani buna itirazım bütün yok. Mesele. Buna ama orada yok. Bizim güvenliğimizi, geleceğimizi
orada kullanılan, onlar garnizon ve uydu devlet. Orada esas sorun İsrail'den kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin varlık sebebi de, bakın buraya ben not almışım. Bir dönem Fransa, İngiltere, şimdi yerlerini alanlar Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya. Peki. Rusya ile şimdilik iyi gidiyoruz ama yarın ne olacağı da belli. Tamam hocam, siz de toparlayın, bitirdim yani, programı ama şunu, en son Ramazan Hoca'ya bölgede söyleyeceğim. Türkiye dışında, şu anda Türkiye dışında Suriye'nin kuzeyinde otonom bir Kürt yapısı ortaya çıkmasına itiraz eden ikinci bir devlet yok. Bunda yani sadece mesele Amerika Birleşik Devletleri değil. Rusya'da öyle. Dahil olmak üzere, İsrail diyorsunuz, İsrail dahil olmak üzere, İran dahil olmak önemli. Üzere. İsrail evet. Çok önemli. Bu, yani, Türkiye yalnız o zaman. Yani, Amerikan varlığının sebebini yarısı. Türkiye bu konuda yalnız. Evet. Dolayısıyla buradaki mesele sadece Suriye'nin Fırat'ın doğusuna Amerika'ya rağmen operasyon yapma meselesi değil. Onun çok daha ötesinde bir meseleden bahsediyoruz. Çözüm açısından baktığınızda alternatif yolları mutlaka denemek durumundayız. Şimdi Türkiye'nin yaptığı da zaten brickmanship denilen bir şey vardır İngilizce'de. Türkçe'de bir türlü çeviremediniz. Yani krizi tırmandırıp, yükseltip, çatışma noktasına götürerek orada karşı tarafı geri adım atmaya zorlamaya çalışıyor. Buradaki karşı taraf Amerika Birleşik Devletleri. Biz ona omuz atmak diyoruz. İşte bir aslında zirvede öpmek dediğimiz. Bir pazarlıkla, bunu bağlamaya çalışıyor. Anladım. Türkiye. Bir cümlede söyleyeyim. Biz aynı Amerika Birleşik Devletleri ile ikinci dünya harbinden beri müttefikiz. Bu anlamda çok kısaca tarihin Amerika ile ilişkimizden beri Amerika bize seküler ve dini anlamda 4 yumuşak güç operasyonu yaptı. Ama Suriye'de bugün sınırımızda özellikle Fırat'ın doğusunda 12 gözlem kulesi kurmakla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit unsuru olan PKK'ya 20 bin tır silah vermekle en azından İsrail'in güdümündeki Amerikan ekolü Türkiye'ye karşı düşmanca tavır sergiliyor. Evet. Sen, elbette Amerika'da peki. Bir tane Amerika yok ama diğer Amerika'yı da onu da söyleyeyim. Diğer Amerika'da diyor ki esas mücadele edeceğimiz alan Çin'dir. Bu anlamda da Türkiye'ye, Türk dünyasına ihtiyacımız var diyor. Bunlar da 65'indeki Amerikalılar. Evet. Ama bugün görüyoruz ki İsrail'in ve Avengers'lerin gemisine binmiş olan Trump ve Pentagon'un üst yönetimi Türkiye'ye düşmanca bir tavır sergiliyor. Peki önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Dış politikanın birçok başlığını 4 saate sığdırmaya çalıştık. Birçok şeyi de konuştuk zannediyorum. Kimlerle beraberdik bu akşam? Ankara ile başlayayım. Genelkurmay İstihbarat Ailesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin. Çok teşekkürler Sayın Pekin geldiğiniz için. Ceza Hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın. Yeni Şafak Gazetesi Dış Politika Yazarı Nedret Ersenal. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ramazan Kurdoğlu. Ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar konuklarımdı. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. İyi geceler. Hoşçakalın.